Kadir e, Mısıroğlu'nu Türk kamuoyu yakından tanır. Kadir Bey e, 30'un üstünde kitabı olan bu konulardaki eserleriyle özellikle 80 öncesi e, jenerasyona yol göstericilik yapan bir isim Kadir Mısıroğlu. Başbakan Tayyip Erdoğan'dan meclis başkanımız Bülent Arınç'a, Abdullah Gül'den pek çok e, isme e, tarih bilgisi bağlamında referans olan onlara abilik yapan bir isimdir Kadir Mısıroğlu. Kadir Bey e, gerçekten iddialı bu konularda, ve belgeye dayanan e, tezlere sahip. Yaratan Rabbinin adıyla oku, o insanı alaktan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Alak suresi ilk beş ayet. Ey Müslüman kardeşim, Allah bize okumamızı, bilmemizi, öğrenmemizi emrediyor. Sen de bir Müslüman olarak bilmelisin, anlamalısın, öğrenmelisin. Bu videoda seni nasıl kandırdıklarını, senin temiz duygularını nasıl kullandıklarını öğreneceksin. Bu videoda Kadir Mısıroğlu'nun bütün foyasını, bütün yalanlarını ve ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlayacaksın. Birçok insan Kadir Mısıroğlu'na deli diyor. Kendi yalanlarına inandığını sanıyorlar. Ama sen bu videodan sonra işin böyle olmadığını, Kadir'in kendi çıkarları için çekinmeden yalan söyleyebileceğini öğreneceksin. Gerçek Kadir Mısıroğlu'nu tanıyacaksın ve öğreneceksin ki Kadir gerçekten tam bir makyavelist insan. Bir kitabında söylediği yalanı, öbür kitabında kendisinin yalanladığını ve konu bağlamında söylediği yalanların kendi türettiği tarihi bakış açısı ile nasıl zıt düştüğünü göreceksin. Bunların yanı sıra kitaplarında kullandığı kaynak olarak gösterdiği kaynakları kendi kitaplarında nasıl çarpıttığını, yanlış ve eksik aldığını, kaynakların anlattığı konuyla nasıl alakasız olduğunu gördüğünde bunu da mı yapmış diyeceksin. Kaynak çarpıtmalarının yanı sıra bazı yalanlarına Necip Fazıl'ın Büyük Doğu dergisini gösterir. Bizler gidip Necip Fazıl'ın Büyük Doğu dergisindeki yazdıklarına baktığımız zaman şunu görürüz. Hiçbir kaynak ve temele dayanmadan bir masal anlatmıştır. Peki ya Necip Fazıl bu olayı neden yaptı diye baktığımızda şunu görürüz. Necip Fazıl'ın para karşılığı yazı yazan birisi olduğunu. Necip Fazıl'ın meşhur bir hikayesi vardır. Bunu hepiniz bilirsiniz. Eskiden dinden uzak yaşarken Abdülhakim Avrasi ile tanışır ve eski yaşamından vazgeçiyor. Kendisini dine veriyor. Abdülkadir Avrasi ile 1934 yılında Tanışır. 1940 yılında CHP'den milletvekili olmak istemiş, kabul edilmemiştir. 1943 yılında Büyük Doğu Dergisi için CHP'den para istemiştir. Bu parayı isterken şu ifadeyi kullanmıştır. Mecmuanın CHP ölçülerine uygun olarak bütün dünya hadiselerini kucaklayıcı bir hareket ve hadise cephesine malik olması başlıca hedefidir. Bu istekleri üzerine gerçekten dediği gibi vatansever bir insan mı diye basın yayın genel müdürlüğü Necip Fazıl'ı araştırmıştır. 1944'teki raporuna göre Necip Fazıl İngiliz devletine çalıştığını bulmuşlardır. Bu belgeler ışığında anlıyoruz ki Necip Fazıl'daki 1943-1944 yılındaki değişimin sebebi dini bulma değil parayı bulamamasıdır. Paranın kesin olarak gelmeyeceğini anladığı zaman radikal bir dönüş yaşamıştır. Tabii ki de bu dönüş Necip Fazıl'ın hayatına fazla etki etmemiştir. Mesela 1951 yılındaki meşhur kumarhane baskınında yakalanmış ve kitap yazmak için gittiğini söylemiştir. Peki fikirlerindeki bu değişim sayesinde parayı buldu mu diye sorabilirsiniz. Bunun cevabını Atnan Menderes'ten dinleyelim gazete, dergi ve ajan sahiplerine verildiği tespit edilebilen paraların tutarı 723.809 liradır. Bunun 147.500 lirasını Büyük Doğu dergi ve gazetesi sahibi Necip Fazıl kısa almıştır. Dur bakalım. Şimdi bu Necip Fazıl kısa küreye böyle 147.500 lira. Fazla diyeyim. Bu zannediyorum reis beyefendi uzun bir müddet içine yayılmış olan bir şey olacak. Ee, bir tehdiye olacak. Müsteşar daha iyi bilecek bizzat tehdiyi yapan kendisinden sonra. Sonra Necip Fazıl'ın Necip Fazıl'ın da yazılarının umumi istikameti umumi istikameti memleket yararına mı ya? Yararına olmuş mu? mu? buyurursanız Reis Efendi onun e, yazılarının memleket yararından ayrıldığını gördüğümüz zaman münasebeti kestik uzun zaman münasebeti kesiyoruz, tekrar geliyor, düzelteceğim, doğru gideceğim diyor. Bu şekilde devam ediyor. Necip Fazıl hakkında bu kadar bilgi yeter. Videoya geçmeden önce bazı yerlerde Atatürk hakkında Mustafa Kemal, bazı yerlerde Kemal Paşa, bazı yerlerde ise Atatürk dedim. Kitaplara takılmadan konuya odaklanırsanız konuyu daha iyi anlarsınız. Ayrıca Kadir Mısıroğlu'na da bazı yerlerde Kadir, bazı yerlerde İngiliz dostu Kadir dedim. Bunun birçok sebebi vardır. Eğer ki videoyu baştan sona izlerseniz nedenini anlarsınız. O kadar zamanınız yoksa Bob ve PKK bölümünü izleyebilirsiniz. Bunların yanı sıra kendisinin İngiliz dostu olduğunu kendisi de söylüyor. Ben İngilizlere düşman gittim Avrupa'ya. 80 ihtilalinde vatandaşlıktan atıldıktan sonra. Almanlara dostken gittim. Tarihten edindiğim intiba ile böyleydi. İngiliz'e dost, Alman'a düşman döndüm. Bunun sebeplerini saysam bir derse bitmez. Lafı çok uzatmayalım ve videomuza geçelim. İyi seyirler. İngiliz dostu birçok olay ve iftirasına kaynak olarak Rıza Nur'u gösterir. İngiliz dostu Kadir geçmiş günü elerken kitabının ikinci cildinde Rıza Nur'un hatıralarını nasıl ulaştığından bahseder. İngiliz dostu İngiltere'ye mektup yazmış hatıraları verir misiniz diye İngilizler de hatıraları hemen yollamış. İngiliz dostu da bunları birkaç hukuksuzluk yaparak yayınlamış. Hatta parası yokmuş matbaaya verecek ilim yayma cemiyetine gitmiş. Dertlerini anlatmışlar. Para istemişler. İlim yayma cemiyetinin o zamanki başkanı korkmuş. Parayı vermemiş. İlim yayma cemiyeti o zaman nereye bağlıydı ki? Allah Allah. İnsan merak etmeden duramıyor. Neyse Kadir parasız kalmış. Nereden bulacak da matbaaya para verecek? Kara kara düşünürken birden bir muhterem hatta çok muhterem bir adam çıkmış karşısına ve 35 bin Türk lirası vermiş. Basılsın diye kitaplar. Sene 67. O zamanlarda bu paranın büyüklüğünü bir hayal edin. Bu para ile kaç tane ev alınırdı? Kaç tane ev yaptırılırdı? Hesaplamasını size bırakıyorum. Bu muhterem zat kitap basmak için bu kadar büyük miktar parayı Kadre veriyor. Bu olay size hiç şaşırtıcı gelmiyor mu? Kadir, Rızanur'un kitabını basıyor ve kaynak olarak gösteriyor. Peki ya Rızanur kimdir? Bir bakalım mı sizlerle? Rızanur, padişahı devrince iddiat ve terakki ile yolları ayırıyor. Ve Prens Sabahattin'in fikirleri etrafında toplananların kurduğu ahrar fıkrasına katıldı. Ardından hürriyet ve itilaf fıkrasının kurulması için çalıştı. 1912 seçimlerinden sonra bu fıkradan da ayrıldı. Prens Sabahattin taraftarlarıyla birlikte İttihat ve terakkiye karşı siyasi faaliyetlerde bulundu. 23 Ocak 1913'teki Babali Başkanı neticesinde İttihatçıların iktidarı ele geçirmesi üzerine tıp iktisadı bahanesiyle yurt dışına sürüldü. Yani Rıza Nur'un bu sürgüne kadar ne Türkçülükle alakası vardı ne de Türk Milliyetçiliği ile alakası vardı. İTC'nin Askeri kanadı Türkçü bir fikir yapsını savunurken Ahrar fıkrası ve İTC'ye karşısında birleşen Hürriyet ve İtilaf fıkrası liberal muhafazakar fikir yapsını benimsemişlerdi. Toplama bir parti olan Hürriyet ve İtilaf fıkrasını İngilizlerin kurduğu söylenir. Bu konuları daha detaylı olarak İngiliz dostu Kadir'in kimin temsilcisi olduğunu anlattığımız bir bölümde daha detaylı ele alacağız. O yüzden devam edelim. Türklükle alakası olmayan Rıza Nur, Mondros mütarekesinden sonra İstanbul'a dönerek son Osmanlı Meclis Mebusanına Sinop Mebusu olarak girdi. Meclis dağılınca Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi'ne katıldı. 6 Mayıs 1920, 16 Aralık 1920 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştır. Harici Vekili Yusuf Kemal'in başkanlığında 4 Aralık 1920'de Moskova'ya gönderilen heyette yer almıştır. 1 Mart 1921'de Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan dayanışma anlaşmasıyla 16 Mart 1921'de Sovyet Rusya ile yapılan dostluk ve kardeşlik anlaşmasını Ali Fuat Cebesoy ve Yusuf Bey ile birlikte temsilci olarak imzalamıştır. 27 Aralık 1921'de Seçildiği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı görevini 1923 yılına kadar sürdüren Rıza Nur, 2 Kasım 1922 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Lozan Konferansı Delegeliği onaylanmıştır. 1923'ün Haziran ve Temmuz aylarında yapılan seçimde ikinci dönem milletvekili seçilmiştir. Lozan ise 24 Temmuz 1900 23'te imzalanmıştır. Kasım 1924 yılında Mustafa Kemal ve milletvekilleri Türk milliyetçisi gibi davranan Rıza Nur'un Türk milliyetçisi olmadığını ve Türk milletine karşı Arnavutlara istihbarat verdiğini öğrenirler. İsterseniz bu durumu nutuktan okuyayım. Abdülhakil Bey, Rıza Nur Bey'in düşüncelerindeki yanlışlığı şöyle düzeltti. Doktor Bey, 600 yıl önce Arnavutluğun bir parçası olan Yanga'ya giden ecdadımızın orada bıraktıkları torunlarını başka bir soydanmış gibi göstererek onları itham ediyor. Hem de kim? Maalesef öyle saygıdeğer bir arkadaşım ki 6 yıldan beri bağnaz bir milliyetçi olmuştur. Daha evvel değildi. Kendisi daha iyi bilirler. Ben o Yanyalı dedikleri adam. Türklük için silahla savaşırken kendileri tam tersine Arnavutları Türklük aleyhine isyana teşvik etmiştir. Gerçekten de Rıza Nur Bey'in siyasi hayatında birçok mücadelelere katıldığı biliniyordu. Bu durumu milliyetçi olarak Millet Meclisi devrinde ona hizmet ve çalışma alanları gösterilmesine engel sayılmamıştır. Fakat Türklerin Rumeli'den çıkarılması gibi her Türk'ün kalbinde sonsuz ve unutulmaz bir acı yaratan büyük felaket olayında aşın milliyetçi Rıza Bey'in Arnavut asileriyle birlikte Türklere karşı çalıştığını bilmiyorduk. Bu durum anlaşılınca Büyük Millet Meclisi'ni hayret ve dehşet kapladı. 1926 yılında İzmir suikastinden sorumlu bulunurum da, idam edilirim korkusuyla yurt dışına kaçtı. Yurt dışında kendi anılarını anlattığı 4 ciltlik kitabı yazdı ve 1960 yılında yayınlansın diye de İngiltere'ye verdi. Eğer Atatürk hayattayken yayınlansaydı bu iftiralara Atatürk her zaman yaptığı gibi cevap verirdi ve Rıza foyası ortaya çıkardı. Bu iftiralara geçmeden önce Atatürk bu adama neden bu kadar sorumluluk verdi? Gelin bunu anlamaya çalışalım. Rıza Nur kendisini Türk milliyetçisi olarak tanıtmış ve İTC'nin askeri kanadına karşı olduğu belli olduğundan kullanmak için mükemmel bir insandı. Mustafa Kemal de kendi otoritesini sağlamlaştırmak için kullandı. Rıza Nur'u savaş zamanı Eğitim ve Sağlık Bakanı yapmış. Bu bakanlıklar o kadar önemli olmadığından oraya kendi sözünü dinleyen bir adam koyması gerekiyordu. Bu da Rıza Nur oldu. Bu bakanlıklara İTC'nin askeri kanadından bir adam koymayıp Kuvayi Milliye'deki otoritesini güçlendirdi. Ayrıca anlaşmalara Rıza Nur'u da göndermesinin sebebi Rıza Nur'un çok akıllı olduğundan falan değil. Rıza Nur'un söz dinlemesinden kaynaklanıyordu. Kuvayi Milliye içerisinde o zamanlar çok farklı görüşlerden insanlar olduğundan Mustafa Kemal'in sözlerini dinlemeyip kendi başlarına hareket edip karar falan veriyorlardı. Bu da Kuvay Milliye'ye zarar veriyordu. Buna en iyi örnek Bekir Sami vakası olarak verilebilir. Bekir Sami Londra'da Türk milleti adına ikili anlaşmalar imzalamış ve kendi başına karar vermişti. Tabii ki de bu kararlar Türk meclisi tarafından onaylanmamıştı. Bu gibi durumların yasanmaması için Lozan gibi önemli bir anlaşmaya İsmet Paşa'yı gönderiyor. Çünkü İsmet Paşa asker olduğundan emir komutaya çok iyi uyardı ve Mustafa Kemal izin vermeden bir hamle yapmazdı. Rıza Nur da bu yüzden Lozan heyetinde yer alırken Rauf Bey yer almamıştır. İsmet Paşa'nın Lozan'a gitmesini eleştiren İngiliz dostu Kadir, İsmet Paşa'nın anlaşma yapmada tecrübesiz olduğunu dile getirir. O zamanlar kim anlaşma yapmakta yeteneklidir diye sormak lazım bunlara. Bunların gözünde İngilizlerin her dediğine tamam diyen Vahdettin çok yeteneklidir. Anlaşma yapmada değil mi? Biz konumuza dönelim. Rıza Nur'un hatıratı birinci el kaynak olarak kabul edilmez. Çünkü anıları birinci el kaynak olarak kabul edersek ve bunun üzerinden tarih yorumlarsak ortaya şöyle bir durum çıkar. Benim ile sizin aranız kötü olduğu bir durumda ben sizin için bir pezevenk olduğunuzu yazsam ve bu 50 yıl sonra okunsa siz pezevenk mi olursunuz olmazsınız hatıralar tarihi olaylar akışında doğru olarak kabul edilir ya da edilmez hele ki hatıralar da belge falan ortaya koymadan anlatılıyorsa zaten İngiliz dostu Kadir de tam bir makyavelist şekilde işine yarayan kısımları alıyor ve kullanıyor. Örneğin Rıza Nur, İsmet'e Bitlisli Kürt derken Kadir, Ermeni olduğunu söylüyor. Bu İsmet Paşa'nın ben Bitlisliyim demesi gibi bir şeydir. İsmet Paşa Karabağlı, Karabağ Azeri, Azerbaycan'daki Karabağlı ve maalesef de Türk değildir. Rıza Nur Alozan da diyor ki ben Bitlisliyim. Bitlis'te Türk var mıdır? Ben Türk miyim? Rıza Nur'da Türk'sü ya. Ben Rauf Çerkez'dir. O seçilmesin diye. Türk'ün işini bir Türk görsün diye. Bunu seçtirdim diyor. Eyvah bu da meğer Türk değilmiş diyor. Ne olduğunu söylersen belki varisleri dava açar. Fethullah'tan dolayı dilim yandı da. Üç tane dava birden açtı çünkü. Şimdi bu moda oldu cevap vermek yerine dava açıyorlar. Onun için söylemeyeyim. İsmet Taş'a Bitlis'te altı ay kalmış. Malatya'da bir buçuk iki sene kalmış. İzmir'de doğmuş. Kürtlükle de alakası yok. Türklükle de alakası yok. Hadi buradan sonra nokta nokta koyayım. Onunki de böyle. Burada bizim İngiliz dostuna sorarlar. Her iftiranda Kaynak olarak Rıza Nur'u kullanıyorsun da burada niye değiştirdin fikrini? Arkadaşlar şimdi işin en çok omelli kısımlarına geliyoruz. Hazır mısınız? Bu Rıza Nur Osmanlı'da eşcinsellik fazla olduğunu belirterek kendi eşcinselliğini anlatıyor. İsterseniz kendi ağzından dediklerine bir bakalım. Sürgünlerden biri de Harbiye Mektebi de. Henüz 17 yaşında, Gayet güzel yüzlüydü. Bir zabıt olan babasını da sürmüşler. Oğlunu da Sinop'a sürmüşler. Anası oğlu ile gelmiş. Sinop'la beraber oturuyorlardı. Bu çocuğu herkesten ziyade sevmeye başladım. Görmesem aklımda hiç çıkmıyor. Görsem yüzüne bakamıyor içimde heyecan duyuyordum. O bana melek gibi geliyordu. Fakat bunlardan bir şey anlamıyordum. Gündüzün aklımda keza gece uykumdaydı. Uyanıyorum derhal o aklıma geliyordu. Evimizin etrafı bahçeliydi. Büyük ağaçlar vardı. Bir kuş ötse o söz söylüyor zannediyordum. Bir gün kalktım. Bir ispinoz ötüyordu. Bir ilham ile elime kağıt kalem aldım. İçine bir şeyler yazdım ve bir zarfa koyup ona gönderdim. Ben sonra anladım ki bu çocuğa aşık olmuştum. Fakat bir gün dahi bir kötü şey aklıma gelmemiş, ona bir kötü söz söylememişimdir. Bu tabi saf ve pak bir seviyid. Ancak bu bir kız değildi. Kız olsaydı kim bilir nasıl severdim. Veya yine bu kadar severdim. İşte bu gayri tabi hal Türk sosyetesinin bir yarasıdır. Böyle bir aşkın sonu livata demektir. Bu sebeple elbet mezmumdur. Livata eskiden beri Çinlilerde vardı. Manderenler genç çocuklara aşık olurlardı. Romalılarda da vardı. Hatta bizde Şengül hahamı budur. Şengül kelimesi gulam, Kulam pare manasında farisi olup meful çocuk demektir. Şengül kelimesini ve bu aşkı Selçuk devrine ait şiirlerimizde de buldum. Osmanlı klasik sahillerinde ise pek boldur. Denebilir ki bu iş bize Acem'den ve eski bir zamandan geçmiştir. Bunun kadın bulunmayıp orduların uzun zaman kadınsız kalmasından meydana geldiğini söylüyorlar. Bunu tasdik eder vakalar Osmanlı tarihinde varsa da mesela Hanya muhasarasında askerin isyan edip kumandanın kullanlarını aldıklarını isyan bastırılıp bu çocuklar bulunduğu vakit gerdanlarında emik yerleri görüldüğünü Naima yazarsa da bugün kadının mebzul olduğu Fransa'da bilhassa İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya'da da bu iş pek boldur. O beni göklere çıkartıyordu. Altın kanatlı hayal ve tasavvurlar ile uçuyordum. Tabii ki de insanın cinsel tercihi bizi ilgilendirmez. Ama burada sorun onun erkek birinden hoşlanmasında değil. Burada sorun psikolojik olarak ruh sağlığının yerinde olmaması. Bu konuda uzman olan ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Doktor Behçet Tokol Rıza Nur'un hatıralarını inceliyor ve psikolojik olarak ne durumda olduğunu ve hastalığın yaşamı boyunca giderek ağırlaştığını söylüyor. İsterseniz Behçet Tokol'un Rıza hakkında tanısını önemli yerlerine okuyayım. Kısıtlı, kapalı, ceza dolu bir ortamda mutsuz bir çocukluk yaşamış. Evde sert ve hoşnutsuz. Ev dışında pek ağırlığı olmayan bir baba. Cahil, zavallı bir anne. Ürkütücü dış çevre. Psikolojik açıdan normal gelişmeyi tamamlayamıyor. Ego ve... Dolayısıyla süperego dediğimiz ruhsal denetim mekanizması gelişmiyor. Sosyalleşme yetersiz. Örnek alınacak bir aile büyüğü de olmadığı için idealleştirilme fırsatı da kaçıyor. Böylece ileride daha büyük ve derin bozukluklara yol açacak olan nevrotik bozukluğun temelleri atılmış oluyor. Ergenlik döneminde kendini taşkın bir şekilde dine vermiş. Bir süre sonra dinden uzaklaşıyor. Zaten hayatı boyunca her konuda bir uçla öbür uç arasında gidip geldiğini, hemen hemen hiçbir görüşte kararlı ve sabit olmadığını görüyoruz. Bir dönem kadın olmayı istiyor, sonra kadınları aşağılıyor. Bir içine çekiliyor, bir bütün şiddetiyle sosyal hayata atılıyor. Aşırı titizliğinden aşırı pisliğe sürükleniyor. Arnavutları ayaklandırmaya girişmekten kaçınmıyor. Sonra milliyetçi, sonra da ırkçı oluyor. Laikliği gerçekleştiren, hilafeti kaldıran benim diye övünüyor. Sonra Türkçü Parti programında hilafetçi kesiliyor. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal'in emrinde tam bir itaat ile çalışıyor. Türk tarihi adlı kitabında göklere çıkartıyor. Sonra da bu hatıraları yazıyor. Askeri rüştiyede okurken bir cinsel tacize daha uğruyor. Bunun psikolojik travmasının Rıza Nuru çok şaşırttığı anlaşılıyor. İlk tatilinde gittiği Sinop'ta bir kere daha cinsel saldırıya uğruyor. Bir defa bile gülmez. Bu dönem tam bir depresyon dönemidir. Homoseksüel eğilim ortaya çıkıyor. Ve güçleniyor. Sinop'ta sürgün olarak bulunan 17 yaşındaki bir harbiye öğrencisine aşık oluyor. Diyor ki bu aşk beni göklere çıkartıyordu. Benim fikri terbiyeme bu aşkın mühim bir tesiri olmuştur. Bu defa kendini şiire verir. Dinle bütün ilişkisini keser. Alay eder. İçki içer. sigara başlar. Esrare denir. Çocukluğundaki nevrotik bozukluklar kişilik yapısındaki yetersizlikler ergenlik çağındaki olayların da etkisiyle bu dönemde ciddi nevrotik reaksiyonlara hatta borderline sizoid reaksiyonlara yol açacak ve kişilik yapısını köklü bir şekilde etkileyecektir. Bu durumun zamanla başka bozukluklar da doğuracağı tabidir. Kendi de itiraf ediyor zaten. Hekim olunca anladım. Süpersiz ki ben nevrastanik idim. Son sınıfta yine asabi oldum. Şehvet kabiliyetini kaldırmak için taşaklarını çıkartmayı bu dönemde düşünür. Kadın olmak ister. Diyor ki bu giderilmez bir gaye halinde dimağıma yerleşmişti. Aşağılık duygusu iyice belirginleşmişti. Diyor ki içimi yiyen bir kurt vardı. Bu da bir kunduracı oğlu oluşum idi. Zaten yetersiz olan süper ego iyice çöker. Bir gün teyzesinin kızına tecavüze yeltenecek... suçu da insan doğasına yükleyecektir. Subay çıkan kardeşini kıskanır. Kıskançlık duygusu da gittikçe keskinleşir. 1918'de İskenderiye'deyken hizmet etmek için vatana dönmeye can attığını söylüyor. Sanıyorum ki hastayı güdüleyen hizmet değil, iktidar ikbal motifi bir partide bir yönetimde bir meslekte başta değilse veya iktidarı paylaşmıyorsa o ortamı parçalayıp bozarak kötüleyerek terk edip muhalefete geçiyor. Sebebi yerleşen ve hayatının sonuna kadar devam edecek olan kişilik bozukluğudur. Kişilik bozukluğu zaman içinde birçok belirtiler ve reaksiyonlar gösterir. Kendinden kaynaklanan saplantılar, kuruntular ve korkular yüzünden Türkiye'den ayrılıyor. Son 17 yıl içinde kişilik bozukluğunun çok arttığı hastanın doğrudan ve dolaylı itiraflarından artık dejenlere psikopat olduğu belli oluyor. Hastalığı hakkındaki teşhisim çok kısa bir ifadeyle şudur. Psikopatik bir zemin üzerinde paranoid reaksiyon. Yani çok ağır bir ruhsal bozukluk tablosu. Bu tür hastalar zeka fakülteleri tamamen bozulmadığından kısa süreli de olsa olumlu işler yapabilirler. Nitekim hastanın mesleki ve siyasi hayatta da bazı olumlu işlerine ve gayretlerine rastlanmaktadır. Keşke hastalığı erken teşhis edilerek kendisine psikolojik ve psikiyatrik bir destek ve tedavi verilmiş olsaydı. Bunun yapılmamış olmasından dolayı üzüldüğümü belirtmek isterim. Anılarının son duygu, düşünce ve yargılarına göre değişerek geriye dönüp yeniden kurgulayarak sanki gerçekmiş gibi nakletmiş. Ki bu tutum bu tür hastalara özgü bir tedavi ve tatmin yoludur. Bir doktor olarak diyorum ki bu zavallı hastayı tarihe emanet edelim ve artık rahatsız etmeyelim. Ben ise bu görüşe biraz ekleme yapmak istiyorum. Agnostik bir görüşü benimseyen Rıza psikolojik olarak tutunacak bir temel taşı olmadığından bu durumdan kurtulamamıştır. Kadınları hastalıklı varlıklar ve zayıf yaratıklar olarak tanımlayan Rıza Nur, bu ruhsal sıkıntılar ile mücadele ederken son darbeyi de kafa göz kavga ettiği morfin bağımlısı eşi vurmuştur. Rıza Nur Journalist van Arandoka yazdığı mektup şöyledir. Karımın başımdan define memnun oldum. Fakat bu aynı zamanda bana fena tesir etti. Boynuz takmak gücüme arıma gitti. Bu tesir her gün daha ziyade arttı. İçimi, beynimi yedi durdu. Hazmı bozdu, uykumu aldı. Beni müthiş keder ve hiddet kapladı. İskenderiye'ye gittiğim vakit tartıldım. Sikletimden tam 16 kilo kaybetmişim. 100 metre yürüyemiyordum. Hatta ayakta duramıyordum. Benzim bal mumu gibi olmuştu. Kara beni az kaldı öldürüyordu. İşte tam bu dönemde hatıratına sonradan ekleme olarak şu metni ekler. İhtiyar Tesalyalıların rivayeti şudur. Mustafa Kemal'in anası Selanik'te kerhanedeymiş. Yenişehir, Tırnovası'ndan ve oranın ileri gelen kabadaylarından Abdoş A Selane'ye gelir. Bu kadını görür, alır götürür. Orada piç olarak Mustafa Kemal doğar. Mustafa Kemal 5 yaşında iken Abdoş ölmüş, anası oğlu ile Selane'ye gelmiş. 12 yaşında Mustafa Tırnova'ya gidip miras istemişse de piçliğini söylemişler, geri göndermiştir. Mustafa askeri okula gitmiş, anası gümrük kolcusu Ali Rıza ile evlenmiş. Rıza Mustafa Kemal'in üvey babasıdır. Ayrıca Rıza Nur Atatürk'ün Vedat Uşaklıgil ile eşcinsel ilişkiye girdiği, Latife Hanım tarafından eşcinsel ilişkideyken yakalandığı ve Latife Hanım'ın yeğeni Vedat Uşaklıgil'i oradan oraya sürerek en sonunda öldürdüğünü iddia etmiştir böyle ruhsal sıkıntıları olan bir insanın bu iftiralarına ağır sözler söylemektense sadece üzülerek bakmak gerekiyor. Kendisi bile iftirayı atarken ihtiyar tesalyalıların rivayeti diye başlıyor. Bence bu sonradan ekleme kısmı Rıza Nur değil, İngilizler yaptı. Ama biz herkesin bildiği kişi olan Rıza Nur yapmış gibi kabul edelim. Bu olaylar yanı sıra günümüzden geçmişe baktığımız zaman Rıza Nur'un üzerinde büyük bir şüphe ve soru işareti oluşuyor. Çünkü İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliği yetkililerinden Sir Andrew Ryan Lozan'a giden delegelerimiz hakkında bazı gizli notlar hazırlamıştı. Rıza Nur için belirli görüşleri olmayan, maceracı, aşırı eğilimli biri olduğunu, bolşeviklerden ödenek aldığını ve en çok para ödeyene bağlılıkla hizmet edeceğini yazmıştır. Bunun yanında Profesör Robert Olson 7 Ekim 1924 ve 21 Ocak 1925 tarihli İngiltere Havacılığı istihbarat raporlarını incelerken bir şeyler fark etmiştir. Robert isim vermemekle birlikte istihbarat raporlarında 1925 tarihinden önce Türkiye'de bakanlık yapan ve aldığı hadiseleri İngiltere'ye raporlayan bir muhbirden bahsettiğini söyler. İşte İngiliz dostu Kadir kaynak olarak bu adamı gösterir. Ve deli ise neden Mustafa Kemal bu adamı kullandı minimalinde bir savunma yapar. Biz buna cevap verdik bu videoda. Ama tekrardan cevaplayalım. Atatürk'ü koşulsuz sarsız itaat etmiştir. İTC'nin askeri kanadı ile arasının açık olması ve milli mücadele zamanda Türkçü davranması bulunmaz bir nimetti. Ne zaman ki Türkçe olmadığını Mustafa Kemal öğrendi. O zaman Rıza Nur'un kalemini kırdı. Ayrıca birçok ruhsal hastalık vardır. Bunların hepsi bizim bildiğimiz köyün delisi olarak ortada gezmez. Son olarak bir şey daha eklemek isterim. Mustafa Kemal'in nutkuna hatıra mahiyetinde ve hissi olduğunu İngiliz dostu Kadir söyler. Ama Rıza Nur'un hatıratını kaynak olarak kabul etmekten geri durmaz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi barizdir. Kendi tezini doğrulayanları kaynak olarak kabul et, doğrulamayanları kabul etme. Mustafa Kemal Paşa kendi yaptıklarını kendi görüşüne göre anlatmıştır. O bir hatırat mahiyetindedir. Hatıratların hepsi hissidir. Tarih için ancak bir malzemedir. Padişan Tarih İngiliz dostu Kadir'in kaynak olarak gösterdiği Rıza Nur'un kim olduğunu anladık. Şimdi ise Kadir'in fikirlerini, söylemlerini sıra sıra ele alalım. İlk olarak Mustafa Kemal'in ailesine attığı iftiralardan başlayalım. İnternette İngiliz dostu Kader'in Zübeyde Hanım ile ilgili görüşünü arattırsanız ilk karşınıza bu video çıkar. Bu bitirelim. Başka bir sağ olsun. Fatih Bayhan, Mustafa Kemal, Mustafa'dan Kemal'e Atatürk'ün Büyük Sırrı isimli kitabında Atatürk'ün Selanik'i değil Malatyalı olduğuna dair belgelere dayanarak bir iddia ortaya attı. Atatürk'ün Malatya'da akrabaları varmış. Babası askeri istihbarat içerisinde çalışmış ve şehit olmuş biriymiş. Annesi ölmüş, hakikatte teyzesi olan Zübeyde Hanım onu büyütmüş. Atatürk olup olan üstad bu bilgiler için ne der? Yahu Lale tayin bir köylü bile. Üç beş tane dedesini sayabilirken bu ülkede bu kaçıncı yalan bu adam hakkında. <laughs> Size bilsem getirirdim. Milliyet gazetesinde bir haber çıktı. Atatürk'ün Rize'deki akrabaları <laughs> aile resmi çektirmişler. Milliyette haber. Biz onların da bir hikayesi var. Şundan 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 dolayı Atatürk <laughs> Rize'lidir. Biz onun akrabasıyız vesaire. Bu kaçıncı yalan? Bu kaçıncı yalan? Biz bunun hangisine inanalım? Ne alakası var Malatya'yla? Onunki de böyle. Atatürk'ün soy kötü diye bir kitap çıkardılar. Efendim bilmem Sarı Zeybek diye bir şey uydurdular. Sarı Zeybek, Zeybek Egeli olur. Efendim Mustafa Kemal Paşa'nın bir harabesi evi gösterdiler. Dedesinin evidir dediler. Ya bunlar Mustafa Kemal'in ölümünden 60 sene sonra, 70 sene sonra mı ortaya çıkacaktı? Binlerce kitap yazılmış hakkında. Bu nedir? Bu masallaştırmaktır iş. Işte. Doğrusuna bile inanılmaz hale getirdiler. Onun için bunlara sadece gülünür. Vesikaya istina denmiş. Vesikanın ne demek olduğunu bilmeyen adamın sözü o. Oturursun bir vesika uydurursun. Cemalettin Kaplan da uydurdu. Mustafa Kemal'in babası adledilen, kabul edilen Ali Rıza Efendi, Mustafa Kemal hakkında nesebi red davası açmıştır. Ali Rıza Makbule Atadan'ın babasıdır. Mustafa Kemal'in babası değil. Nesebi red davası açmıştır. Cemalettin Kaplan uydurdu bugün Osmanlıca öğrenmiş bir adamın bakkal yazısı gibi yazısıyla bir vesika. Nedir? Selanik Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bu dava görülmüş de i̇şte Mustafa Kemal'in Ali Rıza Efendi babası olmadığı sabit olmuş. Geziyor internette. Küllüğüm yalan. Böyle bir dava açıldığı zaman o zaman Şer'iye Mahkemesi'nde açılır. Ne sebe Şer'iye Mahkemesi bakar. Şeriat kaldırılmadan evvel evvela adliyede bir ikilik oldu. Nizamiye mahkemesi, şeriye mahkemesi. Mehakimi şeriye, mehakimi nizamiye. Böyle böyle İslam rafa kaldırıldı. O gün bile böyle bir dava şeriye mahkemesinden çıkar. Sulh hukuktan Neseple ilgili bir dava bir karar bugünkü mahkemede bugünkü sistemde çıkar. O günkü sistemde çıkmaz. Cemalettin Cahili benden duyduğu bu vakayı güya vesikalandırdı. Osmanlıca bilen birine yazdırdı. Bir mahkeme katibi o zaman bir mahkeme katibi bugün hattatından daha güzel yazı yazar. O yazı bir defa bir acemi yazısı. Mahreci de yanlış karar verdi dediği mahkeme sulh hukuk mahkemesi. Selanik sulh hukuku yazarsın sen oraya. Bir de eski pul bulur yapıştırırsın üzerine. Mahkeme ilamına pul yapışır mı yapışmaz mı ondan da haberin yoktur. Uydursun bir vesika cahilim biri daha vesika der. Vesika nasıl değerlendirilir? Vesikanın gerçekliği nasıl ispat edilir? Ondan haberi olmayan adamlar gördüğü her kağıdı vesika zanneder. Birisinin uydurmasını da böyle vesikaya istinaden böyle yazmış diyor. Gösterir bize o vesikayı bakalım nedir? Acaba vesika değeri var mıdır yok mudur? Onun için bu efsanelere ihtiyacı yok bu milletin. Büyük adam türetmeye de ihtiyacı yok. Tarihte bizim milletimiz kadar iftihar edecek büyük şahsiyeti olan bir başka millet yoktur. Bizim yeniden bizim de bir büyük adamımız olsun diye birini büyütmeye de ihtiyacımız yoktu. Bırak onu tarihe. Bunlar adam olsalar evvela onunla kanunla korunmasına muhalefet ederler. Bunu gören dikkatli dinlemeyen bir insan Kadir'in Zübeyde Hanım hakkında iftira atmadığını sanabilir. Ama bu yanlış bir tespittir. Çünkü bu videoda Cemalettin Kaplan'ın uydurduğu belgeyi eleştiriyor ve yanlış olduğunu söylüyor. Ayrıca iyi dinlerseniz bu videoda Cemalettin Kaplan'ın bu bilgileri kendisinden duyduğunu da itiraf ediyor. Cemalettin cahili benden duyduğu bu vakayı güya vesikalandırdı. Osmanlıca bilen birine yazdırdı. Bir mahkeme katibi o zaman bir mahkeme bu sahte belgelerin yanında bir sahte belge daha vardır. Bu sahte belgeyi Hasan Akar yazmıştır. Söz konusu sahte belge 1980'lerin ortalarında elden ele dolaşmaya başladı. Belge 1988'de Ümmet isimli bir derginin yayınladığı Mustafa Kemal'in babası kim isimli küçük bir kitapta yer aldı. Aradan 6 sene geçti ve uydurma belgenin fotokopisi güya yeni harflere çevrilmiş şekliyle beraber 1994'te bir gece mecliste milletvekillerinin odalarının kapılarının altından atıldı. Kıyamet koptu. Ardarda arda, arda soruşturmalar açıldı. Ama ne hayırsa bu haysiyetsizliği kimin yaptığı ortaya çıkartılamadı. Bu sahte belgeyi hazırlayanların zekası o kadar kıt ki adamlar belge için mahkeme uydurmuş. Doğru duydunuz. Belge için mahkeme uydurmuş. 19. asır Türkiye'sinde var olmayan bir asliye hukuk mahkemesi ismi uydurmuşlar. Aynı zamanda belgenin uslup bakımından Osmanlı döneminin resmi yazı kuralları ve mahkeme kararları ile de hiçbir alakası yok. Bu saydığım hatalardan daha fazlasını Murat Bardakçı'nın yazısından okuyabilirsiniz. Yazı kaynak kısmında mevcuttur. Biz şimdilik bu Hasan Akar'ı bir kenara bırakalım ve İngiliz dostu Kadir ile devam edelim. İngiliz dostu Kadir ile ilgili internette iyi bir arama yaparsanız şu videoyu bulursunuz. Soner Yalçı'nın kitabında Selanik'te Sabetayist Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı ve Selanik'teki dönme Yahudilere isimlerine ek olarak Efendi hitabının da eklendiği söyleniyor. Mesela Ahmet Efendi, Mehmet Efendi gibi. Aynı şekilde Ali Rıza Efendi içinde aynı şeyi geçilebilir mi? Eee sorusu var size. Ali Rıza dönme değil. Hı hı. Mustafa Kemal Paşa'nın da babası da değil. Asla. Nasıl yani? Asla. Beş yaşındaydı Ali Rıza onunla anasıyla evlendiği zaman. Mustafa Kemal Selanik'te doğmamış, Yenişehir turnuvasında doğmuştur. Başkasının oğludur. Bu vahis dikenli bir sağdır. Ben buraya girmek istemiyorum. Bu iftiralarına iki kaynak gösterilir. Birisi Rıza Nur, diğeri ise Fahri Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabındadır. Rıza Nur'un bu adi iftiraları neden attığını anlatmıştık. Psikolojisi karşı yüzünden iyicene kötüye giderken bir nebze kendini rahatlatmak istemişti. Bu iftiralara Kadir de aynen katılmaktadır. O iftiraları tekrar bir hatırlayalım mı? İhtiyar Tesalyalıların rivayeti şudur. Mustafa Kemal'in anası Selanik'te kerhanedeymiş. Yenişehir Tırnovası'ndan ve oranın ileri gelen kabadaylarından Abdoş Ağa Selanik'e gelir. Bu kadını görür, alır götürür. Orada piç olarak Mustafa Kemal doğar. Mustafa Kemal 5 yaşlarındayken Abdos ölmüş, anası oğlu ile Selanik'e gelmiş. 12 yaşındayken Mustafa Kemal Tırnova'ya gidip miras istemişse de Pişliğini söylemişler, geri göndermiştir. Mustafa Kemal askeri okula gitmiş, anası gümrük kolcusu Ali Rıza ile evlenmiş. Rıza Mustafa Kemal'in üvey babasıdır. Burada Rıza Nur Mustafa Kemal'in yeni şehirde doğduğunu söylüyor ve babasının Ali Rıza olmadığını söylüyor. Bunlar önemli çünkü Kadir de bu iftiraları kullanıyor. 5 yaşındaydı Ali Rıza onunla anasıyla evlendiği zaman. Mustafa Kemal Selanik'te doğmamış Yenişehir turnuvasında doğmuştur. Başkasının oğludur. Bu vahis dikenli bir saadır. Ben buraya girmek istiyorum. Peki ya Çankaya olay ne? Fahri Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabında Mustafa Kemal bir fotoğrafın babasının gerçek fotoğrafı olmadığını söyler. Rıfkı Ata ise bu sözleri başkasından duymuştur ve Çankaya kitabına yazar. İsterseniz okuyayım o sözleri şartta büyümüş kimselere çok defa hanedanımsı bir kütük uydurmak isteyenler çıkar. Mustafa Kemal kendisinden öncesine meraklı ve pek bağlı değildi. Gerçi 1876'da ilk kanunu esasının ilan edildiği güne rastlayan 23 Aralık Selanik'te kurulmuş askeri milliye taburundaki gönüllü subaylardan biri babası olarak öne sürülmüştü. Resmi ötekilerden ayrılarak büyütülmüştür. İstanbul hürriyetçilerine yardım etmek için toplanan bir milli kuruluşta babasının da bulunmuş olması Mustafa Kemal'in hoşuna gidecek bir şeydi. Ama inanmış mıdır sanmıyorum. Hatta bir gün alaylıca bir dil ile bu bizim peder değildir dediği kulağıma geldi. Atay Çankaya kitabında birçok yerinde Mustafa Kemal'in babasının Ali Rıza olduğunu söylüyor. O yüzden ve okuduğum metinden de anladığınız üzere Rıfkı Atay burada resimdeki adamın Mustafa Kemal'in babası olmadığını, Mustafa Kemal'in söylediğini söylüyor. Başka birisi aracılığıyla duyduğunu aktarıyor. Arkadaşlar, gelin burada İngiliz dostunu kırmayalım ve kabul edelim. Bu fotoğraf Ali Rıza Efendi'ye ait olmasın. Bu durum Mustafa Kemal'in babasının Ali Rıza olmadığını mı gösteriyor? Göstermez. Şimdi gördüğünüz adamın fotoğrafı Kadir'in babasının fotoğrafı mı? Değil. E o zaman babası Eyüp Sabri Mısıroğlu değil mi? Böyle saçmalık olmaz değil mi? Bir adamın annesine iftira atacak kadar alçalan birisi bu olayı kaynak olarak göstermesi gülünçtür. Zübeyde Hanım gibi dinine bağlı bir Türk kadınına iftira atmaya utanmayan bu zihniyet Zübeyde Hanım'ın Darül Safakaya yaptığı bağışı göz ardı ederler. Ya da bilerek görmezler. Bağışta kandil gecesi tanıdıkları ölmüşlerine ve ilk eşi Ali Efendi için ruhlarına hatim isteyen bir kadın. Nasıl olur da bunların belirttiği gibi çok affedersiniz genel evde çalışabilir. Çalışamaz. Ayrıca oğlunu medreseye göndermek istemiştir. Rıfkı Atay resim olayından hemen sonra bu olayı da anlatır. Ama size bu kötü iftiraları anlatanlar bunu anlatmazlar. Belki de birçoğunuzun yeni öğreneceği bir olay da vardır. O da Mustafa Kemal'in yetim aylığı aldığıdır. Bu resmi belgede de gördüğünüz üzere babası Ali Rıza'dır. Ayrıca Mustafa Kemal'in harbiye'deki künyesinde de babası Ali Rıza'dır. Başka birisini babası olarak gören ve onun mirasını almak isteyen birisi künyesine Ali Rıza yazar mı? Yazmaz. Bir insanı sevmeyebilirsiniz. Nefret de edebilirsiniz. Ama annesine iftira atamazsınız. Bu iftiraların yanı sıra Mustafa Kemal'in Sabataist bir dönme Yahudi olduğunu da söylüyorlar ona uydu. Şimdi ama bu cemaat bu işi Sabatay Sebi öldürülmesin diye yaptı. Bugün Türkiye'de dönme bir lugat manasına uymaz. Onun cemaatinin adıdır. Bir Alman Müslüman olsa ona dönme denmez. Ona muhtedi denir. Hidayete ermiş. Sonradan hidayete gelmiş. Ama bu cemaate dönmeler denir. Yahut Sabatayisler denir. Bunlar Türkiye'de yüz bin kişi kadardırlar. Ve bunların Selanik'te oturanları da biz Türküz Müslümanız Türküz diye geldiler mübadele ile geldiler, mübadele ile geldiler. Irkan Yahudi oldukları halde çünkü Türk adı taşırlar. Bunlar belli ailelerdi bilinir. Müslüman'a karşı Müslüman davranırlar. Kendi aralarında Yahudiliği devam ettirirler. O derecedeki Sabatayistlerin mezarlığı bile ayrıdır. Cenazelerini camiye getirirler. Müslümanlar cenaze namazını kıldıktan sonra teşekkür eder, yol verirler. Üsküdar'dan Bağlarbaşı'na giderken sağda bir mezarlık vardır. O Sabatayistlerin mezarlığıdır kendi usullerine göre mezara koyarlar. Müslümanlar mezar başına getirtmezler. E, Bülbül deresi mezarlı mı? Bülbül deresi mezarlı onların mezarlığıdır. Hı. Mezarlığı bile ayrıdır. Yani bunlar Müslümana Müslüman, Yahudi'ye Yahudi görünen insanlardır. Bunları Hı. Yahudilerden de reddedenler var. Bu rüyakarlı, bu iki yüzlülüğü tasvip etmeyenler var, edenler var. E, bir başka izleyicimiz ee, sanırım Ali Ferit e, ismiyle gönderiyor. Diyor ki e, bu sizin deyiminizle dönmeler Osmanlı ve Cumhuriyet yönetiminde ülke yönetiminde nasıl ve ne görevler almışlardır? Bunlar eğer bu makamlara geldilerse nasıl ve kimler tarafından getirilmiştir? Bu beni suç mahalline sokmaya çalışıyor. Bunlar ekseriyetle Selanikli olduğu için Atatürk'ün hemşerileridirler. Onun için çok iltifat gördüler. Bu kadar söyleyip bırakayım. Peki. Yani hemşeriler birbirini tutarlar, bundandır, başka sebeptendir, oraya girmeyelim. Peki. Türkiye'nin böyle tabuları var. Peki o tabuya girmeyelim. Girmeyelim. Şuna, evet. şuna gelelim. Ee, ben burayı biraz e, kişisel de bir merak bu. Hareket ordusu. Selanik'ten Abdülhamid'i tahtından indiren hareket ordusu Selanik'ten geldi her zaman söylüyorum Erzurum'dan gelmedi Konya'dan gelmedi niye Selanik'ten geldi İspanya'da İspanya Hristiyanların eline geçtiği zaman Müslümanlarla birlikte Yahudiler de katlam ediyorlardı Hristiyanlar bu Yahudiler Osmanlı Devleti'ne müracaat ederek biz de Allah'ın birliğine inanıyoruz Hz. İsa'nın uluhiyetine inanmadığımız için bizi de katlam ediyorlar sen geniş bir ülkesin. Bize barınacak bir yer ver diye Fatih'in oğlu ikinci bayezide müracaat ettiler. 1492 senesinde, 1992'de 500. yılını kutladılar İstanbul'daki Yahudiler. Türkiye'ye geldiler. İkinci Bayezid onları Selanik'e ye yerleştirdi. Selanik bir Yahudi karargahı olduğu için fitneci hareket ordusu oradan geldi. İttihat Terakki'nin de Abdülhamid'i tahttan indiren Yahudi güdümlü İttihat Terakki'nin de bir siyasi parti olduğu halde merkez umumisi o günkü hükümet merkezi İstanbul'da değil Selanik'teydi. Bunları nazar dikkatinize celbederim. Orada faaliyet gösteriyor. Çünkü Yahudi güdümünde. Selanik'ten gelen bu hareket ordusu Abdülhamid'i indirdikten sonra Yıldız Sarayı'nı yağmaladı. Niye Selanik'ten geliyor? Yahudi güdümlü olduğu buradan belli. Ama burada Sabatayist derken dini bir inanış yerine soysal bir bağlantı olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü Atatürk'ün ateist olduğunu düşünüyor. Vedatel Hocası'na girdi Selanik'te bunun vesikasını ben Sebil'de yayınladım Armstrong'un kitabında da vardır Grey Wolf'a bakarsanız görürsünüz Vedatel Hocası'na girdi fakat Selanik meyhanelerinde ateist mahiyetler konuşmalarını duyunca bunu ihraç ettiler düzelteyim Masonlukta ihraç yoktur. Masonanlığa girmek Katolik nikahı gibidir. İhraç etmek istedikleri adamı toplantıya kabul etmezler. Lisede karşısına uykuda yazarlar. Uykuya yatırmışlardır. Mustafa Kemal 3 derecede uykuya yatırmıştır. Çünkü ateist adam almazlar. Mustafa Kemal'in Ateist olduğunu öğrenmek istiyorsanız belki bazıları der ki beni pazartesi günü savcı ifadeye gideceğim. Şikayet ediyorlar. Falan yerde falan sözü söyledi. Falan yerde gitmekten usandım. Gene böyle şikayet ederler. Doğu Perinçe'nin Mustafa Kemal'in el yazılarına dair yayınlanmış dört tane kitabı var. Övünerek söylüyor. O da benim gibi ateist idi. Dinle, Allah inancıyla, peygamberlikle hiçbir alakası olmadığı gibi bunlara düşman olduğuna dair el yazılarını görün. Ayrıca Selanik şehrine İspanya'dan Yahudi geldi diye birçok hikaye anlatırlar. Bunlar göz önüne alındığında Atatürk'e etnik olarak Yahudi yakıştırmasını yaptığı görülür. Etnik olarak da Ali Rıza Efendi'yi babası olarak görmediğinden iki kişi sebetayist olabilir. Kadir'in görüşüne göre ya Zübeyde Hanım ya da Kabadayı Abdos. Bence burada Kadir Zübeyde Hanım'a iftira atıyor. Bu iddialarını nereye dayandırıyor diye sorarsanız iki temel dayanakları var. Birisi Mustafa Kemal'in Şemsi Efendi okuluna gitmesi, bir diğeri ise gazete sayfalarında Mustafa Kemal'e Yahudi denmez. Bir tane daha vardır. Bunu Kadir iddia etmese de biz ele alalım. Mustafa Kemal'in 1911 yılında Filistin'de İtamar Ben Avi ile yaptığı söylenen konuşma. Bunları teker teker ele alalım ve anlatalım. İlk olarak Şemsi Efendi Mektebi'ni ele alalım. Şemsi Efendi sabateist olduğu söylenir. Peki ya sabateist nedir? Sabatay adında bir Yahudinin kurduğu mezhep bu adamı Osmanlı Devleti idam edecekken bu adam Müslüman olduğunu söyler. Bunun üzerine Sabatay ve takipçileri inançlarını gizli yaşamaya başlar. İdam korkusundan dolayı bu gizli yaşayanlara da dönme denir. Şemsi Efendi de Sabatayist olduğu söylenir. Fakat Şemsi Efendi okuluna sadece Sabatayistleri almaz. Düşünsenize siz kendinizi gizlemeye çalışan bir grupsunuz. Ve herkesin gözü önünde şehrin ortasına bir okul kuruyorsunuz. Ve bu okula o şehirden kimseyi almıyorsunuz. Sadece kendi adamlarınızı alıyorsunuz. Bu dikkat çekmez mi? Çeker. O zaman bu okula sadece sabah girdiği, tamamen bir yalandır. Mantıklı düşünen bir insan zaten bu söylemin ne kadar tutarsız olduğunu görür. Ayrıyeten 1869 tarihli Marifi Nizamnamesinin 129. ve 130. maddeleri ecnebi ve gayrimüslim teba yanında Müslümanlara da özel okul açma imkanı tanımaktadır. Semsi Efendi de Müslüman olarak okulunu açmıştır. Yani Müslümanlara seni almıyoruz kardeş demez, diyemez. Müslümanları almak istemese gider gayrimüslim okul açar. İkinci olarak da bu okula Mustafa Kemal'in gitmesini Ali Rıza Efendi istemiştir. Rıfkı Atay Çankaya kitabında fotoğraf olayından sonra su sözleri yazar. Mustafa 7 yaşına basınca ana baba arasında anlaşmazlık çıktı. Zübeyde Molla'ya göre oğlu ilahilerle, Kasımpaşa semtine yakın medrese ilk babasına göre yeni usul eğitim yapan Şemsi Efendi okuluna gitmeliydi. Atatürk der ki nihayet babam bir kurnazlıkla işin içinden çıktı. Önce ilahi ve alayla mahalle mektebine başladım. Biraz sonra Şemsi Efendi okuluna yazıldım. Şimdi sorarım size. Ali Rıza gibi ailesinde Molla olan dinine bağlı bir adam önce tutuyor. Affedersiniz hayat kadını birisini eş olarak alıyor. Sonra üvey oğlu modern eğitim alsın diye sebetayist olan eşi Zübeyde Hanım ile kavga ediyor. Zübeyde Hanım sabateist mektebine öz oğlunun gitmesini istemiyor. Kendisinin sabateist olmasına rağmen sonra Ali Rıza Efendi sabateist olsun diye Semsi Efendi mektebine yazdırıyor Mustafa Kemal'i. Eğer bu olay size mantıklı geliyorsa ve bu saçmalığa inanıyorsanız Allah size akıl, fikir versin. Başka ne diyebilirim? Ayrıyeten Mustafa Kemal'i Kadir kafa taşçı diye suçlamıyor muydu? Suçluyordu. 1930 senesinde Mustafa Kemal'in Türkiye'de yaşayan herkese zorla Türk'ün dedirtme hareketinin bir reaksiyonu olarak dersimde böyledir. Alevi diye dersimi ezmemiştir. Türk olduklarını kabul etmediği için ezmiştir. Onun yerine bir şey koymak ihtiyacıyla Türkçülüğü koydu. Ve bunu kafa tasçılık şeklinde koydu. Mustafa Kemal Paşa internete girin görün 64 bin mezar açtırdı. Kafa ölçtürdü. Bu Türk müdür? Dolıkasafal mı? Brokasafal mı? Bugün buna güler dünya. Böyle bir milliyetçilik anlayışı yoktur. Hem Yahudi olacak, hem Türk ırkçılığı yapacak. Hem de Türk milletine Türklüğünü hatırlatmak için andımızı okullarda okutacak. Kadirin iftiraları hiçbir mantıklı temele oturmaz iftira atmak için iftira atmıştır. Aklına gelen ne varsa söylemiştir. Bu doğru mu diye bakmamıştır. Kadir bizleri salak yerine koyuyor herhalde. Ama bizler bu yalanlara kanmıyoruz tabi. Eğer ki Kemal Paşa dini olarak Yahudi ve Sabatayist ise Mason hocalarını niye kapattı? Sabataist olduğu söylenen Cavit Bey'i niye idam etti? Ha eğer Kemal Paşa ateist ise sabatayist değildir. Eğer ki etnik olarak sabatayist ise kaynağın ne? Elinde belge olmadan ondan bundan rivayetle nasıl böyle bir yalan atabiliyoruz? Kaynaksız, belgesiz bu olayı gerçekmiş gibi anlatıyor. Şimdi gelelim ikinci olaya. İtamar Ben Avi ile 1911 yılındaki konuşmasına. Bu olayı İngiliz dostu Kadir tarafından dinlemek için çok arama yaptım ama bulamadım. O yüzden bu iddia Kadir'e ait olarak kabul etmeden devam edelim. Ben Avi İmşara Atmozana adlı hatıra kitabında Mustafa Kemal ile buluştum. Geleceğin Türkiye Cumhurbaşkanı bölümünde 1911'de Kudüs'teki bir otelde buluşmalarını anlatır. İsterseniz kitapta ne dediğini özet olarak size aktarayım. Benavi Mustafa Kemal'in kaldığı otele gelir. Otel sahibi oteldeki insanları birbiri ile devamlı tanıştıran birisidir. Ben Avi ile Mustafa Kemal de Türk subayı olarak tanıştırır. Tanıştıklarında Mustafa Kemal'in rakı şişesi yarısına kadar bitmiştir. Ben Avi Mustafa Kemal'in masasına oturur. Şişesinin yarısı bitmiş olmasına rağmen Mustafa Kemal'de bir şey olmadığını belirtir ve Mustafa Kemal'in yeşil gözlerinden çok etkilendiğini ilave eder. Ama biz biliyoruz ki Mustafa Kemal'in gözleri mavi. Burada bir yanlışlık var. Neyse devam edelim. Mustafa Kemal ile Fransızca konuşurlar. Atatürk söze başlarken ben de genç Türklerdenim der ve ilave eder. Bizi yönetenlerden bazıları genç Türklerden değildir. Bunlar şarlatandır. Ama Mahmut Şevket Paşa şarlatanların yerini dolduracaktır der. Konuşmasının ilerleyen kısımlarında Mustafa Kemal Türklerin Arap Yarımadası'na bekçilik yapmaması gerektiğinden bahseder ve buradan gitmeliyiz der. Ben bu sözler üzerine korkar ve fikrini belirtmek istemez. Çünkü Mustafa Kemal bir ajan olabilir. Benavi kitabında karşımda bir zaman sonra kendi halkı için uğraşan bir Türk'ün oturduğunu hissettim der. Mustafa Kemal biraz daha içtikten sonra Ben Avi'ye şunları söylemiştir. Sizin Sabatay Sevin'in soyundan gelenler şu an Yahudi olmasalar da onun hevesli savunucuları benim görüşme göre bu ülkedeki her Yahudi iyi şeyler yapabilirdi. Şayet onun tarafına dahil olmuş olsaydı. Mustafa Kemal'in bu sözleri üzerine Ben Avi tekrardan korkarak bir şey söylemek istememiş. Mustafa Kemal rakı bardağını kafasına dikip bütün bardaktaki rakıyı içtikten sonra Türkiye Türklere, Fransa Fransızlara, İngiltere İngilizlere diye o zamanlar yaygın olan bir laf etmiş ve eklemiş. Sen de benim gibi Türksün değil mi? Ben Avi de yok ben Osmanlıyım, Osmanlı Yahudisi demiş. Mustafa Kemal bunu hoş karşılamamış bu cevabı duyduktan sonra Mustafa Kemal bir bardak daha dikmiş. Şişe bitince bir şişe daha otelden istemiş ama otel bittiğini söylemiş. Bu durumu Ben Avi sevinerek anlatır. Çünkü eğer bir bardak daha içsem sarhoş olabilirdim der ve ayrılırlar. Sonra tekrardan aynı otelde karşılaşırlar ve Mustafa Kemal onu yanına davet eder ve karanlık hayatıma diye kadeh kaldırırlar. Ama bu sefer diğerlerinden daha sarhoş olduğunu belirtir. Mustafa Kemal evlerinize vermiş olduğumuz bu atları beğenmedim der. Benavi ise bunlar bizim evimiz değil köylerimiz der. Mustafa Kemal de bunun üzerine biliyorum sizin hareket de buralardan çıktı der. Benavi şaşırır Mustafa Kemal'in bu kadar bilgili olmasına. Mustafa Kemal de şaşırmayınız der. Ben babanız ile tanıştım der. Ve ekler. Babanız bana açıkladı hareketinizin temelini. Babanız çok güvenilir bir Osmanlı. Ve onun İbranice üzerinde çalışması bizim Osmanlıcamıza zarar vermiyor. Aksine faydalıdır. Benim nefret ettiğim ayrım Akşenazlılar ile Frankların ki ve diğerleri diye söyler burada espri yapıyor. Bu espri üzerine ekler. Benim evde çok eski Tevrat da var. Babam çocukken benim bunu okumamı isterdi. Aklımda bir şeyler kaldı der. Ve bir dua okur. Ben ise bu bizim en büyük duamızdır der. Bunun üzerine Mustafa Kemal bu benim gizli duamdır der. Ve rakı doldurur bardaklara. Mustafa Kemal kendi kendine şu an öyle bir durumdayım ki uzun zamandır bu kadar sarhoş olmamıştımdır. Benavi ise o an bu yabancı memurdan çok büyük tedirgin olduğunu belirtir. Aynı zamanda da çok büyük bir şaşkınlık içerisindedir. Mustafa Kemal abarttıkça abartır. Ben tam bir inançla inanıyorum ki günün birinde Türk ulusu ile Yahudiler arasında bir anlaşma olacak. Belki ben de bu anlaşmada Türk halkını temsil edebilirim. İspanya'dan buraya geldiklerinden sonra Türkler bu halkı sevdiler. Mustafa Kemal'in bu sözleri üzerine Ben Avi sevke gelir ve mutlu olur. O da sevgi dolu, övgü dolu sözler ile karşılık verir. Türkleri övmeye başlar. Enver Paşa'ya geldim mi Mustafa Kemal sözünü keser ve Enver'den nefret ediyorum der. Kalbi ile dili farklı olduğundan zihni boş olduğundan ve kendini Napolyon'a benzettiğinden dolayı olduğunu söyler. Cemal Paşa'dan da nefret ettiğini söyler. Cemal Paşa'nın Arap olduğunu söylüyor. Cemal Paşa'yı Şam şehrinde tanıdığını söyler. Talat Paşa'ya karşı ise bir eğilimi olduğundan bahseder. Bu sırada otele bir grup Türk girer. Mustafa Kemal Türk grubu ile Benavi'yi tanıştırır. Benavi'nin Türk dostu olduğundan Türkiye için ölebileceğinden bahseder. Tek bir eksiğinin olduğunu dile getirir. O da rakıyı fazla içmemez. Birkaç gün sonra tekrar bir araya gelirler. Ve Mustafa Kemal nefret ettiği Enver'den aldığı emir yüzünden buradan ayrılacağını söyler. O da niye diye sorar. Bunun üzerine Mustafa Kemal Ben Avi'ye sır vereceğini söyleyerek İtalya'nın Osmanlı'ya savaş açmaya karar verdiğini söyler ve Trablus Garba gitmesi gerektiğini belirtir. Sonra özel bir yemek yemeye davet eder. Yemek sırasında Enver ve Cemal'e tekrardan nefretini belirttikten sonra Mahmut Şevket Paşa'ya özel bir rütbe için talepte bulunduğunu, bunun da Enver tarafından öğrenildiğini, Enver'in de bu yüzden Mustafa Kemal'den nefret ettiğini de Mustafa Kemal söyler. İlk fırsatta İstanbul'a döneceğini belirtir. Beni gazetelerde daha çok okuyacaksın. Ülkemizi düzeltmek için kalbimde çok şey var der. Bunun üzerine Benavi kendinin Osmanlı hakkındaki düşüncelerini söyleyip söylememe konusunda kararsız kaldığını belirtir. Ve artık Mustafa Kemal'e dökülmeye başlar. Der ki ileride tek İsrail halkı bağımsız ve Türklerle iyi geçinen bir devlet olması gerektiğini belirtir. Bu lafının hemen arkasından Mustafa Kemal heyecan ile sorar. İkinci düşünce nedir? Benavi ise bunu ifade etmeye izin var mı diye Mustafa Kemal'e sorar. Mustafa Kemal ise benim ifşa ettiğin gibi sen de açıkla der. Benavi ileride kendi harflerimizi kullanmaya başlayacağız der. Yani İbranice'yi. Bunlar sizin harfleriniz değil mi diye Mustafa Kemal sorar. Yuvarlak olanlar latince der ve ekler. Eğer peygamberimiz kalksa latince harflerini okuyamazdı der. Burada araya bir ufak gireyim. Bizim Müslümanlıkta böyle bir durum yok. Çünkü Müslümanlık bütün milletlere gelmiştir. Sadece Araplara değil. Neyse devam edelim. Benavi sizin Arapça harfleriniz, bizim köşeli harflerimiz Yunanca harfleri ve tüm diğer harfler arasındaki yakınlaşmayı rahatsız ediyor. Latince İbranice'den türemiştir der. Bunun üzerine Mustafa Kemal birkaç soru daha sorar sonra Benavi şöyle söyler. Eğer Türkler kendi dilini yapsa Ermeniler de kendi dilini yapsa Yunanlılar ve diğer milletler de kendi dilini yapsa bunun karmaşık olacağını belirtir. Ve bütün Osmanlı tebaasının anlaşabilmesi için Latin alfabesini kabul ederseniz bir nevi halklar arasında köprü olur der. Son sözleri olarak bu sözleri söyledikten sonra sokakta bir çan çalar ve ayrılırlar. Mustafa Kemal'in dil konusunda hiçbir şey anlamadığını belirtir. Enver ve Cemal gibi o zaman için tehlikeli konuları konuşmaktan kurtulduğuna da memnun olduğunu belirtir ve Mustafa Kemal bölümünü bitirir. Şimdi gelelim bu iddiaları değerlendirmeye. İlk olarak bu iddia bizim ülkede fazla bilinen bir iddia değildir. Bu anlattıklarına göre Mustafa Kemal'in Türk olduğu kesindir. Bu iddialara göre Mustafa Kemal dinsel olarak Yahudidir. Bunu metinden anlıyoruz. Ayrıca öz babasının da farklı biri olduğunu iddia etmez. Ali Rıza Efendi olarak kabul eder. Biliyorsunuz Kadir bunu kabul etmiyordu. Yani bu hatıra bizim Türkiye'de Mustafa Kemal'e Yahudi diyenlerin iddialarıyla örtüşmüyor. Farklı bir iddiadır. Ama buna rağmen her türlü Mustafa Kemal'e saldırmak isteyenler çamur at da izi kalsın ile kendi iddialarına uymasa da kullanmaya çalışmışlardır. Peki ya bu olay gerçek mi? Konusuna gelelim. Bu iddiaların doğruluğunu Uğul Iğdemir'in Atatürk'ün yaşamı kitabında kanıtlamaya çalışır. Ödemir İsrail'e gider. 1977'de İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterine sormuş. Onlar da evet doğru demişler. Demir'in kitabında Mustafa Kemal Trablusgarp'a 8 Eylül 1911'de İstanbul'dan yola çıkıyor. Ayrıca kitaba göre 27 Eylül 1911'de İtalyanlar Libya'ya saldırıyor. Bu adamın Ben Avi'nin hatıratını doğru olarak kabul ettirmek için tarihlerle oynadığını fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Gerçekte olan ise İtalyanlar 29 Eylül 1911'de savaş ilan ediyorlar. Mustafa Kemal 29 Eylül 1911'de Trablusgarp fırkası kumandanlığına atandı. Ve 15 Ekim günü İstanbul'dan ayrıldı. Mustafa Kemal Trablusgarp'a giderken gazeteci olarak gidiyor. Subay olduğunu belli etmeden gidiyor. O zaman gelelim hatırata. Hatıratta Mustafa Kemal'in bir subay olarak Kudüs'e geldiğini ve savaşın daha başlamadığını belirtir. Ama bu iki bilgi de yanlıştır. İlk olarak Mustafa Kemal İstanbul'dan savaş başladıktan sonra ayrılmıştır. Ve bir subay olarak da değil, Tan'ın gazetesi muhabiri Mustafa Şerif Bey olarak gitmiştir. Mustafa Kemal'in yeşil gözleri yoktur gözlerin mavidir. Bu da aynı bir hatadır. Ayrıca hatıratta da Mustafa Kemal'in ağzının çok düşük olduğundan her şeyi hemen döküldüğünü söyler. Bu da yanlıştır. Hatırata göre çok gizli olan Trablusgarp görevini daha iki günlük tanıdığı insana anlatır. Enver ve Cemal nefretini hemen dökülür. Mustafa Kemal'in ağzı bu kadar gevşekse bu adam saltanatı kaldıracağını Nasıl en yakın dostlarından saklamış olsun. İleride yapacağı reformları nasıl zamanını beklesin. Atatürk nutukta bu konuyu anlatır. Bu son sözlerimi özetlemek lazım gelirse diyebilirim ki ben milletin vicdanında de geleceğinde sezdiğim büyük gelişme kabiliyetini bir milli sır gibi vicdanımda taşıyarak peyderpey bütün toplumumuza tatbik ettirmek mecburiyetindeydim. Yani anlayacağınız üzere ne tarihlere uyuyor ne de Mustafa Kemal'in karakterine. Devam edelim. Peki ya neden böyle bir iddia atıyor bu adam? Sebep bellidir. Mustafa Kemal'in başarısından kendine pay çıkartmaktır. Latin alfabesine sanki Mustafa Kemal'i kendi ikna etmiş gibi gösterir. Bunu Rıza Nur da çok yapardı. Likely kendisinin getirdiğini savunurdu. Bu adam bana göre babası gibi önemli bir ismin yanında kendini yetersiz görüyor. O yüzden de kendini önemli biri gibi göstermeye çalışıyor. Tarihe önemli biri olarak geçmek istiyor. Bu yüzden hatıratının ilerleyen kısımlarında Mustafa Kemal'in hayatını kurtardığını iddia ediyor. Mustafa Kemal'in Kemal Paşa'dan nefret ettiği de yanlıştır. Mustafa Kemal Cemal Paşa öldükten sonra Cemal Paşa'nın ailesine bakmıştır yardım etmiştir. Cemal Paşa'ya ağabey diye seslenir. Bu hatıratı kaynak alıp bazı gazetelerde yazılar çıkmıştır. Bu hatıratın birçok yönden yanlış ve eksik olduğunu anladıysak geçelim. Hatırattaki başka yanlışlar da siz bulursunuz ve yorumlara yazarsınız. Şimdi gelelim gazetelerde çıkan iddialara. 4 Mart 1921'de Chicago Sentinel gazetesinde bir yazı yayınlanıyor. Sene 13 Ekim 1922'de gene aynı gazetede bir haber yayınlanıyor. Gene aynı gazetede 25 Haziran 1942 yılında gene Mustafa Kemal'in soysal olarak Yahudi olduğunu iddia ediyor. Bir başka gazete ise 27 Eylül 1926 tarihli Auckland Star gazetesi. Gene aynı iddia. Ama bunun gazetede yazıp yazmadığını teyit edemedim. Gene de kabul edelim. Sizi mi kıracağım? Bu Yahudi gazetelerinin böyle yazması kaynak kabul edilebilir mi tartışılabilir. Günümüzde artık medya propaganda için kullanıldığı bir gerçektir. Yahudi gazetelerinin hiçbir kaynak ve veriye dayanmadan bu iddialarda bulunmasını anlayabiliyorum. Mustafa Kemal gibi bir kahramanı kendilerinin gibi göstermeye çalışıyorlar. Burada asıl sorun Kadir gibi insanların Mustafa Kemal'i Türk değilmiş gibi göstermesi. Kemal Paşa, Yahudiler arasında dolaşan bu iddiayı kendi lehine de kullanmak istemiş olabilir. Yeni kurulmuş bir devletiz ve dünyada gayet güçlü olan Yahudi lobisini karşısına almak istememesi gayet normaldir. Kaldı ki Yahudi olduğunu iddia ettikleri Mustafa Kemal, Türklük adına bu kadar iş yapmış, millete Türklük bilincini aşılamaya çalışmış, Türk Dil Kurumu'nu Türk Tarih Kurumu'nu kurarak araştırmalar yapmış birisine, Türklerin kökenini araştıran birisine, Mu kıtası olayını araştıran birisine, hatta Mason localarını kapatan birisine Yahudi demek bir aymazlıktır. Bu gazetelerde yazılanları kaynak alanlar Mustafa Kemal'in faaliyetlerini hiçe sayıyorlar. Gazetelerde kaynak vermeden atılan iftirayı doğru kabul ediyorlar ama Mustafa Kemal'in yaptığı faaliyetleri görmezden geliyorlar. Bu aymazlık değil de nedir? Sorarım size. Atatürk'ün yaptıklarına bakmıyorlar. Bir gazetenin kaynak bile göstermeden yazdığı iki kelimeye bakıyorlar. İnanıyorlar. Bu gerçekten de normal değildir. İngiliz dostu Kadir, sevmediği herkesin ırkına laf eden ve sevmediği herkese Ermeni, Yunan ve Yahudi diyen birisidir sözde ırkçı değildir. Ama sevmediği herkesin ırkını belirtmekten geri durmaz. Sen bir paşa, dedesi Bulgar Yahudisi, Eroyman, alçak, adi, süfli, şerefsiz bir adam. Böyle dolu. Bunlar iki gün Mahmud'a orduyu lav ettirdiler. Yeniçeri ordusu biz o gün yıkıldık. Devş Onun için söylemeyi. İsmet Taş'a Bitlis'te 6 ay kalmış. Malatya'da bir buçuk iki sene kalmış. İzmir'de doğmuş. Kürtlükle de alakası yok. Türklükle de alakası yok. Hadi buradan nokta nokta koyayım. Onunki de böyle. Ziya Gökalp Türkçüler bir adam zannederler. <laughs> Ziya Gökalp Kürttür. Kürttür, Türkçülük yapar. Bunların yanı sıra sözde Ermeni soykırımına bizler olmadı derken İngiliz dostu Kadir olmayan bir suçu Kürt kardeşlerimizin üzerine yıkmaya çalışır. Bunu da Avrupalılar yaptırdı. Çünkü Ermeni katliamı denilen işi yapan Kürt aşiretleridir. Ermeniler de duysun Kürtler Burada de duysun. Ben, bu efendim kısa bir virgül koyabilir miyiz? Son dönemiz, Şimdi Ermeni söyleyeyim. söyleyeyim. Buyurun. Ermeni katliamı denilen katliamı yapan Kürtlerdir. Kürtleri bizden neden ayrı gördüğünü anlayamıyorum. Sizler anlıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu bölümü de isterseniz Ziya Gokalp'i Kuvayi Milli Hareketi'ni desteklediği için Türk olmamakla suçlayacak kadar ileri giden Ali Kemal'e yazdığı şiir ile bitirelim. Ben Türk'üm diyorsun, sen Türk değilsin ve İslam'ım diyorsun. İslam değilsin. Ben ne ırkım için senden vesika ne de dinim için istedim senden belge. Hatta ben olsam Kürt, Arap, Çerkez ilk gayem olurdu Türk milleti. Çünkü Türk kuvvetli olursa mutlak kurtarır her İslam olan milleti. Türk olsam olmasam ben Türk dostuyum. Türk olsan olmasan sen Türk düşmanı. Çünkü benim gayem Türk'ü yaşatmak, seninki öldürmek her yaşatanı. Türklük hem mefkurem hem de kanımdır. Sırtımdan atılmaz. Çünkü Kürk değil, Türklük hadimine Türk değil diyen soyca Türk olsa da piçtir. Türk değil. İngiliz dostu Kadir'in Çanakkale için söylediklerine gelirsek, dünyada yenilmez donanma olarak kabul edilen İngiliz donanmasının yenilgiye uğradığı Çanakkale Savaşı'na askeri bakımdan önemsiz diyor. Sebebini ise savunma savaşı olması olarak gösteriyor. Yenilmez denen İngiliz donanmasını yaptığı stratejiler ile yenen subaylarımız içinse çok şehit vermemizden dolayı Çanakkale'nin subaylar için yüz karası olduğunu söylüyor. Ben Çanakkale'ye başkalarının baktığı gibi bakmıyorum. Çanakkale Mehmetlik için şereflidir. Subaylar için yüz karasıdır. Neden? Bu bir müdafaa harbidir. Sen siperdesin. Düşman daracık bir sudan geçmeye çalışıyor stratejik bakımdan kimin durumu tehlikelidir? Düşmanın durumu tehlikelidir. Çünkü o denizden attığı gülle seni siperde bulacak, siperdesin. Ama sen ona aylakta. Başka yolu yok, daracık bir sudan geçecek. Bana göre askeri bakımdan ben subay değilim. Kıbrıs Harekatı Askeri bakımdan sadece psikolojik değeri Çanakkale'nin büyüktür. O inkar edilemez. Çünkü payitaht, bahşehir tehlikeye girmiş. Kıbrıs harekatı Çanakkale'den büyüktür. Neden? Kıbrıs'ta durum tamamen tersinedir. Biz açık sudan geliyoruz, aylaktayız. Yunan siperde. O zaman ben İngiliz dostuna sorarım. Neden büyük taarruzu millete küçük göstermeye çalışıyorsun? Yunan harbi anlı şanlı da olsa bana göre değildir. Büyük Türk tarihi içinde hiç emniyetli bir yeri yoktur. Sade psikolojik değeri vardır. 190 bin kişi Yunan ordusuna 190 bin kişi Türk ordusu. 200 de çıkmıyor iki tarafta. Beş on tane affedersin katır orada fazla, beş on tane eşek burada fazla. Beş on tane top orada fazla, beş on tane burada. Maddi ve askeri bakımdan Yunan Harbi hiç de değerli değildir. Hiç de emniyetli değildir. Biz büyük taarruzda İngiliz destekli Yunan cephesini yarmadık mı? Hani taarruz saldırıları daha önemliydi? Büyük taarruza konu gelince neden sayılara bakarak eleştiriyorsun. Bu iki yüzlülük değil mi? Asker sayısına bakıyorsan Kıbrıs'a niye önemli diyorsun? O savaşa 40 bin asker katıldı. Hem saldırı savaşları önemli diyor, Kıbrıs'ı övüyor, Çanakkale önemsiz diyor. Büyük taarruza gelince bizim saldırıyor olmamıza rağmen sırf eleştirmek için asker sayısı azdı. Önemsiz diyor. Buradaki iki yüzlüğü fark ettiniz değil mi? Çanakkale'den bir başka İngilizleri yendiğimiz yer olan Kutul Amare zaferimize de zafer değil diyor. Ama kimsenin söylemediği Kutul Amare ile alakalı olarak bir iki gerçeği burada size anlatmak istiyorum. Kutul Amare zafer değildir. Birinci yanlışları bundan bahsedenlerin kutil emare zaferi demelerdir. Kutil emare zafer değildir. Şimdi bana sorabilirsiniz. İngilizlere karşı kazandığımız her zaferi küçültmeye çalışan Kadir neden Kıbrıs zaferini küçültmeye çalışmıyor diye. Bu sorunuza tarihi bir bilgi ile cevap vermek isterim. İngiltere Kıbrıs çıkartmamızı Amerika'dan intikam almak için desteklemiştir. Bu konu şu anlık konumuz olmadığından başka bir videomuzda isterseniz ele alalım. Peki ya önemsiz olarak gösterdiği Çanakkale için İngiliz dostu Kadir başka ne diyor? Mustafa Kemal'in Nisan ayında yaptıklarını bir nebze bile anlatmaz. Anlattığı yere gelmeden önce Nisan ayında ne oldu? Önce bunu anlayalım. Nisan ayında düşman arı burnuna çıkartma yapmış ve Jong Bayarı üzerinden Kocadere'ye doğru ilerlemeye başlamıştı. Mustafa Kemal ise Bingalı'daydı. Arı burnuna düşmanın çıktığını öğrendiği zaman Mustafa Kemal'den bir taburunu düşmanı durdurması için göndermesini istiyorlar çünkü bu saldırının bir aldatma olduğunu düşünüyorlardı. Mustafa Kemal ise bütün evrindeki birlikler ile Jong Bayırı'na ilerleyişe geçti. Emrindeki 72. alay Araplara hariç. Onları geride bıraktı. Çünkü Araplara güvenmiyordu. Bu konuda da haklı çıktı. Jong Bayırı'na vardığı zaman düşmandan kaçan askerleri görmüş ve o meşhur Süngü Tak emrini burada vermiştir. Savaş devam ederken bir de ne olsa beğenirsiniz. Araplardan oluşan 77. alay kaçmaya başlamış ve dağılmıştır. 77. Alay kumandanı Hacı Emin Efendi ile Mustafa Kemal Paşa'nın arasında şöyle bir konuşma geçmiştir. Hacı Emin Efendi Mustafa Kemal Paşa'ya ''Efendim yüce huzurunuza çıkmaktan utanıyorum. Yazık ki bütün alayımız çil yavrusu gibi dağılarak muharebe meydanından firar etmişler ve bir ucu Maltepe'ye kadar gitmiştir. Alay kumandanını bulamadım. Sizin Koca Dere'ye gelmekte olduğunuzu haber aldığımdan bilgi sunmak için buraya koşup geldim. Mustafa Kemal bunun üzerine söyler. Hacı Efendi bu manzara benim için ve sizin için ilk defa görülmüş değildir. Hatırlayınız ki Derne'de İtalyanlarla yaptığımız birçok muharebede cephemizin bazı kısımlarındaki Araplar bugün gördüğümüz gibi kaçmışlardır. Fakat bu kaçışlar bizim neticede başarılı olmamızı önlememiştir. Müşterih olunuz. Diğer kuvvetlerimiz tam bir metanetle düşman karşısında durmaktadırlar. Şimdi bize düşen bu kaçanlara lanet etmek değil, onları tekrar toplayıp muharebeye sevk etmektir. Bunun için derhal tabancanızı çıkarınız ve maiyetinizde ve temasınızda bulunan bütün subaylara aynı yetkiyi verdiğimi tebliğ ediniz. Kaçanları vurunuz ve kuvvetlerinizi Kocaderenin Dere'nin batısındaki dereye toplayınız. Şimdi mahiyetimde bulunan suvarileri de bu işe memur edeceğim. Ben de bizzat sizin yanınıza geleceğim. Anlayacağınız üzere arkadaşlar Çanakkale'de ölen Araplar kaçtıklarından dolayı ölmüşlerdir ya da Müslüman kardeşlerimiz ile İngilizlerin yanında bize karşı saldırırken. Bu tarihi olayları bilmeyenler Çanakkale'deki ölen Arapları gösterirler. Çanakkale'de ölen Arapların kim olduklarını, ne yaptıklarını bilmezler. Bu saldırılar atlatıldıktan sonra Mustafa Kemal bütün orduyu yönetmek istiyor ama üstleri buna izin vermiyor. Buradaki mevziye takviye istemiş sadece Mustafa Kemal sussun diye bir tabur takviye etmişlerdi. Haziran ayında bu olaylar gerçekleşmiş 6 Ağustos günü gelmiş çatmıştır. Düşman arı burnundan saldırıya geçti. 7 Ağustos günü Mustafa Kemal kimseyi dinlemeyerek 17. Alay 1. Tabur Komutanlığı'na Jong Bayırı'na acil varın emrini verdi. Burada ilk iftiraya geliyoruz. Alman general bir görev vermiş. Mustafa Kemal de o görevi yapamamış. O yüzden Kans Gizer yaralanmıştır. Dedi ki paşam dedi oraya Mustafa Kemal Paşa'yı tayin edelim. Derhal taarruz eder. Canım dedi ona geçenlerde bir vazife verdik layıkıyla yapamadı. Bizim Kannen Gitser az kalsın ölüyordu. Öyledir ama emre itaati vardır, derhal tacavuz eder. Liman von Sandert diyor ki, geçen gün diyor, o bir ihtiyat kuvvetidir. Ona bir vazife verdik, yüzüne gözüne bulaştırdı Bizim generalimiz Kannen Gitser anından yaralandı, az kalsın ölüyordu. Bu tamamen yalan bir iftiradır. Mustafa Kemal, birinci sabrı, John emir almadan göndermiştir. Kangizer de John hemen yanındaki koca çimeni savunmaya gitmiştir. Burada Mustafa Kemal'in ne suçu var? Adam Nisan ayından belli söylüyor. Buradan saldıracaklar diyor. Buraya adam akıllı bir savunma kuralım diyor. Kangizer yaralandıysa bunun sebebi Mustafa Kemal olarak gösterilmez. Aksine destek birlik gönderdiği için. Kangizer'in ölmemesinin sebebi Mustafa Kemal'dir. Zaten Liman von Sanders de Kangizer'in yaralanmasını Mustafa Kemal'den bilmiyor. İkinci bir iftira ise 19. Kolordu komutanı dediği Fevzi Bey'dir. İddiasına göre Fevzi Paşa askeri saldırtmamış. Liman von Sanders de o yüzden 19. Ordu komutanlığından almış. Komutanlığı Mustafa Kemal Paşa'ya vermiş. Orada 19. Kolordu Kumandanı Miralay Fevzi Bey. Mirliva değil, albay. Miralay albay demek. Nasıl bir albay ki Kolordu Kumandanı tayin edilmiş. Fevzi Bey, bu Fevzi bu değildir. Yanlış anlamayın sakın. Miralay Fevzi Bey e emrediyor. Derhal Anapartalar'ın tekasına yetiş ve taarruzu kati icra et. Bunları kitaptan hariç söylüyorum size şimdi. Kitaba döneceğim tekrar. Feyzi Bey, Anafartalar'ın mıntakasına 30 kilometre mesafededir. 30 kilometre. Bütün ağırlıklarıyla askeri sabaha kadar yürütür. Sabah şafakla birlikte Anafartalar'a gider. Erkan Arp toplar. Derler ki düşman biraz ilerleyebilir. Ama bu kadar yorgun bir askeri cepheye sürersek hepsi kırılır. Fevzi Bey Müslüman evladı. Mehmet'i acıyor. Hepsi kırılır. Biz bunlar iki saat uyutalım. Sabahleyin kaldıralım. Bir sıcak çorba içirelim ondan sonra taarruzu katli icra edelim. Liman von Sanders ısrar eder. Hayır, tarzı katı icra et. İlk olarak 19. kolordu değil, Anafartalar grup komutanlığıdır. İkinci olarak burada bahsettiği Fevzi Bey, Miralay Ahmet Fevzi Bey'dir. O da Çanakkale'de hiç savaşmamıştır. Buradaki Fevzi Bey, Fevzi Çakmak'tır. Sırf Çanakkale zaferini kötülemek için Fevzi Beyleri karıştırıyor. Gerçekten utanç verici bir durum. Bir de kendilerinin bize öğretilmeyen tarihi anlattıklarını söylüyorlar. Sen önce Fevzi Paşaları bir karıştırma, normal tarihi bir bil, ondan sonra alternatifini anlatırsın. 7 Ağustos günü Liman von Sanders ile konuşan Mustafa Kemal bütün orduyu ister. Liman von Sanders bu sana fazla gelmez mi demesi üzerine Mustafa Kemal Paşa az gelir der. Fevzi Çakmak 8 Ağustos akşamı gelir, sabahı değil. General von Sanders akşam saldırın demiş. Fevzi Çakmak ise bunu kabul etmemiştir. Bunun üzerine kendi üzerinden bütün sorumluluğu atmak isteyen General von Sanders 8 Ağustos akşamı Fevzi Çakmak Paşa'yı görevden alır ve yerine Mustafa Kemal Paşa'yı getirir. Mustafa Kemal Paşa 9 ve 10 Ağustos'ta düşmana saldırmıştır. Liman von Sanders'in bu görevi Mustafa Kemal Paşa'ya vermesi üzerinden sorumluluk atmak için bir bahaneydi. Zaten devamlı sorumluluk isteyen ve bu olayları önceden görmüş birisi vardı. Kendisinin bu sorumluluğu alması gerekmiyordu. O da almadı. Mustafa Kemal bu görevi makam için istememiştir. Eğer makam için istemiş olsa onun da zaferden sonra istifa etmiş olmazdı. Çanakkale Savaşı'nı karalamaktan başka bir şey yapmayan İngiliz dostu Kadir, Çanakkale Savaşı'nı anlatırken Nisan ayındaki Mustafa Kemal Paşa'nın kahramanlıklarına hiç değinmez. Ama Mustafa Kemal'e kahraman diyenlere aptal dediği için yargılandığını saatlerce anlatır. Ben bu adliyeden haksızlıklar yaşadım. Ne bedeller ödedim. sanki hukuk tanıyormuş gibi devamlı konuşur. Yaptığı hukuksuzlukları övünerek anlatan bir adamın iş kendine gelince hukuk ve adalet beklemesi iki yüzlüktür. Üstelik kanuna karşı bir hile de yapmıştım. Bir sene evvelden onu basılmış gösterdim, fatura aldım. Başkalarına fatura kestim. Halbuki bir sene sonra bastırdım. Bir sene evvel. Toplama kararının 6 ay kanunu süresi vardı. 6 ay içinde savcılığa kitabı teslim etmezse matbaanın nakdi mesuliyeti var. Hapis cezası yok. Çanakkale konusunu bitirdiğimize göre gelelim Filistin konusuna. İngiliz dostu Kadir diyor ki önemli belirtilmesi gereken tarihi bir gerçek vardır ki o da bir ihanete kurban gittiğimiz. Filistin cephesi hariç tutulursa her tarafta başarılı savunmalarla vatanımızı koruyabilmiş olmamızdır. Sarıklı Mücahitler sayfa 30. Sanırsınız ki İngiliz dostu Filistin cephesindeki ihanetten söz ederken Arapları kastediyor. Hayır, yazarın kastettiği Mustafa Kemal'dir. Peki, nasıl ihanet etmiş Mustafa Kemal? İngiliz dostu Kadir'in üstü kapalı ifadesine göre General Albeni ve casus Lawrence'la gizlice ilişki kurarak. Kitabında şöyle yazıyor. Bu bölgede Türk ordusunu yenilgiye uğrayabilmesi için İngiliz enterejansı hummalı bir faaliyete girişti. Yıldırım orduları cephesi denilen ve 4. 7. ve 8. ordulardan teşekkül eden cepheyi çökertebilmek için Yahudi asıllı İngiliz başkumandanı General Albany, meşhur İngiliz casus Lawrence aracılığıyla emellerine muvaffak oldu. İngiliz dostunun iddialarının kaynağı Türk düşmanı Mustafa Sabri'dir. Sabri bu konuda Mustafa Kemal'i suçlarken İngiliz general ile anlaştı ve 31 Ağustos 1918'de komuta ettiği 7. Ordu'yu geri Gerhalebe hiç İngilizlere direnmeden çekti. Bu sayede cephede bir yarık oluştu. İngilizler de bizim orduyu esir aldı ve yendi der. Mustafa Sabri, Mustafa Kemal'in Lawrence ile konuştuğunu söylemez. Onu bizim İngiliz dostu Kadir iddia eder. Mustafa Kemal'in Lawrence ile konuşarak vatana ihanet ettiğini söyleyen İngiliz dostu Kadir, Lawrence'ın Tisunday Times gazetesinde 30 Mayıs 1920 tarihli Türkiye değerlendirmesinden bahsetmez. Der ki Lawrence gazetede Türkiye'de ne yazık ki tek müttefikimiz sultandır. Tıpkı İran'da olduğu gibi. Anlamayanlar için mealini vereyim. Türkiye'de devletini satan, bize çalışan tek adam Sultan Vahdettin'dir diyor. Konuyu dağıtmayalım. Filistin'de gerçekte ne olduğu buna bakalım. Mustafa Sabri bu iddiaları dile getirirken kaynak falan vermiyor. Kaynak vermediği için ben gerçek kaynaklarla ve bilgilerle Filistin cephesini en baştan size anlatayım. Biz Mısır'a kanal harekatını düzenledik ve başarısız olduk. Bunun üzerine Filistin'de savunmaya geçtik. 11 Mart 1917'de Bağdat işgal edilmesi üzerine Yıldırım Orduları kuruldu. Filistin ve Irak yapılanmalarını kapsıyordu. Amacı Bağdat'ı geri almaktı. 24 Haziran 1917'de Halep'te Genelkurmay toplandı ve fikir alışverişinde bulundular. Mustafa Kemal dedi ki: "Yeni kurulmakta olan 7. Ordu eğer Bağdat'a saldıracaksa Filistin'deki İngilizleri tutan 4. Ordu'nun İngilizleri gerçekten tutabilmesi lazım. Yoksa 7. Ordu Filistin'den yukarı çıkan İngilizler ve Bağdat'ta ki İngilizler arasında kalır ve yok olur demesine rağmen kimse Mustafa Kemal'i dinlemedi. 3 Temmuz 1917'de Mustafa Kemal'in yeni kurulan 7. Ordunun başına geçmesi istenmişti. Mustafa Kemal de bunu kabul etti. 9 Temmuz'da Diyarbakır'dan ayrıldı. İstanbul'a gitti. 11 Temmuz 1917'de Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak Falkanay atandı. Göreve atanan bu Alman Türk komutanlarını satın almak için her birine altın göndermişti. Mustafa Kemal'e de gönderdi. Ama Mustafa Kemal bu parayı ordu adına kabul etti ve senet yazdırdı. Aleni olsun diye. Sonra bu parayı bir kuruşuna dokunmadan geri verdi ve senede aldı. Mustafa Kemal 17 Ağustos 1917'de Halep'e yola çıktı. Ve karargahı Halep'e taşınan 7. ordunun Başına geçti. Mustafa Kemal başlıca iki noktada Falkenay'dan tamamen farklı düşünüyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın görüşüne göre Türk ordusu Filistin'de taarruz edecek güce sahip değildi. Savunmada kalmalıydı. Filistin cephesi iki ordunun kullanılmasına müsait coğrafi yapıda değildi. Bütün cephenin sorumluluğu 7. Ordu'ya verilmeliydi. Maraşel Falkenay bu görüşe katılmıyor. Kres von Kresstein komutasındaki 8. ordunun yanında taarruza katılmasında ısrar ediyordu. Falkenah ile yapılan konuşmalardan bir sonuç alınamayacağını gören Mustafa Kemal Paşa 20 Eylül 1917'de başkomutan vekili Enver Paşa'ya başta Sina Filistin cephesi olmak üzere diğer cephelerdeki ordunun durumunu anlattı ve Almanlar kendi çıkarlarını düşünüyor orduyu Türkler yönetmeli dedi. Enver Paşa da bu hareket için Almanlar bize 5 milyon altın verdi. Bunu kullanmazsak geri alırlar diye Mustafa Kemal'i dinlemedi. Mustafa Kemal Paşa 6 Ekim 1917'de Cemal Paşa ile yaptığı görüşmeden de bir sonuç alamadı ve istifa etti. Yerine Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'yı vekil tayin ederek 11 Ekim'de Halep'ten hareket ederek 15 Ekim 1917'de izinli olarak İstanbul'a geldi. Buradayken Veliaht Vahdettin ile Almanya ziyaretine katıldı. Hastalığı nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Mayıs ayı sonlarında tedavi için yine Almanya'ya gitti. Tedavisini yarım bırakarak 1918'in Temmuz ayı sonlarında İstanbul'a döndü. Mustafa Kemal Paşa Almanya'dayken 9 Aralık 1917'de Kudüs düştü. Mareşal Falkenhayn Suriye ve Filistin cephelerinde yaptığı bozgundan sonra 25 Şubat 1918'de komutanlıktan ayrılmış yerine general Liman von Sanders Yıldırım orduları grup komutanlığına getirilmişti. Şimdi burada savaş olurken Mustafa Kemal neden Almanya'da tedavi görüyordu diyecek olanlarınız vardır. Adam kaç kere uzun açıklamalar yapmış derdini anlatmaya çalışmış. Umursanmayınca da ne haliniz varsa görün demesi gayet normaldir. Savaş kaybedildikten sonra gene ne kadarını kurtarabilirsek kurtaralım diyerek 7. ordunun başına geçen Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan 22 Ağustos'ta trenle yola çıktı. 27 Ağustos'ta Halep'e ulaştı. 7. Ordu karargahının taşındığı Naplusa 1 Eylül 1918'de geldi ve vekaleten görevi üstlenmiş olan Nihat Paşa'dan komutayı devraldı. Durumun ve ordunun ne halde olduğunu en iyi Liman von Sanders su sözleriyle özetliyor. Bölgedeki Arap halkı silahlanmış, saldırıyor, yağmalıyor, telgraf tellerimizi kesiyor. Yolsuzluk, araçsızlık, yoksulluk her şeyi olduğundan bir kat daha zorlaştırıyor. Rusların Doğu Anadolu'dan çekilmesi üzerine Kafkasya'da yeni bir cephe açılmış. Filistin cephesinden buraya asker ve tesisat kaydırılmıştı. Bu cephenin daha da zayıflaması sonucunu doğurdu. Alayların çoğu mevcudunun %10'una sahipti. Askerler tümüyle ihmal edilmişti. Giysileri perişan, susuzluk, açlık, sıcak ve hastalıklardan ölen binlerce asker vardı. Ordumuz bu durumdayken 19 Eylül 1918'de İngilizler saldırıya geçti. Yani Mustafa Sabri'nin dediği gibi 31 Ağustos'ta değil 19 Eylül'de saldırıya geçtiler. Mustafa Sabri'nin dediği gibi 7. Ordu çekildi. 4 ve 8. Ordu bu yüzden yenildi diye bir şey yok. Ordular bitik halde geniş bir alanı Az sayıda asker ile savunmaya çalışıyordu. 8. Ordu İngiliz süvarilerinin saldırıları ile yarılmış, dağıtılmış. Lümen von Sanders son anda kaçabilmişti. Mustafa Kemal ise elimizdeki orduyu kaybetmeyelim diyerek orduyu vuruşa vuruşa düzeni bozmadan Halep'e çekmeye çalıştı. Savunmanın kırılmasında Arapların Türk ordusuna saldırmasının da büyük etkileri olmuştur. Liman ordunun toplanabildiği yerde tekrar savunmaya geçilmesi taraftarıydı. Ama Mustafa Kemal Paşa ise böyle olmayacağını çok iyi biliyordu. Liman von Sanders Sam şehrini savunmaya denemiş ama başarılı olamamış, askerleri esir etmişti. Mustafa Kemal Paşa ise ilk baştan belli planladığı gibi Halep'te savunma yapmayı denemişti. Halep içinde isyancı Araplar arasında kalmış ve esir olmaktan son anda kurtulmuştu. Bunun üzerine buraların çoktan kaybedildiğini ve savunulamayacak olduğunu anlamış ve orduyu Türk yurduna Hatay'a 28 Ekim'de çekebildi ve savunmayı burada kurdu. Ne de olsa burayı savunmak daha kolaydı. Çünkü arkadan bıçaklayacak Arap yoktu. Buranın halkı vatanını seven insanlardan oluşuyordu. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması'nı mecburen imzalamak durumunda kalmıştı. Mütarekenin imzalanmasıyla birlikte Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Liman Fonsan derse Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nı Mustafa Kemal Paşa'ya devrederek İstanbul'a gelmesini bildirmişti. Mustafa Kemal Paşa da görevi devralmak için Adana'ya gelmişti. 31 Ekim'de Liman Paşa bir bildiriyle bu değişikliği gruba duyurmuş ve görevi Mustafa Kemal Paşa'ya vermişti. Mustafa Kemal Paşa 6 Kasım 1918'deki telgrafında Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya hitaben mütareke şartları arasında anlaşmazlıkları giderecek tedbirleri alınmadan ordunun terhis edilmesi ve İngilizlerin her dediğine boyun eğilmesi durumunda İngiliz ihtirasının önüne geçmeye imkan olmayacağını bildiriyordu. İngiliz ve Fransızların yıldırım ordularının mukavemeti halinde Adana ve İskenderun yörelerini işgal edecekleri yolunda Osmanlı hükümetine baskı yapmalarına rağmen Mustafa Kemal Paşa bölgenin teslim ve tahliyesinden yana değildi. Osmanlı saray genel kurmayı ile Mustafa Kemal Paşa arasında 3-6 Kasım tarihleri arasında yapılan yazışmalarda Mustafa Kemal Paşa İngilizlerin mütareke hükümlerine aykırı olarak İskenderun'u işgal etme fikrini kabul etmiyor. Şehre zorla girmeye çalışıldığı takdirde silahla karşılık verileceğini bildiriyordu. Bu görüşe cevap olarak gelen telgrafta İngilizlerin buna hakkı olmamakla beraber İngilizlere karşı sert davranılmaması üzerimize ateş açılsa bile ateşle cevap vermeyip İngilizler nezdinde olayın protesto edilmesi emrinde ısrar ediyordu. Mustafa Kemal Paşa bu duruma direnmenin anlamsız olduğunu anladı ve İstanbul'a görevini bırakarak gitti. Böylece İngilizlerin önündeki engel kalkmış oldu. 9 Kasım 1918 tarihinde İngilizler Hatay şehrini mukavemetsiz olarak teslim aldı. Ama Mustafa Kemal Paşa bu olayı hiç unutmamış ve yıllar sonra hasta haliyle Hatay'ı geri alarak İngilizlerden ve Fransızlardan intikamını almıştır. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiği zaman yanındaki yaveri ağlamaya başladı. Fatih'in aldığı İstanbul'da İngiliz bayrağı dalgalanıyor, denizinde İngiliz gemileri yüzüyor, padişah tek kurtuluşu İngilizleri de görüyor. Bu ülke nasıl kurtulacak diye ağlıyordu. Mustafa Kemal umudunu hiçbir zaman yitirmemiş şekilde korkma geldikleri gibi giderler der. İstanbul'da birkaç gün kaldıktan sonra evine İtalyanlar arama yapmaya gelir. Mustafa Kemal kapıyı açar asker emir aldık arama yapacağız der. Mustafa Kemal ise kumandanlarınızdan arama yapmamanız için size emir alırım der ve İtalyan kumandanı arar. Arama emri geri çekilir ve arama olmaz. Ama birkaç gün sonra Mustafa Kemal evde olmadığı zaman İngilizler gelir ve evi ararlar. Mustafa Kemal İstanbul'dayken siyasi olarak kurtuluş yolları arıyor, siyaset yapıyordu. Siyasette de bir ağırlığı vardı. Askeri zaferler kazandığı için tabi bu durum rakiplerini rahatsız ediyordu. Ve Mustafa Kemal'den kurtulmak isteniyordu. Mustafa Kemal'in kendilerine bir siyasi engel olmasını istemiyorlardı. Şimdi Mustafa Kemal'e bir virgül koyalım ve Sultan Vahdettin ile devam edelim. Sultan Vahdettin'e bazı alımlı tarihçiler hain diyemez, korkarlar. Hain dememe sebepleri ise sultanın bu işe hazır olmaması, kendini sultanlık için hazırlamamış olması, tecrübesiz olması, silik bir tip olmasını bahane gösterirler. Ama hiçbiri Vahdettin'in İngilizlerle beraber çalışmadı diyemez. Bunu Kadir bile diyemiyor. Çünkü Vahdettin İngilizlerin işbirlikçisi olmuştur. O yüzden The Sunday Times'ta Lawrence bizim Vahdettin için su sözleri söylüyor. Türkiye'de ne yazık ki tek müttefikimiz sultandır. Tıpkı İran'da olduğu gibi. Vahdettin İngilizlere yaltaklanmak için Ermeni öldürdüğümüzü kabul eder ve suçlusunu İhtiyat ve Terakki Partisi olduğunu söyler. 24 Kasım 1918'de T. Daily Mail muhabiriyle mülakatı. İngiltere'de öteden belli Türklere karşı mevcut dostluk duyguları harp başladığı zaman hemen yok olmuş değildi. Fakat Ermenilerin öldürülmeleri İngilizlerin Türkiye'ye karşı duygularında derin bir değişiklik hasıl etmiştir. Bu kötülükler kalbimi yaralamıştır. Adalet çok geçmeden yerini bulacaktır. Yani burada diyor ki Türk milleti öldürülen Ermenilerin hesabını verecektir diyor. Ben Türk milletinden hesap soracağım diyor. Devam edelim. Okumaya devam edelim. İngiliz milletine kuvvetli sevgi ve hayranlık duygularımı Kırım Harbi'nde İngilizlerin müttefiki olan babam Sultan Abdülmecid'den miras aldım. Bu sebepten dolayı memleketim ile Büyük Britanya arasında öteden beri mevcut dostane münasebetleri yenileyip kuvvetlendirmek için elimden geleni yapacağım. Harbiden de elinden geleni yapmıştır. Boğazda kaymakamı Kemal Bey'in idam emrini onaylamıştır. Bunun hukuksuzca ve adil olmadığını bile bile imzaladı. Çünkü işin içinde İngilizlerin olduğunu öğrendi. İngilizlere karşı gelebilir mi hiç? Bu olayı Kadir bile söylüyor. Boğazlı kaymakamı Kemal Bey'in Ermeni teşkilinden dolayı Nemrut Mustafa Paşa divanında idam kararı çıktığı zaman o kararı padişahın imza etmesi lazım. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi götürüyor. Bu idamın haksız olduğunu söylüyor Sultan Vahidettin. Şer an bunun doğru olmadığını söylüyor. Mustafa Sabri Efendi diyor ki dört saat benimle öyle bir fıkıh münakaşası yaptı ki hayatımda böyle bir fıkıh imtihanı görmedim. Aciz kaldı. Sonunda dedim ki efendim biz burada işgal altındayız. İşgal güçleri buna emrediyor. Bunu yapmamak şansımız yok. Aaa öyle söylediymiş. demiş. Ez zarurat tubiil mahzura. Zaruretlerde memnu adetidir. İmzayı attı ama böyle attı. Şeyhülislam Sabri Efendi aciz kaldı böyle bir adam 15 Temmuz 1919'da Timorning Post gazetesine şunları söylüyor ben daima İngiltere'ye hayranlık besledim ve daima İngiltere'ye dost bir siyasetin destekçisi oldum biz İngiliz milleti ve hükümetinin insaf ve insanlık duyguları ile adaleti temin için bize yardım edeceğini ümit etmekteyiz. Siz Vahdettin'in bu sözlerinden ne anlıyorsunuz? Ben ne anladığımı söyleyeyim. Ülkesini işgal etmiş işgalci güçlerden medet uman bir adam. Bu sözlerden bundan başka bir şey çıkarılamaz. Vahdettin'in ihaneti basına verdiği bu demeklerle bitiyor mu? Bitmiyor. Mustafa Kemal Sivas Kongresini düzenleyip bağımsızlık bildirisi yayınlamak için uğraşırken Vahdettin Mustafa Kemal'i öldürsün, Sivas Kongresi'ni yapamazsın diye Ali Galibi Mustafa Kemal'in peşine takmıştır. Bununla da yetinmemiştir. Şeyhül İslam Dürcüzade Abdullah'tan fetva çıkarttırmış ve fetvada bu vatanın namusunu koruyan, işgale direnen Kuvayi Milliyeciler için onları öldürmek helaldir demiştir. Bu fetva İngiliz uçakları uçaklarıyla Türk yurduna atılmıştır. Bu fetvadan sonra Türk yurdunda padişah yanlısı isyanlar çıkmış ve Kuvayi Milliyecilere saldırmışlardır. Bir yandan Yunan ve İngilizlerle uğraşırken vatanseverler bir yandan da bu hainler ile uğraşıyorlardı. Buna ihanet denmez de ne denir? Size sorarım. Vahdettin bu ile kalır mı? Kalmaz. İngiliz destekli Kuvayi İnzibatiye ordusu kurmuştur. Bu ordunun diğer bir adı hilafet ordusudur. Anlayacağınız İngilizler bu olayda hilafet makamını kullanmışlardır. Bu hilafet ordusu İngiliz dostu Kadir'in kendi yazdığı Sultan Vahdettin kitabında iddia ettiği gibi 700-800 kişiden oluşmaz. 6500-7000 kişiden oluşur. Ve gene Kadir'in iddia ettiği gibi bunlar Kuvayi Milliyeciler ile savaşmadan geri çekilmemişlerdir. İngiliz dostu Kadir alenen yalan söylüyor. Milleti kandırıyor. Bu yalan sözlerinden hemen sonra kitabında Ahmet Anzavur'un hain olduğunu ve Kuvayi Milliyeciler ile savaştığını söyler. Peki ya ben sana sorarım Kadir. Bu Anzavur'un ordusu, hilafet ordusu değil mi? Bu adam orduyu nereden buldu? Tabii ki de yoktan var etmedi. Hilafet ordusunun başına geçti ve orduyla Kuvayi Milliye'ye saldırdı. Ali Fuat Paşa bu savaşı hatıralarında anlatır. Ayrıca bu hilafet ordusu İngilizler tarafından silahlandırılmış, askerlerin parası bile İngilizler tarafından ödenmiştir. Bu kadar kendi ülkesine ihanet etmiş bir insanı İngilizler nasıl görüyor biliyor musunuz? Amiral Robert Vahdettin ile görüştükten sonra şunları söylüyor. Sultan Türkiye'nin birçok kara günler geçirdiğini fakat zuhul eden fırsatın daha mutlu bir geleceği ümit ettiren parlak bir etken olduğunu haliyle Türkiye'nin ölüm fermanı demek olan Sevr Anlaşması'nın imzası için emir verirken gelecekte Britanya'nın yardımına dayanacağı ümidini besliyor yaşayacak olduğu takdirde bir dost yardımına ihtiyaç duyacağını mütarek eden beri gerek tarafından ve gerek umumiyetle yüksek komiserlik tarafından gösterilen devamlı dikkatten dolayı teşekkür etmek istediğini söylüyor. Bu rapor ne kadar acıdır. Kendi ülkesine ihanet edip anlaşma imzalarken ileride bir sorun olursa İngilizlerin yardımını beklediğini söylüyor. Yani Vahdettin imzaladığı anlaşmanın vatana ihanet olduğunu biliyor ama imzalıyor. Vahdettin Türk milletini bir koyun sürüsü olarak görür. Kendisini ise çoban olarak. Bunu Rauf Bey'e "Millet bir koyundur. Ona bir çoban lazımdır. O da benim." diyerek ifade etmiştir. Vahdettin İngiliz dostu olduğu herkes tarafından bilinen Damat Ferit'i hükümete getirirken bu işe karşı çıkan meclis reis vekili Hüseyin Kazım Bey'e şunları söyler. Ben istersem Rum patrikini de Ermeni patrikini de getiririm. istersem haham başını da getiririm demiştir. Damat Ferit hükümete geldiği zaman ilk kişi Ameral Vebe gidip kendisinin ve padişahın ümitlerinin Allah'tan sonra İngiltere Krallık Hükümetinde olduğunu beyan etmiştir. Sivas Kongresi'nden sonra hükümette kalamayacağını anlayan damat Ferit, Amiral Robert'e gidip sultanın ve kendinin hayat ve hürriyetinin temin gerekçelerine başvurup vuramayacağını sormuştur. Amiral Webb de damat Feride sultanın kendisinin ve adamlarının selametini sağlayacak her türlü tedbirin alınacağını vadetmiştir. Bu anlattıklarımın hepsi raporlu ve belgelidir. Bu olayları İngiliz amiraller İngiltere'ye bildirmiştir. Yani biz bazıları gibi yalan tarih uydurmuyoruz. Olayları ve gerçekleri söylüyoruz. Aynı zamanda damat Ferit Hilafet Ordusu komutanı Ahmet Anzavur'un İzmit işgalini kutlamak için İzmit'e gitmiştir ve Hilafet Ordusu için İngiltere'den Silah yardımı istemeyi de unutmamış bu ihaneti de yapmıştır. İngiliz dostu Kadir'in Sultan Vahdettin kitabında yer verdiği damat Ferit hükümetinde Nafia Nazırı olan Cemil Topuzlu'nun hatıratı. Ferit Paşa'nın bu esnada İstanbul'da bulunmamasından istifade ederek bazı mühim icraatte bulunduk. İlk iş olarak Kuvayi İnzibati'ye denilen Çapulcu grubunun kesin olarak ödeneğini kestik. Hatta İstanbul'da İtilaf Devletlerinin temsilcilerinin arzuları aksine bu teşkilatı komple ortadan kaldırma cesaretini de gösterdik. Malta'ya sürülmek tehlikesini göze aldık. İngiliz dostu Kadirin kendi kitabında kaynak olarak verdiği adamın hatıratında da anladığımız üzere Damat Ferit Hilafet ordusunu destekliyordu. İngiliz dostu Kadir bunları bildiği halde damat Ferit için hain demiyor. Hatta damat Ferit'in kurtuluşu İngilizler'de aradığını bildiği halde demiyordu bunu. E, bir takipçiniz e, damat Ferit hain midir diye sormuş. Haşa. Hain denilen da Asla Hain değil mi? Asla. Hain olur mu? Damat mi? Ferit hain değil. değil. İzmir'in Yunan'a çıktığına da İzmir'e Yunan'ın İzmir'e çıktığına dair telefon geldiği zaman Baltaliman Sarayı'nda bu haberi aldığında düşüp bayılan bir adam. Bunu Sultan Sultanzade Fethi Sami Bey Türkiye'de çok insana söyledi. Ben de kendisinden duydum gözleriyle şahit olan bir adam olarak düşüp bayılan Biz bir adam. Bunları okumadık. İngilizlere inanmış. Onların Osmanlı Devleti'ni yıkmayacağını zannetmiş. Ayrıca bir kez daha belirtmek istiyorum. İngiliz dostu Kadir ne kadar hilafet ordusu İngilizleri oyalamak için bir oyun olarak sarayın yaptığını söylese ve ordunun sayısını yalan söyleyerek küçültmeye çalışsa da hilafet ordusu ile Kuay milliyecilerin hiç savaşmadığı yalanını söylese de gerçekler gün gibi ortadadır. Ali Fuat Paşa'nın hatıralarına bakarsanız savaşın nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz. Ya da ekrandaki gazete sayfalarında Anzavur'un nasıl savaştığı anlatılmıştır. Sarayın kendi gazetesinde Anzavur'un saldırdığı yazıyor. İngiliz dostu Kadir kitabında bize bir soru da sorar. Hilafet ordusu ile ilgili der ki İngiliz dostu Kadir. Vahdettin bu hilafet ordusunun ödeneğinin kesilmesine kızdığını ya da eleştirdiğini gördünüz mü diye sorar. Bu soruyu hemen yanıtlayalım. İngiliz dostunun verdiği Cemil Topuzlu hatıratından da anlayacağımız üzere bu ödenek kesilmesi damat Ferit'in İzmit'e gittiği sırada gerçekleşti. Biz biliyoruz ki Ali Fuat Paşa Anzavur'u Damat Ferit İzmit'e gelmeden bozguna uğratıyor. Bu demek oluyor ki yenilmiş, mağlup edilmiş bir ordunun ödeneği kesiliyor. Padişah gidip de yenilmiş bir ordunun ödeneğini niye kestiniz diye soracak hali yok ya. Gerçi İngilizler isteseydi bunu bile yapardı Vahdettin. Şimdi gelelim en çok umelli kızma. Siz İngiliz dostu Kadir'in yerinde olsanız bu kadar göz önündeki ihaneti, bu kadar göz önünde olan, bu kadar açık hainliği nasıl gizlemeye çalışırdınız? Vallahi sizi bilmem ama İngiliz dostu Kadir bu işi şöyle yapıyor. Diyor ki, Vahdettin ve Damat Ferit Kuay Milliye ile alttan işbirliği yapıyorlardı. Vahdettin İngilizlere yaltaklanarak İngilizlere hizmet ederek Mustafa Kemal'e zaman kazandırıyordu. Mustafa Kemal ise İngilizlerle savaşarak Yunan işgaline, İngiliz işgaline direnerek İngilizler ile beraber çalışıyordu. Böyle bir saçmalığı diyebilmek için deli raporunuzun olması gerekir. Zaten o da kadirde var. Tabii böyle oyalayacak. Bilmediğiniz bir gerçek Mustafa Kemal ile anlaşmış, onu Anadolu'ya göndermiş. Mustafa Kemal'i Samsun'a. Sultan Vahdettin mi Hem gönderdi? Nasıl para vererek, ferman vererek. Bu iki çelişen iddiayı savunanlara sorarım. Madem Mustafa Kemal İngilizlere çalışıyor, Vahdettin de el altından Mustafa Kemal'e yardım ediyor. O zaman Vahdettin gene hain olmaz mı? Olur. Adamlar nereden toplamaya çalışsa, nereden kurtarmaya çalışsa ellerinde kalıyor. Olmuyor, beceremiyorlar. Vahdettin'i hain yapamamayı. Çünkü ihanet içerisine o kadar girmiş ki kurtaramıyorsun adamı. Şimdi gelelim Mustafa Kemal'in İngilizlerle çalıştığı iddialarına. İngiliz dostu Kadir'in gözünde Mustafa Kemal Pera Palace Otel'de İngilizlere kendisinin Türk yurdunda vali olacağı bir İngiliz mandası önermiş. Bunun üzerine bu vazife verildikten sonra Perapalas'ta bir pa pazarlık var hilafet üzerinedir. Onu da söyleyemiyorum. Mazur gör. İhtiyar oldum, hapse girmek istemiyorum. Bu yüzden Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal ya istiklal ya ölüm dedi, değil mi? İngilizler o yüzden Vahdettini kullanarak Mustafa Kemal'e idam emri çıkarttı, değil mi? İngilizler o yüzden hilafet ordusunu kurdurdu, değil mi? 2 gram aklı olan adam şunu düşünür. Ulan madem Mustafa Kemal'i satın almak ve yönetmek bu kadar kolay. Bu İngilizler İzmir'e neden Yunanlıları çıkarttı? Mustafa Kemal'in önüne neden bu kadar engel çıkarttı? Engellemeye çalıştı. Bizim İngiliz dostu bunu boş bırakır mı? Bırakmaz. Bir yanıt veriyor, diyor ki İngilizler hilafeti yıkmak için Mustafa Kemal ile anlaştı. Bu yüzden Yunanı Türk yurduna çıkarttı. Eğer ki düzenli orduya geçmemiş olsaydık savaş 6 ayda biterdi. Buradan bir kahraman yaratmak için 2,5 yıl sürmüş. Eğer Mustafa Kemal ve İsmet Paşa'nın tavrı olmasaydı Yunan harbi 6 ayda biterdi. Kuay milliyeciler bitirirdi. Bu çeteler bitirirdi. Yunan Harbi'nin iki buçuk sene sürmesi bu çetelerin tasfiye edilmesidir. Öncelikle düzenli orduya geçtik. Ondan iki buçuk yıl sürdüğü olayı yanlış. Eşkıyalar ile düzenli ordu falan yenemez. Dünyadaki devletler gerizekalı mı? Madem savaşlar düzenli ordu olmadan kazanılabiliyor. Dünyadaki bütün devletler neden düzenli ordu kullanıyor? Yani bu kadar bariz bir akıl yürütmeyi her insan yapabilir. Ama İngiliz dostu Kadir yapamamış. Çok garip. İngilizler padişaha her dediklerini yaptırdıkları bir ülkede. istedikleri yeri işgal edebildikleri bir ülkede. istedikleri anlaşmayı imzalatabildikleri bir ülkede. Neden böyle bir olaya girsinler. İngilizler senin milletine neden özgürlük getirmeye çalışsın? Sen işgal ettiğin bir ülkeye neden demokrasi getirirsin? Eline ne geçir? Demokrasi olmadığı bir yerde tek bir adamı satın alırsın ve o ülkeyi istediğin gibi yönetirsin. Ama demokrasi de öyle değil. Bir hükümeti satın alsan o hükümet de millet aleyhine çalışsa millet onu gönderir ve başka birini getirir. İşgalci güçler de onu da satın almaya uğraşır. Bu da devamlı bir endişe ve sıkıntı doğurur işgalci güçler açısından. Şimdi gelelim hilafet mevzuna. Mustafa Kemal'i asıl kullanma nedenleri hilafeti kaldırmakmış. İngilizler hilafeti kaldırmak istiyormuş. Bu olay da tamamen yalandır. İngilizler her emperyalist güç gibi tek adamı satın alıp milleti onun üzerinden yönetmeyi severler. Çünkü bu en basit ve eforsuz iştir. Bu yüzden İngilizler o dönem hilafetin kalkmamasını istiyordu diğer Müslümanları rahat yönetebilmek için. Bugün emperyalizmi İngilizlerden devralan ABD bile hilafetin geri gelmesini istiyor. Çünkü onlar için bu ülkeleri yönetmek daha kolay olacak. O yüzden bizim Kadir'den rapor istiyorlar hilafet nasıl geri gelir diye. Biz İslam dünyasında bir taşeron kullanalım. O taşeron Müslüman olsun. Aynen Suudi Arabistan'daki gibi çıkarma mukabilinde petrolün yarısını sulh ve selametle alalım o taşeron vasıtasıyla. Bu zihniyet, Demokrat Parti'deki bu zihniyet Orta Doğu projesini ortaya çıkarmıştır. Bu arada oturdular, düşündüler, taşındılar. Bu işi Türkiye yapar dediler. Demokrat Parti'nin bu iştihadına göre Türkiye İslam dünyasının yeniden lideri olacak. Bu liderliğin bir icabı var. O icap hilafettir. O zaman bir hilafeti yeniden yeri, Yeriye getirme çarelerini Bulalım Türkiye'de hilafeti Deruhte eden bir ülke olarak Onlarla Baş şeklinde bir Birleşmeyi sağlayalım Türkiye'yi kullanalım Bu petrolü istismar etmek için Bize tabi bir hilafet Olsun Bu istikamette Çalıştıktan sonra bir de Müslüman mütefekkirlerine soralım. Bu iş nasıl olur? Hilafet yeniden geriye gelmek için ne yapılabilir? Bu Clinton zamanında başladı. Bu fakir kardeşinize de bu suali sordular 2004 <laughs> yılında. Ben de onlara bir rapor verdim. Hilafet şöyle geriye gelir. Bakın bu halife hilafet kitabımda ben bu raporumu da yayınladım. Yani anlayacağınız o zaman da bu zamanda emperyalist güçler hilafeti kendi lehlerine kullanmak istiyorlardı. O zaman Mustafa Sabri gibi, Damat Ferit gibi, Vahdettin gibi isimler bu olaya hizmet ettiler. Bu zamanda bunların temsilcileri bu kullanmaya hizmet etmektedir. Vahdettin İngilizlerin hilafeti kullanmayı istediklerini bildiği için Türkiye'den kaçarken İngilizlere kendini tanıtırken Müslümanların halifesi demiştir. Belki beni kullanmak için kaçırlar diye düşünmüştür. Bakın arkadaşlar bu İngilizler Sev ve Mondros Ateşkes Anlaşması gibi anlaşmalarda Osmanlı'ya neden demokrasiye geçin, hilafeti kaldırın, şeriatı kaldırın demedi. Çünkü bu makamların olması onların işine geliyordu. Tek adamı yönetmek milleti yönetmekten daha kolaydır. Serv anlaşmasında hilafeti kaldırın demediği gibi o zaman hilafetin başı olan padişahı ve damat Feridi de İstanbul'da tutmak için madde eklemişlerdir. Serv anlaşmasının 35. maddesine bakın. Osmanlı hükümetinin İstanbul üzerindeki haklarına ve sıfatlarına dokunulmaması ve bu hükümetle mazeste padişahın bu kentte oturmak ve bu kenti Osmanlı devletinin başkenti tutmak bakımından özgür olduklarında görüş birliği içindedirler. Maddenin alt kısmında diyor ki eğer padişah bizi dinlemezse padişahı aynı zamanda halifeyi tahttan indiririz diyor. Yani padişahı ve hilafeti kullanmaya devam etmek için yönetmek için ellerinde bir santaj unsuru saklı bulunduruyorlar. İngilizlerin hilafet makamını kullandığına dair başka bir örnek ise bizim Seyhul İslam'ın Yunan'a direnmeyin fetvası. Bu fetva İstanbul'da yayınlanmadan Hindistan'da 20 bin adet kopyası dağıtılmıştır. Vahdettin bunu da yapmıştır. Bu kadar olur mu dediğinizi duyar gibi. Bu hainlere ve dalkavuklarına hain demek bile çok yetersiz kalıyor. Gazeteye bakın. Birinci kısım Dürzü'nün fetvası. ikinci kısım Vahdettin'in milletin hayatı ile oyun olmaz başlıklı yazısı. Üçüncü kısım Damat Ferit hükümetinin milli mücadele karşıtı beyannamesi. Bu hilafet konusunu daha fazla örnekler ile açıklamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Padişahı kukla gibi oynatan İngilizler, Osmanlı'da istediği yeri işgal eden İngilizler isterse halifeli kaldıramayacakmış. Bu akla mantığa sığar mı? Bu akla mantığa sığmaz. Adamlar Şeyhülislam'ın Yunan'a direnmeyin emrini Hindistan'da yayınladılar. Kullandılar. Kim kaldırmak ister böyle bir mevki? Bu İngilizlerin hilafeti kullandığına dair daha fazla bilgi almak isteyenler Orhan Koloğlu'nun kitabına bakabilirsiniz. Hangi kitaba dediğinizi duyar gibiyim. Gazi'nin çağında İslam dünyası kitabına bakın. Orada daha fazla belge var. Bu hilafet makamı ile ilgili benim düşüncem ise hilafet makamı emperyalist güçler istedikleri gibi kullanamayacaklar. Sebebi dünyadaki Müslümanların birbirinden çok farklı düşünmeleri. Mezhepsel olarak bölünmeleri ve birçok Müslümanın Türkleri kafir olarak görmeleri. Bu da emperyalist güçlerin ne kadar İslam'a uzak olduğunu gösteriyor. Okumuşlar kitaplarda İslam tarihini hala aynı sanıyorlar. Hala hilafet ile yönetebileceklerini sanıyorlar. Ama tarih kitapları ile gerçek çok farklıdır. Gerçi bu emperyalist güçler bana şu cevabı verebilir. Hint Müslümanlarına İngilizlere karşı ayaklanmamaları için hilafet makamını II. Abdülhamit zamanında kullandık. Vahdettin zamanında Yunan'a direnmeyin fetvası ile kullandık. Neden kullanamayalım bu makamı diye sorabilirler. 2. Abdülhamit zamanında kullandıkları doğrudur. Bu yaşanmıştır. Vahdettin'in Yunan'a direnmeyin fetvasını da Hindistan'da kullanmışlardır. Bu da doğrudur. 2. Abdülhamit zamanında İngilizlerin hilafet makamını nasıl kullandığını Doğan Avcıoğlu'nun Milli Kurtuluş Tarihi kitabından aktarıyorum. Hindistan'da Müslümanların 1857 yılındaki ayaklanmalara katılmaları üzerine İngiltere yine dostu Abdülhamit'ten Müslümanları yatıştırmak için yardım istemiştir. Hamdi Efendi başkanlığında bir ulema kurulu Hindistan'a giderek bu görevi yerine getirmiştir. Hindistan yolu üzerinde Rus-İngiliz rekabeti kızıştığı günlerde yine İngilizlerin isteğiyle 2. Abdülhamit Afganistan'a bir elçi kurulu yollamış Emir Şir Alihan'a Rus dostluğunu bırakıp İngiltere'ye yaklaşmasını söylemiştir. Türkistan Müslümanlarına uslu durmaları öğütünde bulunmuştur. O zaman ben de emperyalist güçlere tekrardan sorarım. Kullandığınızda ne oldu? Sizin beklediğiniz etkiyi yaptı mı hilafet makamı? Yapmadı. Bundan sonra da yapamayacaktır. O yüzden emperyalist güçlerin eskiden olduğu gibi hilafet makamını kullanmaya çalışmaları, geri getirmeye çalışmaları Aptallıktan başka bir şey değildir. Olan olayları çok basite indirerek anlatmak gerekirse İngilizler hilafet makamını kullanmak istiyor. Bu yüzden de kalkmasını istemiyor. Ama bu yapmaya çalıştıkları aptallıktan başka bir şey değil. Lozan'daki hilafet komşunu Lozan anlaşmasını anlatırken tekrar ele alacağız. Efendiler ben şimdi videoyu düzenlerken bir şeyi daha fark ettim bu hilafet konusuna eklemek istedim. Bu Kadir keşke Yunan galip gelseydi sözünü düzeltirken demiyor muydu? Yunan galip gelseydi bizim ne namazımız giderdi ne hilafetimiz giderdi falan filan diye diyordu. Ben tepe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi ne hilafet yıkılırdı ne şeriat kaldırılırdı ne medrese lav edilirdi ne hocalar asılırdı hiçbir olmazdı. Buna inanmayan Yunanistan'da bir şeriat mahkemesi var. Orada Yunan'ın esiri olan Müslümanlar için. E o zaman bu Kadir'e sormak lazım. Bu İngiliz destekli Yunan galip geldiği zaman senin hilafetin kalkmıyorsa nasıl bu İngilizler senden hilafeti kalkmasını bekleyebilir? Adamlar kendi kazandırdıkları, kendi Anadolu'ya çıkarttıkları Yunan'a bile ne? Hilafeti kaldırtmamışken niye Mustafa Kemal'den böyle bir şey istesinler? Bu mantıksızlık değil mi? Yunan galip gelince hilafet kalkmıyorsa Mustafa Kemal galip gelince niye kaldırmak istesinler? Aklınız, fikriniz yok mu oğlum? Biraz düşünün. Yani biraz düşünün, biraz düşünün. Her düşünen insan görecektir bunu. Burada yani bir mantıksızlık, bir anlamsızlık var ya. Bunu 2 gram aklı olan insan görür. Yani anlar. Yani burada birileri bize yalan söylüyor der. İsterseniz videomuza devam edelim. Şimdi gelelim Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışına. İngiliz dostu Kadir kendi kitabında Çankaya kitabından örnek verir. Çankaya'da Sultan Vahdettin ile Mustafa Kemal'in cuma selamlığında konuşmasını aktarır. Ama gene orijinal metin ile aktardığı metin arasında birçok oynama vardır. Adam kendi savunduğu tezi doğru yapmak için kaynaklarla bile oynuyor. Konusu gelince göreceksiniz. Kaynakları kendi kitabına eksik dağılıyor. İşine yarayan kısımları cımbızlıyor. Adam yalanına inandırmak için kaynakları bile bozuyor. Çünkü bu yalanların temeli yok. Başka ne yapabilir? Kaynak değiştirmekten başka. Size sorarım. Bunu görmezden gelelim. Olayı anlatalım. Ne de olsa bu İngiliz dostu Kadir'in yalanları arasında küçük bir yer tutuyor. Der ki Padişah Mustafa Kemal'e ordunun komutan ve subaylarının seni çok sevdiklerinden eminim. Bana teminat verir misin ki ordulardan bana bir zarar gelmeyecektir. Mustafa Kemal ordu tarafından aleyhte harekete ait duyduklarınız mı var efendim? Padişah bir şey demeyince Mustafa Kemal ayaklanma yok orduda der. Bunun üzerine padişah siz akıllı bir komutansınız. Arkadaşlarınızı ayaklandırma ve yatıştırma edebileceğinizden eminim der. Kadir kendi kitabında yatıştırma kısmını almaz. Neden böyle bir hata yapar? Bilmek mümkün değil. Adam kaynakları bile değiştiriyor. Kendi fikrini doğru olarak kabul ettirebilmek için. Ama helal olsun adam yalan atma konusunda bir numara. İngiliz dostumdan daha iyi yalancı tanıyan var mı aranızda? İngiliz dostu Kadir bu olayı bize işte bakın padişah git isyan çıkar ayaklandır diye Mustafa Kemal'i Samsun'a yolladı olarak gösterir. Ama bu olayın aslı başkadır. Padişah askeri darbeyle tahttan inmekten korktuğu için böyle konuşur. Peki ya biz bunu nereden anlıyoruz? Tom Hohler'in 4 Kasım 1919'daki raporunda diyor ki Sultanlık idaresi şimdi bayağı ve boş bir tavır takınmış bulunmaktadır. Hükümdar ise zayıf karakterli olup pek cesur olmamasına rağmen yüksek prensip ve emellere sahip görünmektedir. Yıldız da titreye titreye oturmaktadır. Sultan Abdülhamit zamanında mevcut olan saltanat ve deptebeden mahrum bulunmakta. Belki de bazı hadiselerin kendini taç ve tahttan yoksun kılacağından korkmaktadır. Osmanlı hanedanı artık kuvvetten düşmüş görünüyor. Bu hanedana mensup hiçbir prens halkını idare edebilecek kafi kabiliyete ve enerjiye sahip görünmemektedir. Bu rapordan da anlayacağımız üzere Vahdettin korkuyordu. Tahttan inerim diye. Efendiler, biriniz çıkıp da bana İngilizler Vahdettin'den şunu istemiştir. Vahdettin de yapmamıştır diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ben size anlatayım Mustafa Kemal'in nasıl Samsun'a gittiğini. Öncelikle Vahdettin Damat Ferit ile her şeyi planlayıp Mustafa Kemal'i Samsun'a falan göndermedi. Saraydaki dalkavuk adamlar Mustafa Kemal'in siyasette ilerleyeceğini ve kendilerini makamlarından edeceğini düşünüyorlardı. Siyasi olarak kendilerine bir rakip olan bu adamın İstanbul'dan gitmesi gerekiyordu. 6 ay bekleişten sonra Mustafa Kemal'i İstanbul'dan defetmek için ellerine bir fırsat geçti. İngilizler Samsun'u işgal etmek için bahane uydurmuşlardı. Samsunda Türkler Rumları öldürüyormuş. Bahaneleri buydu İngilizler. Bu bahaneyi kullanmak isteyen Saray dal kavukları Mustafa Kemal'i göndermek istediler. Mustafa Kemal de bu görevi kabul etti. Ama bu görevi gerçekleştirebilmek için yüksek mevki gerekir dedi ve Genelkurmay'da araya adam sokarak işini halletti. Bu adam Genelkurmay. İkinci başkanı Kazım İnanç Paşa'dır. 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gitti. İngilizler de ilk başta rihavete kapılarak ihtiyacı olmayanları fazla önemsemiyorlardı. O yüzden Mustafa Kemal'e izin vermişlerdi. Daha Samsun'a ayak basmadan hatalarını anlamışlardı. Nutuk'ta Atatürk 9. Ordu müfettişliğini nasıl aldığını şöyle anlatır. Bu geniş yetkilerin beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak maksadıyla Anadolu'ya gönderenler tarafından bana nasıl verildiği garbinize gidebilir. Derhal ifade edebilirim ki bana bu salahiyeti onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Ne olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı arzu edenlerin icat ettikleri sebep Samsun ve havalisindeki asayişsizliği mahallinde görüp tedbir almak için Samsun'a kadar gitmek idi. Ben bu vazifenin yerine getirilmesinin bir makam ve salahiyet sahibi olmaya bağlı olduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir beyiş görmediler. O tarihteki Erkamı Harbiye'yi umumiyede bulunan ve benim maksadımı bir derece kadar sezen zevat ile görüştüm. Müfettişlik vazifesini buldular ve yetkiyle alakalı talimatı da ben kendim yazdım. Hatta Harbiye Nazın olan Şakir Paşa bu talimatı okuduktan sonra imzada tereddüt etmiş anlaşılır anlaşılmaz bir tarzda mührünü başmıştır. İngiliz dostu Kadir kendi kitabında bu metnin bir kısmını alıp Kemal Paşa'nın olayı sürgün olarak anladığını ifade ediyor. Ama bu okuduğum metinden anlaşılacağı üzere Mustafa Kemal ben sürgün olarak bakıyorum demiyor beni gönderenler bu olaya sürgün olarak bakıyor der. Zaten İngiliz dostu Kadrin kendi verdiği örnekte görüldüğü üzere bunların kendisine bu yetkiyi verebilecek kadar düşük zeka olmalarına şaşırıyor. Efendiler benim aklıma bir şey takıldı. Madem Mustafa Kemal Paşa Filistin cephesinde bu kadar orduyu kötü yönetti. İngilizler ile anlaştı, orduyu yok etti. Savaşamayacak hale getirdi. Ülkeyi kurtarmak için bu kadar önemli bir görevi neden Vahdettin Mustafa Kemal'e verdi? Başka adam mı yoktu? Sizin de anlayacağınız üzere yalanları çelişiyor. Bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Şimdi tutarlı iddiamız diyecek İngiliz dostu Kadirciler çıkabilir. O zaman sorarım size Filistin cephesinde orduyu yok eden bir adamı Vahdettin neden ülkeyi kurtarmak için gönderdi? Vahdettin bu durumda zekası biraz düşük olmuyor mu? Siz bu soruların cevabını düşünürken biz devam edelim. İngiliz Dostu Kadir'in kitabını okumaya devam ederseniz göreceksiniz ki bu iddiaları Rıza Nur'a dayandırır. Rıza Nur da kendi iddiasını başka birinden rivayetle yani duyduğu ile aktarır. Yani biz buradan şunu anlamalıyız. Kaynağı Rıza Nur olanın burnu neyden kurtulmaz arkadaşlar? Siz yazın yorumlara. Ben söyleyemiyorum maalesef. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Şimdi gelelim Mustafa Kemal'in geri çağrılma mevzuna. Kadir kitabında der ki Mustafa Kemal gider gitmez. İngilizler Mustafa Kemal'i geri İstanbul'a çağırdı. E o zaman Kadir ben sana sorarım. Hani Mustafa Kemal İngilizler ile anlaştıydı? Bu İngilizler niye hemen geri çağırdı Mustafa Kemal'i? Ve neden devamlı idam fermanı falan çıkartarak Mustafa Kemal'e engel olmaya çalıştılar? Hani bunlar beraber çalışıyordu? Arkadaşlar nereden tutarsanız elinizde kalıyor. Siz bir adam ile anlaşsanız o adam da size çalışıyor olsa siz İngilizlerin Mustafa Kemal'i engellemeye çalıştığı kadar o adamı engellemeye çalışır mısınız? Çalışmazsınız. E o zaman bu İngilizler aptal mı? Kendi adamlarını niye engellemeye çalışıyor? Neden bu kadar önüne sıkıntı çıkartıyorlar? İstanbul hükümetine neden Mustafa Kemal'i durdurmak için baskı yapıyorlar? Bu İngiliz dostu Kadir'in söylemlerinde devamlı bir çelişki var. Devamlı bir hata var. Bir dediği diğerini tutmuyor. Çünkü bir haini kahraman yapmaya çalışıyor. Ve bir kahramanı hain yapmaya çalışıyor. Bunu yapmaya çalışırken de kendisiyle çalışıyor. Bir hainden kahraman yapılamaz. Kahramandan da hain yapılamaz. Bunu anlaması gerekiyordu. Arkadaşlar bu İngiliz dostu Kadir ülke işgal altında olduğu için Vahdettin'in her yaptığını hoş görebiliriz minimalinde söylemlere sahip. Vahdettin'i böyle suçsuz çıkartmaya çalışıyor. Ez tubil mahsura. Zaruretlerde memnu adet eder. Bana göre bu zihniyet yapısı tehlikelidir. Çünkü bu zihniyet yapısındaki bir insan işgal altında bırakın işgalci güçler ile işbirliği yapmayı işgalci güçlerin taşeronu bile olur. Bu da ülke için tehlikeli bir durumdur. Efendiler, son olarak Çankaya kitabında Vahdettin'in Mustafa Kemal'e paşa paşa devleti kurtarabilirsin sözlerine değinelim. İngiliz dostu Kadir kendi kitabında alıntıyı bu kısma kadar yapar. Metnin devamındaki Mustafa Kemal'in sözlerini sansürler. O sözlerde Mustafa Kemal diyor ki bu son sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle samimi mi konuşuyordu? O Vahdettin ki ecnebi hükümetlerin yüzüncü derece aletleriyle temas arayarak devletini ve saltanatını kurtarmaya çalışıyordu. Bütün yaptıklarından pişman mıydı? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir tahminle başka bahislere girişmeyi tehlikeli atlettim. Kendisine Basit cevaplar verdim. Hakkımdaki teveccühünüz ve itimada arzı teşekkür ederim. Elimden gelen hizmete kusur etmeyeceğime emniyet buyurunuz. Söylerken kafamdaki belirsizliği de halletmeye uğraşıyordum. Çok iyi anladığım veliatlığından padişahlığına da bütün his ve fikirlerini, eğilimlerini tanıdığım adamdan Nasıl yüksek ve asil bir hareket bekleyebilirdim? Memleketi kurtarmak lazımdır. İstersem bunu yapabilirmişim. Nasıl? Hemen hüküm verdim. Vahdettin demek istiyordu ki hiçbir kuvvetimiz yoktur. Tek dayanağımız İstanbul'a hakim olanların siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim onların şikayet ettikleri meseleleri halletmektir. Eğer onları memnun edebilirsem memleketi ve halkı bu siyasetin doğru olduğuna inandırabilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri uslandırabilirsem Vahdettin'in arzularını yerine getirmiş olacaktım. Merak buyurmayınız efendim dedim. Bakış açınızı anladım. İzniniz olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayacağım. Muvaffak ol. Tabı şahanesine mazhar olduktan sonra huzurundan çıktım. Efendiler Padişahın o zaman sarf ettiği bu sözü Mustafa Kemal o zaman bile anlamamış. Bir adam seçiyorsunuz, bir işin başına geçiriyorsunuz, bir plan yapıyorsunuz ama ona hiçbir şey söylemiyorsunuz. Açık bir cümle kurmuyorsunuz ve planınızı açıklamıyorsunuz. Sonra da ondan vatanı kurtarmasını bekliyorsunuz. Bunu hangi akıllı insan yapar? Size sorarım. Bu yalanlara 3 yaşındaki çocuk bile güler. Bu kadar mantıksız olmayın. Şimdi gelelim para mevzuna. Vahdettin bu konuşma sonrası güya Mustafa Kemal Paşa'ya 40 bin altın vermiş. Ama Sultan Vahdettin kitabında 30 bin lira olarak aktarmıştır. İngiliz dostu Başka bir kitap olan Sarıklı Mücahitler kitabında gene 40 bin altın olarak belirtmiş. Dediğiniz ne kadar para verdi? Şimdi Sultan Vahidettin var. şeyler var. Bu şeyler söylüyor. Sultan Vahidettin yarış atlarını satarak baş serveti yoktu. Çengelköy'de bir evi vardı. Yarış atlarını satarak Mustafa Kemal'e 40 bin <laughs> altın vermiştir. 40 bin altın ne anlama geliyor? O günün 40 bin altını herhalde İstanbul'un yarısını satın alır. Ya İstanbul'un yarısını... Bir müsaade buyur. Donanmayı Hümayun için toplanan A paranın nutukta var. Atlar o kadar para, para ediyor muydu? Pardon ya, atlar dediğiniz de o kadar para ediyor muydu? Yarış atları besliyordu söylenen budur. Efendiler bence baktı gördü ki bu kadar bariz bir yalana geri zekalı olmayan kimse inanmaz 30 bin lira olarak yalanını güncelledi. Bu kadar yalanları bariz iken ve birbiri ile göz göre göre çelişirken bir kitapta dediği şeyi öbür kitapta kendisi yalanlarken bu adama hala inananların zekasından şüphe ederim. Biraz düşünün adam kendi dediğini kendi yalanlıyor. Biz 40 bin altın iddiasından gitmeyeceğiz. Çünkü bu altınlar kaç kilo eder götürmesi falan bayağı imkansızdır. Biz burada daha uygun ve akla mantığa sığan 30 bin lira alıp almadığına bakacağız. Peki ya almış mıdır? Hayır almamıştır. 12 Mayıs'ta Mustafa Kemal Samsun'a yola çıkmadan bakanlığa yazı ile beni Samsun'a isyan bastırmak için gönderiyorsunuz bari eski aldığım parayı verin demiştir. Bakanlık ise bu teklifini reddetmiştir. 15 bin kuruş sana vermeyiz, 11 bin kuruş al demişlerdir. Şimdi sorarım size, aylık maaşını bile azaltanlar 30 bin lira verirler mi? Vermezler. 13 Mayıs'ta Kemal Paşa gene kendisi için İnek arabası falan istiyor. Düşünsenize, siz bu kadar önemli bir görev için bir adam seçiyorsunuz, o adama parayı adam istemeden verirsiniz. Al şu parayı diye. Ama yok, devamlı Mustafa Kemal para istiyor. Devamlı saraydan para kopartmaya çalışıyor. Çünkü bütün planı Mustafa Kemal Paşa yaptı. Eğer Vahdettin Damat Ferit ile birlikte yapsaydı Kemal Paşa'nın maaşını azaltmazlardı. Kemal Paşa istemeden arabasını ve bütün ihtiyaçlarını karşılarlardı. Şimdi diyebilirsiniz gitmeden önce dikkat çekmesin diye böyle yaptılar. Mustafa Kemal'e gitmeden hemen önce parayı verip gönderdiler diye söyleyebilirsiniz. O zaman ben size sorarım. Madem bu adam parayı alıp gitti neden Samsun'a vardıktan sonra ve hala işbirlikçi olarak görülürken saraydan para istedi. 20 Mayıs'ta bakanlığa iki gambutun kömürü olmadığını ve kömür göndermelerini istedi. Bu adam 30 bin lira ile gitmiş olsa bakanlıktan kömür ister mi? Bakanlıktan arabaları için benzin ister mi? Tabi bu benzin isteği karşılanmayınca bu benzini Kazım Paşa'dan istiyor. Adamın daha benzin almaya parası yok. Siz daha 30 bin lira aldı diyorsunuz. Cebinde dava için harcayacak parası olan adam niye harcamasın? Mustafa Kemal salak bir insan mı? Tabii ki de değil. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a vardıktan sonra daha işbirlikçi olarak görülmeye devam ederken parası olmadığından devamlı bakanlıktan para istiyor. Parası olan adam Kazım Paşa'dan neden benzin istesin? Gider satın alır. Arkadaşlar Sarıklı Mücahitler kitabında Aydın cephesi için kaynak olarak gösterdiği nutuktaki bilgileri bile değiştirerek aktarıyor. Bu para konusuyla ilgili bu kadar yeter. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler Turgut Özakman'ın Milli Mücadele kitabına bakabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bütün yalanlara değinmek isterdim ama şimdiden bile ne kadar uzun video oldu. İsterseniz başka bir videoda bu konuyu bütün yalanları ile birlikte ele alabiliriz. Şimdi gelelim İstanbul'dan kaçma mevzuna. Padişahın İstanbul'dan kaçtığını İngiliz dostu Kadir de kabul eder. Ayrıca Vahdettin'in İstanbul'a geri gelme umudunun olduğunu da kabul eder. Bir eşi emsali olmayan bir elmastır. Peki isterse o alıp hepsini götürebilir miydi? İsterse bütün sarayı götürürdü. Bütün tarihçiler bu hususta müttefiktirler. Neden lan. götürmedi? Neden götürmedi? Namuskarlığından götürmedi. Geriye döneceğinden götürmedi. Reşat Paşa, Ser Yaver, ee, Ser Tabip, Reşat Paşa, Mustafa Vahdettin kaçarken Müslümanların halifesi ünvanını kullanmıştır. İngilizler de belki bu makamı kullanırız diyerek ve bu işbirlikçilerine sahip çıkmazsak ileride kimse bize güvenip kendi ülkesinde işbirlikçi olmaz diyerek padişahı kaçırmışlardır. Kaçtıktan sonra Sanremo'da bir saray kiralamıştır. 40 odalı, 15 dönümden oluşan geniş bir bahçe ve 25 kişiden fazla olan hizmetçileri ve saray mensupları ile 40 kişiye yakın insanı iki yıl beslemiştir. Sonra Mustafa Kemal aleyhindeyim diyen her adama para kaptırmıştır. Birisi gelip ben Kemal Paşa'yı devreceğim bana para ver dese ona para verirmiş. En sonunda da parası bitmiş. Ne de olsa Hazra daha dayanmaz. Fakir olarak daha ölmüş. İstanbul'dan 23 bin altın ile kaçtığı söylenir. Bu para da yeterlidir. Adam daha ne alsın giderken zaten gizli kaçmaya çalışıyor. Padişah sürgünde rahat durur mu? ABD olsun, İngiltere olsun, Fransa olsun devamlı bu ülkelere mektup yazar. İngiliz dostu resmi belge olmasına rağmen bu olayı reddedir. Bir diğeri de şu Sultan Vahidettin ABD başkanına bir mektup yazıp bana yardım edin dediği doğru mudur? Bu doğru değil ama Mustafa Kemal'in Amerika'dan manda istediğine dair vesikayı söz veriyorum gelecek hafta size getirip göstereceğim. Kadir'in videoda dediği belgede yoktur. Yalan söylüyor. Bu ABD mandası ile ilgili olarak nutuktaki Sivas Kongresi kısmını okuyun yeter. Öyle bir belge falan da göstermedi İngiliz dostu Kadir. Ama ben size Vahdettin'in Amerika'ya yazdığı mektubu göstereyim. Bir dahaki videoya falan da değil. Şimdi göstereyim. Alın bakın belgeye. Bu videonun kaynak kısmında İhsan Güneş'in makalesi var. Oradan daha detaylı mektubu inceleyebilirsiniz. Mektupta diyor ki İslam hilafetinin Osmanlı saltanatından soyutlanması ve ayrılması ve hilafetin tümüyle kaldırılması dini, kavmi, vatanı belirsiz ve karışık askerlerden ve öteki sınıflardan oluşan küçük bir şer zümresinin kısmen zorla ve kısmen bilgisizlik ve gafletle yönettiği 5-6 milyonluk Türk kavminin yetki alanı içinde değildir. Bu ancak tüm İslam dünyasınca atanan uzman kişilerden oluşan bir meclisin toplanması ve bu tüm din bilginlerinin ortak kararı ile çözümlenecek büyük bir evrensel sorundur. Bu konuda yüce kişiliğiniz ve cumhuriyet hükümetiniz tarafından olanaklar ölçüsünde yapılabilecek yardımları pek değerli saydığımı açıklamaya gerek yoktur. 13 Mart 1924. Vahdettin. Bu mektupta da gördüğünüz üzere Vahdettin emperyalist güçlerin hilafet makamını kullanmak istemesini gayet iyi biliyordu. Ben hala İslam'ın halifesiyim. Beni hala kullanabilirsiniz demek istiyordu. Peki ya yurt işgal altındayken dördüncü eşiyle evlenen Vahdettin neden kahraman yapılmak isteniyor? Damat Ferit neden kahraman yapılmak isteniyor? İhaneti herkes tarafından bilinen Çerkez Etem neden kahramanlaştırılmak isteniyor? Çerkez Ethem'in tasfiyesi de bu sebepledir. Çerkez Ethem ricate razı olmamıştır. Bu milletin içinden çıkmış gerçek kahramanlardan biridir. Razı olmamıştır. Ondan dolayı asi olmuştur. İsmet Paşa'yı idam edecekti ne yapsın? Türkiye tarafından katsa Mustafa Kemal idam edecek. Çünkü İsmet Paşa bu işi onun emriyle yapıyor. Mecburen Yunan'a sığındı. Ben de ona hain derdim. Yunan tarafına geçip de bu tarafa bir kurşun atsaydı hayatını kurtarmak için mecbur kaldı. Neden yalan iftiralar ile Çerkez Ethem Yunan tarafına geçince Türkler ile savaşmadı deniyor. Bu yalanların bir amacı vardır. Bu yalanlar Öyle yalan olsun diye söylenmiyor. Bu yalanların amacı şudur. Eğer program bitireceksek niçin bu tartışma Türkiye'de son dönemde fazla güncellendi meselesine girmek istiyorum? Niçin? Bir cümleyle ama. Şu çok önemli. Amerika'nın bütün dünyayı denetleme altına aldığı, bütün karşıt rejimleri işgal ettiği ve işbirlikçiliğin artık meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir dünyada yaşıyoruz. İşbirlikçiliğin bütün kamusal değerlerin yok pahasına satılmasının ve Amerikancılığın bu kadar prim yaptığı bir ortamda tarihten arka plan oluşturmak yok lazım ya, ve vahdettin Türkiye'de ve vahdettin, Halkın %90'ına yakın Amerika'ya karşı. Iş, yani bu bir şey. Ama işte tam da Hayır, tam da işte halk %90'ı ile Amerika'na karşı olduğu için, işbirlikçiliğine karşı olduğu 50 için, kamusal mallarımızın, kamusal mallarımızın yok pahasına dünya şirketlerine satıldığına karşı olduğu için bunu meşrulaştırmak lazım. Evet. Vahdettin'in şahsında biz aslında Bunlardan işbirlikçinin da meşru olduğunu, Vahdettin'in şahsında düşmanla işbirliği yapmanın meşru olduğu bilinci Türkiye halkına aşılanmaya çalışılıyor. o nedenle, e, o nedenle Vahdettin meselesi sadece... Bülent Ecevit sadece, bu ateşi yaktı. Bülent Ecevit'in böyle bir Vah niyeti Bülent, olabilir mi? Bülent Ecevit söz konusu özelleştirmeci faaliyetin başlatıcısıdır. Bunu özellikle unutmamakta çok büyük ya yarar vardır. Ecevit, Ecevit haksızlık etmeyin. Bu noktada Ecevit haksızlık etmeyin. Vahdetin meselesi da. sadece bir tarih meselesi değil. Aynı zamanda günümüz dünyası ve günümüz Türkiye'sinde güncel bir meseledir. Evet. O ben nedenle Kadir Bey son siyaseten alayım. de sorgulanması lazım. Son cümlenizi alayım. Şimdi gelelim Lozan Barış Anlaşması'na. İngiliz dostu Kadir, Sarekli Mücahitler kitabında 386. sayfasında der ki, Lozan Anlaşması'nın 24 maddelik gizli kısmı vardır. Daha sonra aklı başına gelir. Seneler geçer araştırmalar yapar. Bunun olmadığını kabul eder. Diyorlar ya Lozan'ın gizli maddeleri var. Hayır Lozan'ın gizli maddelerini ben çok kovaladım. Lord Curzon'un evrakını takip ettim. Londra'da Braybrook Foundation diye bir yerde evrakı tasnimsiz bize göstermeyi dediler vesaire. Ama inancım odur ki bizimkiler sayarlar. Bizde çok böyle ezbere delilsiz konuşan vardı. İşte şu iş oldu orada. Şu gizli madde var, bu gizli madde var. Bunların hiçbirinin bir vesikası yoktur. Ve adam sen elinde belge olmamasına rağmen nasıl bu kadar büyük bir iddiayı ortaya atabiliyorsun? Yalan söylemekten korkmuyor musun? Allah'tan korkmuyor musun? Kul hakkından korkmuyor musun? Kaynaksız, belgesiz böyle yalanlar söylediğini kendi kabul ediyor. Araştırmadan kendi kafasından yalan uydurmuş. Bunu da kitaplarına yazmış. İngiliz dostu Kadir aslında iddia ettiği bütün tezi Lozan'da gizli madde yok diyerek çöpe atmıştır. Kendisinin hata yaptığını kendisi 2015 yılında anlamıştır ya da yalanından vazgeçmiştir. Bazı insanlar gizli madde olmasına inanabilir. Biz bu yüzden biraz açıklama yapalım. Öncelikle Lord Curzon'un evrakları Brever Brock Foundation'da değil. Lord Curzon'a ait belgeler Dışişleri Bakanlığı arşivinin FO 800 sayılı özel belgeler dizisinde No 111'de bulunmaktadır. Su üç yazar hem Lord Curzon'un özel belgelerini incelemiş aynı zamanda Brever Brock arşivlerinden de yararlanmışlardır. Yazarlardan ilki Soney, ikincisi Smith, üçüncüsü Helmrich, Üçünün de kitabı Türkiye lehine İngiliz ve Yunan politikalarının aleyhinedir. Lozan'ı Türkiye'den üç temsilci imzalamıştır. Gizli anlaşma olsa gene üç temsilci imzalar. Bu üç temsilci aralarında Rıza Nur da vardır. Eğer ki gizli madde olsaydı Rıza Nur bunu ifşa etmez miydi? Ederdi. Neden hatıratında böyle bir şey yok? Cevabı basit. Çünkü Lozan'da gizli madde yok. Biz gene de devamlı dillendirdiği yalanlar üzerinden hareket edeceğiz. Çünkü birçok insan İngiliz dostu Kadir'in yalanlarına inanmaya devam ediyor. Teorisinde der ki Kadir, İngilizler Lozan'ı hilafet makamını kaldırmak maksadıyla kabul ettiler. Teorisini şöyle devam ettirir. Haym Navum Efendi 1919'da Amerika'ya giderek Osmanlı'da halifeliği kaldırmayı Yahudiler ile birlikte planlamıştır. Sonra Lozan'da Lord Curzon ile görüşmüş ve İngilizler hilafet kalkarsa Lozan'ı imzalarmış. Hayim Naum Efendi İzmir İhtisat Kongresi'nde Mustafa Kemal ile görüşmüş. Mustafa Kemal hilafeti kaldırmayı onaylamış. Mustafa Kemal İzmir İhtisat Kongresi'ne kadar halifeliği öven konuşmalar yapmış, İzmir'de Hayum Navum ile görüştükten sonra halifelik karşıtı konuşmuş. Bu iddiaların hepsi yalandır. Kaynak olarak Necip Fazıl'ı gösterir. Necip Fazıl'ın kaynağı ise Mabadı Mukaddesidir. Şaka yapmıyorum. Adamlar Rıza Nur bile kaynak olarak göstermiyorlar. Çünkü Rıza Nur bile böyle saçmalamamıştır. Necip Fazıl'ın Kaynak olarak gösterdiği hiçbir şey yoktur. Olaya geri dönelim. Ahmet İzzet Paşa hükümeti Haym Nohum Efendiyi Amerikalılar ile görüşmek için 1919'da Amerika'ya göndermeye çalışmış ama başarılı olamamışlardır. Çünkü İngiltere gitmesini engellemiştir. Ama bizim İngiliz dostu Kadir Haym Nohum Efendiyi Amerika'ya gitti olarak gösterir. Ne Amerika'ya gittiği vardır ne de orada Yahudiler ile görüştüğü vardır. Gelelim İzmir konusuna. Lozan kitabının birinci cildinde diyor ki Hayim Naum Efendi İngiltere, Lozan, Amerika arasında mekik dokuyor. Hilafet kitabında diyor ki İngiltere, Papalık ve Ankara arasında mekik dokuyor. Uydurduğu için bu ayrıntılar falan fazla önemli gelmiyor herhalde. Zaten kaynak falan göstermiyor. Kaynak yok Adam istediğini der. Kim karışabilir ki? Adam dese ki hayım Naum bu emri Müslüman olmayan cinlerden aldı. Buna bile inanacak insanlar var. Neyse biz konumuza devam edelim. İzmir'de Hayım Novum ile konuşma gerçekleştirmeden önce Mustafa Kemal Paşa hilafeti övüyormuş. Bu konuda tamamen yanlıştır. İngiliz dostu Kadir'in bu konularda kaynak olarak gösterdiği Kazım Karabekir Paşa kaynak olarak dört konuyu ele alır. Ve bu konulardan Kemal Paşa'nın halife olmak istediğini söyler. Turgut Özakman bu dört konuyu ele alır ve teker teker açıklar. Biz bu videoda bir konuyu ele alalım ve bakalım Kadir'in kaynak olarak gösterdiği Kazım Paşa doğru söylüyor mu? 6 Şubat 1923 Cuma namazından sonra Balıkesir halkına Kemal Paşa'nın nutku. Ey millet! Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz, Efendimiz Hazretleri Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve Resul olmuştur. Temel nizamı hepimizin bildiği Kur'an'ı azimüşşan'daki açık ve kesin hükümlerdir. İnsanlara manevi mutluluk vermiş olan dinimiz son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamış olsaydı bununla diğer ilahi tabiat kanunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenabı Hak'tır arkadaşlar. Cenabı Peygamber çalışmalarında iki yere iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah'ın evi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı. Hazreti Peygamber'in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve geleceğine ait konuları konuşmak maksadıyla bu kutsal yerde Allah'ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu şerefe kavuşturan Balıkesir'in dindar ve kahraman insanlardır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesileyle büyük bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum. Efendiler, camiler birbirinizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler söylenenleri dinlemek ve ibadetle beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirinizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lazımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için, her şeyden önce hakikatimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Milli emeller, milli irade yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek ne sormak isterseniz serbestçe sormanızı rica ederim. Şimdi bu metinde hilafeti öven bir kelime, bir cümle görüyor musunuz? Görmüyorsunuz çünkü yok. Bu metinde dinimizi yani Müslümanlığı öven konuşma var. Ayrıca milletin kendi kararlarını verebilmesi için cumhuriyeti övüyor, padişahlığı kötülüyor. Kazım Paşa'nın diğer üç kaynak gösterdiği konuları merak ediyorsanız Turgut Özakman'ın kitabına bakabilirsiniz. Kemal Paşa'nın İzmir'e gidene kadar hilafeti göklere çıkarttığı falan da yoktur anlayacağınız. Bu konuda Kadir'in bir çelişkisinden daha bahsetmek istiyorum. Hilafet kitabında diyor ki bu sırada Kemal Paşa İzmir'de toplanacak olan İktisat Kongresi'nde bulunmak üzere Ankara'dan yola çıkmış ve her gittiği yerde hilafeti göklere çıkaran konuşmalar yapa yapa İzmir'e vasıl olmuştu der. Peki ya ben İngiliz dostu kadire sorarım Madem Mustafa Kemal Paşa İzmir'de Haym Na Efendi tarafından İngilizlerin hilafeti kaldırılmasını istediğini öğrendi Bu yüzden de İzmir'e kadar hilafeti öldü İzmir'e gelince hilafeti yerden yere vurdu. Peki ya Kemal Paşa Samsun'a çıkmadan Pera Palas'ta neyin pazarlığını yaptı? Siz Pera Palas'ta hilafet mevzu olmuştur demiyor muydunuz? Diyordunuz şimdi biz sizin hangi dediğinize inanalım, hangi dediğinize güvenelim. Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Madem Pera Palas Otel'de önceden anlaştılar neden Haim Naum Efendi ile görüşene kadar halifeliği övsün? Burada bir mantıksızlık yok mu? Var. Burada bir çelişki yok mu? Var. Hem de ne çelişki? Ben şimdi size çelişkisiz olarak gerçekleri anlatayım. Kemal Paşa hilafeti ve saltanatı kaldırmayı kendi başına planladı ve gerçekleştirdi. Saltanatı ve özellikle hilafeti İngilizlerin çıkarlarına aykırı olarak kaldırdı. Yani hilafetin kalkmasını İngilizler istemiyordu. Kemal Paşa İngilizlere rağmen kaldırdı hilafeti. Yaptığı konuşmalarda hilafeti kaldırmaya milleti hazırladı. Şimdi gelelim İzmir konusuna. İngiliz dostu Kadir'in hilafet kitabında der ki Mustafa Kemal İzmir'de hilafeti aşağılamaktadır. Peki ya hangi sözlerle? İngiliz dostu Kadir'in kaynak olarak gösterdiği ve kendi kitabında yer verdiği İzmir konuşmasına bakın. İngiliz dostu Kadir'in kaynak olarak gösterdiği bu konuşma metnini okursanız Kemal Paşa'nın saltanatın ne kadar milleti kötü duruma düşürdüğünden bahsediyor. Yani hilafet ile ilgili bir şey demiyor. O dönem hilafet ve saltanat ayrıldığı için Kemal Paşa saltanatın bir millet açısından ne kadar kötü olduğuna değiniyor. Şimdi ben size sorarım. Burada hangi yerinde hilafeti eleştirmiş? Hangi yerinde hilafeti aşağılamış? İngiliz dostu Kadir'in kaynak olarak gösterdiği yerde bile hilafeti yerden yere vurmamıştır. Kaynak İngiliz dostu Kadir'in söylemleriyle uyuşmuyor. Kaynak İngiliz dostu Kadir'in dediğinin tam tersini gösteriyor. Yani Kadir A diyorsa kaynak B diyor. Ona rağmen A tezi için kaynak olarak B'yi gösteriyor. İngiliz dostu Kadir aleni olarak yalan söylüyor. Yalanlarını temellendiremiyor. Efendiler, Mustafa Kemal İzmir'de hilafeti eleştirmiş midir? Eleştirmiştir. Ama bu yerden yere vurma faslına kadar ilerlememiştir. Her tarafta hilafetin zaten olmaması gerektiğini söylemiştir. Bunu her tarafta eleştirmiştir. Sadece İzmir'de değil. O yüzden burada millet üzerinde hilafeti İzmir'e gelince yerden yere vurdu gibi algı oluşturmak tamamen yanlıştır. Çünkü Mustafa Kemal Paşa zaten en baştan belli bunların olmayacağını söylüyordu. Burada bu algı oluşturulmaması gerekiyor. Biz devam edelim. İngiliz dostu Kadir, Türk milletinin bir tecavüze uğradığını söylüyor. Yani işgalci güçleri tecavüzcüye benzetiyor. Sonra da keşke Yunan galip gelseydi diyor. Doğru değildir. Neye göre? Neye göre doğru değildir? Bir defa istiklal bir muahede ile kaybedilir. Fiili tecavüz bir millete istiklal kaybettirmez fiili tecavüzü hukuki bir vesikaya bağlarsınız. O vesika iç hukuk kaydelerine göre o ülkenin parlamentosunda müzakere edilir, kabul edilir. Devlet reisi onu imzalar, kanun prosedürüne tabidir, muahedeler. Halbuki biz hiçbir gün istiklalimizi kaybetmedik. Biz bir tecavüze uğradık, milletçe. Ben tepe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne? Efendiler, burada ne anlamamız gerekiyor? Vatanımıza tecavüz eden bu itlerin kazanmasını istemek nasıl bir bağnazlıktır? Bir Hristiyanın bir Müslümanı yönetmesini hangi Müslüman ister? Hangi Müslüman bunu keşke diyerek isteyebilir? Sorarım size hangi Türk ülkesini bir Yunan'ın yönetmesini ister? Ne bir Türk ülkesini Yunanlıların yönetmesini ister ne de bir Müslüman kendisini Hristiyanların yönetmesini ister. Kadir videonun devamında der ki bir anlaşma imzaladığımız için bağımsızlığımızı kaybetmedik. Serv anlaşması bile bizim bağımsızlığımızı elimizden almaz. O yüzden Lozan anlaşmasında biz bağımsızlığımızı kazanmadık. Ama Serv de bizim istiklalimizi kaybettirmiyordu. Burada sevrin haritası var. Onu açsak, baksak arazimizi küçültüyor. Bir ülkenin arazi kaybetmesi esir olması değildir. Bir millet esaret ihtiva eden, başka bir milletin hakimiyetini kabul eden bir anlaşmayı imzalar. Ondan sonra bir mücadele ederse o istiklal harbi olur, o istiklal mücadelesi olur. O ya istiklal ya ölüm bunlar sonradan uydurmuş şeyler. Binaenaleyh Hiçbir suretle Lozan'ın istiklalimize taalluku yoktur. Çünkü istiklal kaybedilmiş değildi. Efendiler, bunlar herhalde bağımsızlığı bir devlete sahip olmak olarak görüyorlar. Ama bağımsızlık bu değildir. Bağımsızlık nedir biliyor musunuz? Bağımsızlık sahip olduğun devlette hiçbir devletin baskısı altında kalmadan kalsam bile gene devlet kararını milletin lehine verebilmektir. Senin devletinin kararları emperyalist güçlere hizmet etmemesidir. Senin devletinin kararları emperyalist güçlerin lehine değil milletinin lehine olmasıdır. İşte bağımsızlık budur. Serv anlaşmasında bize kabul ettirilmek istenen maddeler bizim bağımsızlığımızı yok etmektedir. İşte bu yüzden bağımsızlık kaybedilmiş sayılmaktadır. Arkadaşlar bir de şöyle bir konu vardır. Serv anlaşması Kemal Paşa zaman kazansın diye imzalanmış. Bir hareket yani Mustafa Kemal Paşa zaman kazansın diye bunu imzaladık. Hayır. Dikkat et Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçse 19 Mayıs 1919. Hı hı. Serv 10 Ağustos 1920. Henüz Anadolu'da hiçbir zafer kazanmamış. Dur imzalamıyorum deyip de müttefikleri tekrar Türkiye üzerine mi saldırtacak? Oyalamak için mecbur kaldık. Zaman Bu kazanmak. Mustafa Kemal'le de müşavereli bir şey miydi Şimdi, acaba? Onu bilemiyorum. Onu söylemiyor. Ha, tamam. Olabilir de olmayabilir de. Ama Anadolu'daki harekete zaman kazandırmak için bunu mecburen imzaladık. Bu zaman kazanma mevzu tamamen koca bir yalandan ibarettir ne için zaman kazanıyordu diye ben size sorarım. İngilizler Anadolu'ya asker çıkarabilecek durumdaydı da çıkarmasın diye mi? Yoksa bunlar ne için zaman kazanıyordu? Yunan Anadolu'da ilerlemesin diye mi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin durumuna bakarsanız İngilizler savaştan sonra işgal ettiği yerlerdeki isyanları bastırmak ile meşgul ve İngiliz halkı artık savaştan bıkmış bir durumda. Bu yüzden de Anadolu'yu kendileri işgal edemiyor. Yunan'ı Anadolu'ya çıkartıyor. Bu yüzden Yunan ordusuna silah ve cephane yardımı yapıyor. Hatta Kemal Paşa İzmir'i aldıktan sonra Çanakkale üzerine yürümüş. Çanakkale'deki İngiliz askerleri İngiliz hükümetinden emir almalarına rağmen Türk ordusuna saldırmamışlardır. Bu olayda biz görüyoruz ki İngiliz milleti artık savaşmaktan bıkmıştır. Bu durumlar bize gösteriyor ki İngilizler Anadolu'ya asker falan çıkaramazdı. Saray yönetimi Sev Anlaşması'nı imzalayarak buna engel olmamışlardır. İngilizler ile müttefik diğer devletlerin de durumu aynıydı. O yüzden İtalya savaşmadan geri çekildi. Fransızlar direnmeye çalıştı. Kendi halkı isyan etti. Fransa da geri çekildi. E o zaman ne için zaman kazandılar? Yunan'ın ilerlemesini mi engellediler? Bu durum da tamamen yalandır. Sev Anlaşması imzalandıktan sonra Sev Anlaşması Meclis'ten onay beklerken Yunanlılar anlaşmayı uygulamaya başladı. Tıpkı Lozan Anlaşması imzalandıktan sonra bütün ülkelerin meclisinde onaylanmadan devletlerin Lozan Anlaşması'nın maddelerini uygulaması gibi. Buna İngilizlerin İstanbul'dan çekilmeleri örnek verilebilir. Bu durum ayrıyeten Kadir'in hilafet kalkana kadar İngilizler kendi meclislerinden geçirmedi tezini çürütmektedir. Konumuza geri dönecek olursak Serv Anlaşması'ndan 2 gün sonra 12 Ağustos 1920'de Sev'de ifade edildiği üzere İzmir'in yönetimi resmen devredildi. İzmir'de Yunan yasaları kabul edildi. Yunan mahkemeleri kuruldu. Yunan işgalindeki bölgelere Yunan yetkililer atandı. Serv anlaşmasına göre Yunan idaresinde kalan bazı köylerin vergileri Yunanca toplanmak istendi. 22 Ağustos 1920'de Osmanlı hükümeti Serv anlaşmasıyla terk ettiği yerlerdeki memurlarının maaşlarını kesti. Serv'deki kapitülasyon sistemi yürürlüğe kondu. Serv anlaşmasında belirtildiği gibi İstanbul ve Boğazları zaten müttefikler yönetiyordu. Serv anlaşmasında istendiği gibi hükümeti, maliyeyi ve orduyu da denetliyorlardı. Ayrıca Lozan Anlaşması imzalanana kadar uluslararası alanda hep Serv Anlaşması resmi kabul görmüştür. Şimdi ben size sorarım. Yunan işgaline dünyada resmiyet kazandıran bu anlaşma nasıl oluyor da Yunan ilerlemesini engelleyebilir. Bu kadar saçma yalanı görebilen ve düşünebilen hiçbir insan doğru olduğunu kabul etmez. Şimdi gelelim adalar konusuna. Adalar bilindiği üzere İtalyan devletine Lozan'dan önce verilmiştir. Biz de Lozan'da deniz kuvvetlerimiz olmadığından adaları geri alamadık. Ama bu geri alamayacağımız anlamına gelmez. Boğazlar mevzusu gibi yeni bir anlaşma yapılır ve adalar geri alınabilir. Gerçi Rozan'da 12 adayı kaybettik diyen zihniyet yönetiminde Türkiye 20 ada kaybetmiştir. Yunanlılar 2002 senesinden belli 20 adamızı işgal etmişlerdir. Bu zihniyet deniz gücüne de sahipken bu kadar ada kaybedebiliyorsa siz düşünün kurtuluş savaşı zamanında olsaydı neler kaybederlerdi. Musul konusuna gelelim. Musul petrollerinin parası tam olarak bize ödenmemiştir. Musul petrollerinden alınan paydan bile vazgeçildiği iddiası doğru değildir. Türkiye Irak petrollerinden 1954 yılına kadar pay almış ancak bu paydan alınması gereken 2 milyon sitelin alınacağını 1958'de Irak yönetimini darbeyle devralan general Kasım'dan sonra alamadığı için bütçe gelir cetveline alacak olarak 1986 yılına kadar göstermiş ve aynı yıl Turgut Özal tarafından Arap ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi politikası doğrultusunda bu alacak bütçeden çıkartılmıştır. Sormak lazım babasının parası da bu kadar kolay silebiliyor. Peşine düşmüyor bu paranın Şimdi bakalım Lozan Anlaşması'nı diğer devletler nasıl görüyor? Joseph Gerib, ABD konsolosluk görevlileri toplantısında şöyle der. Basın haberlerinden hepimiz öğrenmiş bulunmaktayız ki İsmet Paşa Lozan'da büyük bir diplomatik zafer kazanmıştır. Bu olayı inkar etmenin hiçbir faydası yoktur. Bu tamamen Doğrudur. Belki bu tarihte kazanılmış en büyük diplomatik zaferdir. Lord George'un savaş taraftarı bakanlarından Lord Birkenhead Lozan Anlaşması hakkında 14 Ağustos 1923 günü Evening Standard gazetesinde şöyle yazar: "Türkleri her savaşta yendik. Savaşı büyük zaferle sona erdirdik. Ama şimdi her şey yitirildi. Uğrunda savaştığımız her şey teslim edildi. Lord Curzon gazetelere açıklamalar yapmıştır. Daily Telegraph gazetesinde yayınlanan Lozan'da Türkiye'nin muvaffakiyeti adlı makalede biraz hayrete şayandır ki her iş bittiği zaman İsmet Paşa'nın yüzünde bir tebessüm vardı. Ankara'dan gelen raporlar orada sulhun büyük bir Türk zaferi olmak üzere telakki edildiğini haber ediyor ve gerçekte de öyledir. Ser muhaderesinin hükümleri güzelce tatbik edilmiş olsaydı milyonlar Türk idaresinden kurtulmuş olacaklardı ifadesini kullanmıştır. Başka bir gazete olan Daily Chronicle'da konuşan Kurzon şunları söyler. Lozen muhaderesi İngiltere tarafından imzalanan anlaşmaların en utanç verici olanıdır. İngiltere eski başkanı Lord George'un 28 Temmuz 1923'te Advocate gazetesine verdiği beyanatı ekranda görüyorsunuz. Lozan'ın İngiltere açısından hezimet olduğunu söylüyor ve ekliyor Lozan'ın arkasından ne gelecek diye. Biz cevap verelim. Möntre Boğazlar Sözleşmesi. Onun arkasından da Hatay'ın Türk yurduna katılması. Şimdi de ekranda Daily Standard gazetesini görüyorsunuz. Adamlar Lozan hakkında haber yaparken Türklerin Lozan Zaferi diye başlık atmışlar habere. Bir başka gazete ise muhafazakar İngiliz hükümetinin koyu bir lekesi olarak bahsetmiş. Daha birçok gazetede Türklerin zaferini anlatır. Biz iki tanesini daha örnek verip konuyu bitirelim. Bu konuya son olarak Rauf Orbay'ın hatıralarını da ekleyelim. Rauf Orbay da anılarında şöyle diyor. Hülasa Lozan'da İsmet Paşa ile aramızda hasıl olan anlaşmazlıklara rağmen memleket hesabına yapılması imkanı olanın en iyisi yapılmıştır. Bu son sözlerle Lozan konusunu gerçekten bitirelim. Vahdettin'i anlattık, Damat Ferit'i anlattık, Çerkez Etem ihanetini anlattık. Sırada Said Mulla ve Mustafa Sabri vardır. Mustafa Sabri'yi İngiliz dostu Kadir nasıl görüyor? Önce ona bakalım. Mustafa Sabri İngiliz dostu Kadir'in öncüsüdür. Bu bakımdan o reformistler, bugünkü reformistlerin mübeşirler olduğu gibi Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi de benim mübeşirimdir. Yani benden evvel bu işi yapmış olan bir adamdır. Mustafa Sabri Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne katılmış ve partiyi tekrardan canlandırmış bir isimdir. İngiliz casusu Sadık Bey grubunun önde gelen adamlarından biri ve partinin ikinci başkanı olur. İngiliz Ateşe Militeri General Dedes'in 27 Şubat 1919 günü raporuna göre Hürriyet ve İtilaf Partisi birkaç kere yüksek komiserliğe başvurarak İngilizlerin desteğini istemiştir. İngilizler İstanbul'u işgal edince Vahdettin'e Hürriyet ve İtilaf Partisi temsilcilerinden hükümet kurdurmuştur. Sormak lazım İngilizlere bu Hürriyet ve İtilaf Partisi'ni neden bu kadar çok sevdiklerini. Mustafa Sabri İngiliz casusu Said Molla'nın kurduğu İngiliz muhipler yani severler derneğinin de onursal başkanlarından, biridir. Said Molla'nın İngilizlere çalıştığı çok bariz bir şekilde bellidir. Her ay İngiliz Büyükelçiliğinden 300 lira aldığı bilinen vatan haini bir adamdır. Vatan haini olduğunu İngiliz severler derneği kurmasından anlamanız gerekiyordu zaten. İşte böyle aleni olarak hain olan bir adamın arkadaşı olan Mustafa Sabri bir de İngiliz severler derneği onursal başkanıdır. Yani bu işi resmiyete dökmüştür. Mondros Ateşkes Anlaşması sırasında çarşaflı kız talebeler erkeklerle bir arada ders yapıyorlardı. Peyami Sabah gazetesinde Mustafa Sabri şöyle fetva ediyordu. Ne günlere kaldık. Üniversitelerde kız ve erkek talebeleri diz dize oturuyorlar. Devlet çökmüş, millet yere serilmiş, işgal başlamış, Mustafa Sabri bunca felakete gözlerini kapamış kızlarla erkekler birlikte okuyor diye feryat ediyor. İşte Mustafa Sabri'nin zihniyeti budur. İşgacı güçlere bir tek kelime edemez, Hristiyan gölgesi altında yaşamayı kabul eder, sonra da çıkıp Müslümanlık taslar. İşte Mustafa Sabri'nin Müslümanlığı budur. Galata Kulesi'nde İngiliz bayrağı dalgalanmasına ses çıkartmaz, karma eğitime ses çıkartır. 8 Haziran 1919'da Genelde dese Mustafa Kemal'i geri çağırmak için yaptıkları girişimlerden dolayı teşekkür eder. İhaneti herkes tarafından bilinen Boğazdayan Kaymakamı Kemal Bey'i astıran Nemrut Mustafa'yı Bursa Valiliğine bizim Mustafa Sabri getirmiştir. Celal Bayar Mustafa Sabri hakkında der ki Mustafa Sabri Efendi İngiliz himayesine girmekten başka kurtuluş yolu olmadığını iddia edenlerden de Milli Mücadelenin şiddetli düşmanıdır. Kürdistan Cemiyeti adındaki siyasi bir kurul ile müşterek vatanın parçalanmasına yol açan bir anlaşmayı reisi olduğu Hürriyet ve İtilaf Partisi Umumi Merkezi adına imzalamıştır. Sadrazam vekili olduğu sırada Ali Galibi Sivas Kongresi üzerine yürümeye teşvik edenler arasındadır. Kuvayi Milliyecilerin katli vaciptir fetvasını yazan odur. İmza eden Dürzüzade'dir. Bu kadar ihaneti yaptığı yetmiyormuş gibi İngiliz yardımı ile İstanbul'dan kaçan Mustafa Sabri Mısır'dan Yunanistan'a geçmiştir. Yunan devletinden para almış yazı yazmıştır. Bu Mustafa Sabri'nin Türklükten istifası da Yunanistan'da gerçekleşmiştir. Yunanistan'da Ankara hükümetinin Musul üzerinde hak iddia etmesinin gülünç olduğunu yazmıştır. Yunanistan'da yayınladığı gazetelerde ölçüyü o kadar kaçırır ki Yunanlılar ödeneği keser. Burada benim şahsi yorumum Türkiye ile ilişkilerini geliştiren Yunanistan bu adamın ilişkilere zarar vereceğini düşündüğü için ödeneği kesti. Yunanistan'dan para alamayan Mustafa Sabri Mısır'a geri gider. Şimdi soracaksınız bana Mustafa Sabri konusu bitti mi diye. Biter mi? Bitmez. Mustafa Sabri Papa 11. Pius'a 3 sayfa mektup yazmıştır. 14 Mayıs 1925 yılında Papa'ya yazdığı bu mektupta kaldırılan hilafetin yeniden inşası için Vatikan'dan Papa'dan yardım istiyor. Habertürk'ün 2012 yılında yaptığı habere göre bizim Mustafa Sabri dinler arası diyaloğu destekliyormuş. Biz bugün biliyoruz ki FETÖ'cüler dinler arası diyaloğu destekliyorlardı. Yani Mustafa Sabri bugünlerde yaşsaydı yüksek ihtimal FETÖ'cü olurdu. Ya da başka bir ad altında emperyalist güçlere hizmet eden bir başka hain insan olurdu. İşte bizim İngiliz dostu Kadir'in öncüsü olan Mustafa Sabri budur. Bu kadar haini kahramanlaştıran zihniyet seh Said'i boş geçer mi? Tabii ki de boş geçmez. Seh Said hakkında dünya üzerinde 3 görüş vardır. Bunlardan ilki Seh Said ayaklanmasının dini sebepler yüzünden olduğunu ileri sürenler. İkincisi Kürt ayaklanması olduğunu ileri sürenler. Üçüncüsü bunun bir feodal ayaklanma olduğunu ve bu ayaklanmanın sebebinin feodal ağların toprak üzerindeki haklarını kaybetmelerinden kaynaklandığını söyleyenler. Yani bu görüşü savunanlar der ki ekonomik altyapı üst yapıyı belirler. Peki ya bu sebeplerden hangisi doğrudur diye sorabilirsiniz. Ben de derim ki ne önemi var? Bu isyan sonucunda ne oldu? Biz Musul'u kaybetmedik mi? ettik. Biz İngilizler ile Musul konusunu konuşurken bu isyan patlak vermiştir. Bakalım İngiliz dostu Kadir bu konuda ne diyor? Yalandır. Şeriat sadece, Sesayit sadece şeriatla ve hesabına isyan etmiştir. Ne Kürtçülükle alakası vardır ne de bu işin İngilizlerle alakası vardır. O isyan ettiği zaman Musul kaybedilmiş değil. Musul daha İstanbul'da, Lozan'da talik edilmiş. 9 ay zarfında Türklerle İngilizler ikili anlaşmayla bunu halledecekler denmiş ama 9 ay zarfında halledilememiş. 25'ledir Şehzade Takası, 25'te de Kasımpaşa'da Kuzey Sağ Deniz Kumandanlığı diye bir bina var ya. Osmanlı Bahriye Nezareti'dir orası. Orada müzakere edilmektedir İngilizlerle. İngilizler kaybetmek durumunda değil ki davalarını. İngilizler Lozan'daki iddialarını daha ileriye götürdüler ama maksatları anlaşmak değil. Hakkari'yi de talep ettiler. Musul vilayetine dahildir diye. Tarihte hiçbir zaman Hakkari Musul vilayetine dahil olmamıştır. Maksat anlaşmamak. Çünkü anlaşılmadığı takdirde Cemiyet-i Akvam'a gidecek. Cemiyet-i akvama Türkiye üye bile değil. O günün süper gücü İngiltere'nin rağmen Cemiyet-i Akvam'dan bir karar çıkmaz. İngiliz bunu biliyor gayet rahat. Sen bugün <laughs> Birleşmiş Milletler'den Amerika'nın muhalif kaldığı bir karar çıkarabilir misin? Aslı. Aynen onun gibidir. Onun için neticede öyle oldu. Cemiyet Akvam'da aleyhimize karar çıkacağı anlaşılınca gece yarısı Nuri Said'i çağırdılar Ankara'ya. Bir uçak gönderdiler. İngiliz Büyükelçisi Lindsay Nuri Said Paşa Irak namına Manda İdaresi o zaman bizim de Fatih Rüştü'nün kayınpederi Nedir o? Hariciye vekili. Üç arasında bir anlaşma yaptılar. Verdiler Musul'a oturdular aşağıya. Şeyh Said'le ne alakası var? Cemiyeti Akvam dediği milletler cemiyetidir. Bu milletler cemiyetinde başlıca dört devlet vardır. Birisi İngiltere, diğerleri Fransa, İtalya, İspanya. Biz biliyoruz ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya kendine pandik atıldı olarak kabul etmiş ve böyle bir havaya girmiştir. İngilizler İtalyanlara Anadolu'yu vaat etmişler. Savaş sonunda da Yunan Anadolu'ya çıkararak İtalyanlara pandik atmışlardır. İngilizler Fransızlara ise Orta Doğu'da pandik atmışlardır. Bu yüzden Fransızlar savaş sonrası Yahudileri İngilizlere karşı intikam almak için desteklemişlerdir. İsrail'in kuruluşunu başka bir videoda anlatalım. Bu Ortadoğu'daki İngiliz-Fransız anlaşmazlığını İngiliz dostu Kadir de kabul eder. Ve Sütçü İmam hikayesindeki Ermeniyi İngiliz ajanı yapar ve bu anlaşmazlığı böyle anlatır ve aktarır. Fakat Fransızlar girerken bir Ermeniyi ayarladılar. O Sütçü İmam hadisesi var ya, bu İngiliz enteljansının bir tertibidir. Trumpet çala çala şehre Fransız askeri girerken o Ermeni bir kadının çarşafını yırttı. Sütçü imam da adı imamdır. Din adamı değildir. Merkebiyle süt dağıtan bir esnaftır. O sırada bir demirci dükkanında hayvanın nallarını nallatıyordu. Elinde de kızgın o tırnağını keserler hayvanın vesaire görmüşsünüzdür. Bu hadiseye şahit olunca tam onun <laughs> önünde oldu. Ermeninin kafasına vurdu onu gebertti. Hadise böyle başladı. Maraş'ta böyle başladı. Fransızlar anladı ki bu bir İngiliz tertibidir. Bir günde 7 bin cenaze çıktı Maraş'tan. Bize petrolden pay vermemek için bizi Türklerle çapıştırdılar. Burayı bize bunun için verdiler. O Ermeni de o çap çarpışma olsun diye kullanılan bir İngiliz ajanıdır. Bizi burada büyük kayıplar verdirdiler ki biz ordumuza güvenerek Musul petrollerinden, harpten sonra onlardan pay istemeyelim. İşin esası bu. Yani anlayacağınız arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra milletler cemiyeti üyeleri birbirine düşmandılar. İngilizlerin lehine bir karar çıkması kesin değildi. Eğer ki bizim Hatay konusunda olduğu gibi ordumuz sınırda beklese ve iç isyanlar ile uğraşmasa Atatürk tıpkı Hatay'da yaptığı gibi orduyu Musul'a sokar ve Musul'u alırdı. Hatay konusunda biliyorsunuz diplomatik her yol bitmiş, en son çare askeri müdahaleye gelmişti. Fransızlara ultimatom verilmiş, Fransız ordusu Türk ordusu hataya girerken silah bile sıkmamıştı. Türk ordusunun Musul'a askeri hareket planladıkları İngiliz belgelerinde yer alır. İngiltere Musulu hmm. Türkiye'den koparmak için şey isyanlı kopardı, yani çıkardı, hmm. yani İngiliz destekli bir isyan oldu. Günümüzde de tekrar şehit isyanı gündeme geldi biliyorsunuz. Şimdi ne gördünüz siz İngiliz belgelerinde şehit isyanı? Şimdi tesadüf müdür? Tesadüf olduğuna inanmak biraz zor gibi görülüyor. İngilizler İngiliz belgelerinde edindiğim intiba şu: Aa Doğu'da isyan mı çıkmış Hay Allah şimdi tam da Türkler hani toparlanmak üzere ilerdi yazık olmuş falan bir daha şimdi birliklerini tekrar Doğu'ya göndermek durumunda ve oradaki işte isyanı bastırmak zorundalar. Çünkü e, şunu unutmamak gerekir. Neden tesadüf olmadığına e, olmadığını düşünebiliriz. Çünkü o ara Türkiye Musul'a bir operasyon e, planlamaktaydı. Yani askeri bir <laughs> Şeyh, askeri bir Şeyh. operasyon planlamaktaydı. O daha önce gidiyor. Ne ne Büyük de, Büyük de, Büyük de, şey de. daha önce Şefik Bey milli mücadele Bir askeri pl plan tam o 24 Hı. işte e, 24 Evet, Kasım falandır. O aralar bir askeri operasyon planlanmak üzereyken Şehzade isyanının patlak Şimdi vermesi… Pardon, efendim, bu çok önemli. Bu İngilizlerin iddiası mı yoksa hakikaten Türk arşivinde de böyle bir şey var mı? Ne? Operasyon. Operasyon planlanıyor. Onların belgelerindekini İngilizler söylüyor. İngilizler söylüyor. Evet, evet. Bir operasyon Hı. hazırlığı var. Ordu o tarafa doğru kayıyor. Ee, ama tabii bu ikisini bağlantılı olacak şekilde belge gördüm demiyorum. Ama sadece şunu söylüyorum. Hay Allah şimdi bir de bakın doğudaki isyanla mı uğraşacaklar falan şeklinde çok böyle bir bir, e, şeyce çok bir ifade children var, var children. yani. Dolayısıyla o, o, oraya gönderilecek birlik geri plana çekiliyor ve isyan e, bastırıyor. Bir de zaten tam da o arada biliyorsunuz Peki, iki ordu komutanının da istifası da var ya. Ne yazık ki Hatay'da olan şey Musul'da olamadı. Çünkü Türk ordusu ve siyaseti iç isyanlarla meşguldü. Eğer ki Türk ordusu Musul'a girseydi tıpkı Fransızlar gibi İngilizler de savaşı göze alamayacaklardı. Çünkü ne kendi halkı istiyordu savaşı ne de diğer devletlerden destek alabilirdi. Gördüğünüz üzere bu isyan İngilizlere yaramıştır. Peki ya bu isyanı İngilizler mi çıkarttı? Sehzait isyanı Piran olayıyla başlar. Piran olayında bir suçlu... Şeyh Said'e sığınır. Şeyh Said suçluyu jandarmaya vermez. Tartışma çıkar ve isyan böyle başlar. İsyan başladıktan sonra bastırılır ve Şeyh Said yakalanır. Diyarbakır'daki mahkemeye götürülür. Şimdi Diyarbakır'daki Şeyh Said'in mahkeme tutanaklarını günümüz Türkçesiyle inceleyelim. Yargıç sorar. İsyanı kimler ile ve nerede hazırladın? Şeyh Said önceden hazırlık yoktu. Piran olayı ile alevlendi. Biz de içine düştük ve isyana başladık. Ben Lice'ye geldim. Kimseye bir şey söylememiştim. Yargıç ayaklanma oldu da ondan sonra mı başına geçtin? Sait ben ağaçlı çeşmeye gelmeden savaş başlamıştı. Yargıç şeyh efendi. İsyanın nedeni jandarmalar değildir. Propagandalar, açıklamalar yapılıyormuş. Sait jandarmalar olmasaydı kitapla belki bir sene sonra olurdu. Belki 6 ay sonra olurdu. Yahut olmazdı. Yargıç, Lice'ye yazdığınız mektuba göre önceden düşünmüşsünüz. Said, o yazı benim değildir. İmza da benim değildir. O ifade zaten benim değildir. Yargıç, bu hareketiniz bir tertip eseri değil mi? İsyan her taraftan birden patlıyor. Bu size bir yakın zam vermez mi? Said, hayır tertip eseri olamaz. Burada araya gireyim. Şeyh Said bu konuda yalan söylüyor. Said bütün aşiret reislerine, şeyhlere mektuplar göndermiştir. Bir isyan hazırlığı içinde oldukları kesindir. Yargıcın da dediği gibi isyan her taraftan birden patlıyor. Sizce bu tesadüf olabilir mi? Olamaz. Zaten yargıç bu Şeyh Said'e şeyh yalan söyler mi diye sormuş. Şeyh Said de Eh söyler ya Allah bilir demiştir. Şimdi savunmasında Yunan konusuna gelelim. Yargıç sorar. Yunan ordusu İslamiyet'in merkezini ayaklar altına alırken cihadın farzlarını neden yerine getirmediniz? Said o zamanlar muhacirdik ve çok perişandık. O zaman ben bu adama sorarım. Şimdi nasıl perişanlıktan kurtuldunuz? İki sene içerisinde ne değişti? Efendiler ben anlamıyorum bu zihniyeti. Bunlar Hristiyan bayrağı altında Müslüman olmayı kabul ediyorlar. Ama Türk ve Müslüman insanların yönettiği devletin altında Müslüman olmayı kabul etmiyorlar. Bunların bu zihniyetini normal zekaya sahip vatanını seven birisinin anlaması mümkün değildir. Seh Said konusunu toplamak gerekirse Yunan işgaline direnmeyen Seh Said, Türk ordusu Musul'a askeri hareket planlarken isyan etmiş. Bu isyan sonucunda Musul kaybedilmiştir. Şeyh Said'in bu vatana ihaneti bölücü terör örgütü ile siyasal İslamcılar arasında bölüşülememiştir. İki tarafta bu isyanın kahramanca olduğunu söyler. Birisi Kürtlük yüzünden çıktı der, diğeri din yüzünden çıktı der. Her ne nedenle çıkarsa çıksın bu isyan vatana ihanettir. Şimdi bu zihniyet yapısının kahramanlaştırmaya çalıştığı başka bir insan daha vardır. O da İskilipli Atıf'tır. Bu adam Teali İslam Cemiyeti'nin eş başkanıdır. Diğer başkanı ise bizim Mustafa Sabri'dir. Teali İslam Cemiyeti'nin faaliyetlerini Kuva-yi Milliye'nin istihbarat birimi olan Mimmim -Mim örgütü deşifre etmiştir. Bu Teali İslam Cemiyeti'nin Anadolu'daki temsilcileri şehirlerde asker var. Bu yüzden kırsalda örgütlenme ve Kuvayi Milliye'ye karşı isyan çıkartma planları deşifre olmuştur. Mustafa Kemal Nutuk'ta memleket dahilinde ve İstanbul'da Milli Varlığa Düşman Oluşumlar başlığı adı altında bu Teali İslam Cemiyeti'nin Konya çevresindeki oluşumunu şöyle aktarır. Konya ve havalisi de İstanbul'dan idare edilen Teali İslam Cemiyeti oluşumuna çalışıyorlardı. Kazım Karabekir Paşa raporlarında bu cemiyet için İngiliz emellerinin hizmetkarı olarak bahsetmiştir. Bu cemiyet oluşumu Anadolu'da Kuvayi Milliye'ye karşı birçok isyan çıkartmıştır. Bunlardan en bilinenleri Çanakkale, Bigal'da ve Nevşehir Nide etrafında yaptıkları eylemlerdir. Bu cemiyet köylerde mektepler açıyor, vaazlar veriyordu. Bunun için adam gücüne ve paraya ihtiyaç vardı. Bu eylemlerini gerçekleştirebilmek için bu kadar parayı nereden buldukları çok açık bir şekilde bellidir. Teali İslam Cemiyeti İngilizlerin isteği üzerine 1920'nin Ağustos ayında su ihanet fetvasını yayınlar. Fetvada özetle der ki: Yunan ordusunun halifenin ordusu sayılması gerektiği hiç de zararlı bir topluluk olmadığı, asıl kafaları kopartılacak mahlukların Ankara'da bulunduğunu belirtir. Bu ferman Ağustos ayında Anadolu'ya atılır ve asil Türk askerinin ve milletinin aklı din ile karıştırılmaya çalışılır. 18 Eylül 1920'de ilk istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemenin kaçaklara ve vatana ihanet edenler için idam cezası vereceği belli olmuştur. Bu durum da İstanbul'da bir korku oluşturmuştur. Acaba neden? Siz yorumlara yazarsınız. Bu korku sonucunda 25 Eylül 1920'de Vakit gazetesinde Yunan'ı öven bildiriyi reddetmişlerdir. Sormak lazım bildirinin üzerinden bir ay geçtikten sonra niye bu bildiriyi reddediyorlar? İstiklal mahkemeleriyle bu fetvayı reddetmelerinde bir bağlantı yoksa neden istiklal mahkemeleri kurulduktan sonra reddediyorlar? Madem kuvacıları destekliyorlardı, Rıfat Börekçi'nin fetvasına niye destek vermediler? Anadolu'daki halk bu fetvayı okuduktan aylar sonra reddetmek neye yarar? Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Mustafa Sabri kaçmış, Atıf kaçmamıştır herhalde Vakit gazetesindeki bildirisine güveniyordu. Sapka kanunundan bir buçuk yıl önce Sapka'yı eleştiren bir kitap yazmıştır. Sapka kanunu 25 Kasım 1925'te çıkmıştır. İskilip Latif'in kitabı 27 Eylül 1925 tarihli 4717 sayılı emir ile kitapçığın dağıtılması yasaklanmış ve belirli bir kısmına el konmuştur. 1925 Aralık ayında Sapka Kanunu bahane ederek ülkenin birçok yerinde isyan çıkmıştır. Bu isyanların en büyüğü Rize'de olmuştur. İsyanda İskilip Latif'in Sapka kitabı etkili olmuştur. Bu yüzden Giresun İstiklal Mahkemelerinde İskilip Latif yargılanmıştır ve beraat etmiştir. Bu mahkeme atıfı uyarmıştır. Oğlum bak! Yapma, dağıtma bu kitabı. İsyan çıkıyor demiştir. Bunun üzerine Atıf yasaklara rağmen kitabı dağıtmıştır. Bu durumun öğrenilmesi Ankara İstiklal Mahkemelerinde 1926'nın Ocak ayında yargılanmasına neden olmuştur. İdam cezası almasının nedeni cezanın ağırlaştırılmasıdır. Teali İslam Cemiyeti'nden gelen bir ağırlaştırma sonucu idam cezası almıştır. Şimdi gelelim yalan dolan iddialarına. İskilip Latif'in şapka giymedi diye asıldığını ilk iddia eden Necip Fazıl'dır. Kaynak olarak nereyi kullandığını artık herkes çok iyi biliyor. Kaynağı falan yok. Kendisi uyduruyor. Necip Fazıl'ın uydurduğu iddiaları İngiliz dostu Kadir de devam ettirmektedir. Kadir ayrıyeten der ki herkes şapka giymek zorundadır. Kanunda öyle yazıyor. Ben pazarda şapka giymeyenlere katran sürüldüğünü gördüm şapkanızdan bir isterseniz bahsedelim. Siz yayınlarda bu şapkayı, bu Osmanlı fesini kullanıyorsunuz. Şapka değil haşa. Fes diyelim. Bu Bunu hep kullanır mısınız hayatınızda da, günlük hayatta da? Öyle Ve bunun mesajı nedir? Biraz, çıkar. Çünkü, biraz mesajını anlatırsanız. Suç çıkar. Çünkü bak Türkiye'de öyle bir garabet var ki. Şapka kanunu Şapka iki kanunu iki madde... muhalefet ediyorsunuz bu arada. Şapka bu kanunu, kanunu iki maddeliktir. Bak iki maddelik. Birincisi. Her Türk şapka giymeye mecburdur. Evet. İkinci madde... ...hükümet buna münafi bir itiyadı men eder... ...yani şapka giyme alışkanlığına... ...aykırı alışkanlığı men eder... ...bu yasa halen cari... ...yürürlükte de devam ediyor... ...sizin başınız açık... ...siz suçlusunuz ben şapka kanununa göre... <laughs> ...biliyor musunuz... ...ben kalpaktan ceza yedim... ...hatıralarında kararı neşrettim... ...günün birinde reisi cumhur... ...Goru Türk İskandinav memleketlerine gitti... Soğuk burası diye valizine bir e, kalpak koydu. Uçaktan ince başına koydu. Kalpak serbest oldu. Demek ki bugünkü Abdullah Gül de başına bir fes koysa Arabistan'a gidiyorum. Onlara benzeyim diye bu da serbest olacak. Bu nasıl memleket? <laughs> kanun aynı kanun. Üstelik anayasanın da içinde zikrediliyor. Anayasaya mugayereti iddia edilemez diye. Türkiye'de böyle bir garamettir. Baş açıklar hep suçlu. Ben 80 yaşına girdim. Ben başka açık pazar yerine gelen köylülerin kafasına bunu çok söyledim. Jandarmanın katran sürdüğünü görmüş adamın bu gözler. Bugünden geliyorum. Şimdi bakalım mı sapka kanununa ne diyor? İki gramaklı olan birinci maddeden anlayacak ki devlet memurları ve milletvekillerine zorunludur. Şapka takmak. Türk milleti neyse giyeceksen şapka giy demişlerdir. Şapka giymeyi zorunlu yapmamışlardır. Yani millet şapka giymeden de gezebilirdir. Kanunda bu aleni olarak bellidir. O zaman sorarım sana. Şapka giymeyen kafası açık insanlara katran sürüldüğünü nerede gördün? Yalan söylüyor efendiler. Bu İskilip Latif'in ölümüyle ilgili bir iddia daha vardır. İngiliz dostu Kadir bu iddiaya katılmaz. Ama internetteki salaklar arasında dolaştığı için yanıtlayalım istedik. İddia şu. İskilip dağıtıp son savunmasını vermemiş, akşam savunma hazırlarken Allah ile konuşmuş. Allah da İskilip dağıtıfa savunma yapma demiş. Efendiler zaten bu iddiayı duyduğunuz zaman inanmamanız lazım. Ama biz gene de belgeler ile çürütelim. Ekranda gördüğünüz belge Atıf'ın ölmeden önce Mustafa Kemal'den Aman dilemesidir. Yani iskilip davatif son savunmasını aman dileyerek yapmıştır. Konuyu harf devrimine getirelim. Harf devrimi ile ilgili denebilir ki harf devrimi bizi İslam dünyasından uzaklaştırmıştır. Harfle ilgili söylenecek çok bunun mazaratlarına da çok şey var. Ama en mühimi bizi İslam dünyasından ayırdı. Şimdi benim çocuklarım ufakken evimizde çok Osmanlıca kitap olduğu için gördüğü her kitabı A Kur'an diyordu. Niye? Yazı ayniliğinden. Sana diyordu ki sağdan sola yazılan her şey Kur'an. A Kur'an. Aa, o yazı demek ki Kur'an yazısı. Arap yazısı değil. İngiliz dostu Kadir demek istiyor ki, belirli bir medeniyete ait olmak için o medeniyetin alfabesini, kabul etmek gerekiyor. Bu görüşün yanlış olmasının iki nedeni vardır. Birinci neden, eğer ki alfabe farklılığı bir medeniyete ait olmamızı önlüyorsa, Rusya ve Yunanistan Avrupa medeniyetinden sayılmaması gerekiyor. Ama bakıyoruz ki Avrupa medeniyeti Rusların Avrupalı olmadığını söylemez, iddia etmez. Wiki'de bile Avrupalı olarak gösterilir. Yunanlıların Avrupa medeniyetinden sayılmadığını iddia edebilecek yoktur herhalde aramızda. Bu iki örnekten de anlayacağınız üzere bir medeniyete üyelik alfabe ile olmaz. Şimdi gelelim ikinci nedenimize. Eğer ki İslam medeniyetinin kendine özgü bir alfabesi varsa, medeniyeti oluşturan İslam dininin de kendine özgü bir alfabesi vardır. Eğer ki İslamiyetin kendine özgü bir alfabesi varsa, kendine özgü bir dili de vardır. Eğer ki İslamiyetin kendine özgü bir dili varsa kendine özgü bir milleti de vardır. Eğer ki İslamiyetin kendine özgü bir milleti varsa İslamiyet bütün milletler için değildir. Eğer ki İslamiyet bütün milletler için değilse İslamiyet kendisiyle çelişir. Yani efendiler İslamiyetin Araplara özel bir din olduğunu kabul etmeden İslam medeniyetinin bir alfabesi olduğunu kabul edemezsiniz. Eğer ki Müslümansanız İslamiyetin Araplara özel bir din olduğunu kabul etmemeniz gerekiyor. Bu da demek oluyor ki Müslümansan İslam medeniyetinin alfabesinin olmadığını kabul etmek zorundasın. Şimdi sorarım size. İslam medeniyetinin alfabesi yoksa harf devrimi nasıl bizi İslam medeniyetinden uzaklaştırır? Türkiye'nin İslam medeniyetinden uzaklaşmasının nedeni harf devrimi değildir. Peki ya Türkiye'nin İslam medeniyetinden uzaklaşmasının nedeni nedir diye sorabilirsiniz. Hemen yanıtlayalım. Türkiye yönetiminde söz sahibi olan insanların bir Hristiyan devlet ile bir Müslüman devlet arasında kaldıklarında Hristiyan devlete destek vermeleridir, yardım etmeleridir. Irak'ta Hristiyan bir devlete yardım etmişlerdir ve Müslüman ülkeleri üzerinde Hristiyan devletin emelleri gerçekleşsin diye rapor vermişlerdir. Şimdilik ifşa etmiyorlar. İfşa ettikleri şey azdır. Evet. evet. AKP'nin Irak işgaline destek vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Irak işgalini Amerikalılar mı? Evet Amerikalılara. AKP'yi belki... ben ona ikna etmeye çalıştım. Bir saatten fazla Tayyip'le ben konuştum. Bunun için Ankara'ya gittim. Onu ikna edemedim de sonra beni hava kuvvetlerine çağırdılar. Ya ne anlattın ona? Bize de anlat. Anlattım. Korkma bu olacak dediler. Ben de zannettim ki doğru diyorlar. Meğersem yok. Başka bir konuya geçelim. Latin alfabesiyle Kur'an Kerim yazılır mı? İngiliz dostu Kadir yazılmaz der ve iki neden söyler. Bunlardan ilki Arapça ile Latin alfabesi arasındaki hece farklılığından doğan kelimelerin anlam yitirmesidir. Niye Kur'an-ı Kerim Latin harfleriyle yazılamaz? Bir iki misal vereyim size. İslam alfabesi de bu alfabe gibi 28 harflidir. Buna rağmen sin var, sat var, peltekse var. Asır satla yazılır. Asar dersen asırlar olur. Eser peltek ile yazılır. Asar dersen eserler olur. Asar ilmiye. Bu iki sen ası, asarı da asırlar manasına asırı da bu latin harfleriyle yazacaksın. Peltek ile yazılan asar, eserler manasında kelimeyi de böyle yazacaksın. Yani bunlar zaten hep çekilme bizim. Bunlar kovalama niyetimiz var. Ben hayatımda bu kadar saçma bir bahane duymadım. İngiliz dostu Kadir'e göre diller arasındaki çeviri kelimesi kelimesine yapılıyor. Yani kelimenin anlamı çevrilmiyor. Direkt kelime çevriliyor. Bu durumu anlamak biraz zor olacak. O yüzden İngilizce bir örnek vereyim. Kadir'e göre what kelimesi direkt v a -t olarak yani what olarak çevrilir. Ama kelimenin doğru çevrilmesi için anlamının çevrilmesi gerekiyor. Yani what kelimesi Türkçe'ye ne olarak çevrilir. Diller arası çevre hakkında hiçbir şey bilmiyor ya da bilerek yalan söylüyor. Bir de şunu ekleyeyim. Çevriler genelde kelime anlam bazlı yapılmaz. Çevrede işin içine gramer de gelir. Bu video diller arası çevre nasıl yapılır 101 dersi olmadığı için bu konuyu anlatmayacağım. Eğer ki biz Osmanlı Türkçesini kullanıyor olsaydık Arap harfleriyle yazmamıza rağmen gene anlamak için çeviri yapmamız gerekecekti. Tıpkı Almanca ile İngilizce arasında olduğu gibi. Bu konuyu daha nasıl basit anlatırım bilmiyorum. Anlamadıysanız ikinci, üçüncü kez dinleyebilirsiniz. Kur'an'ın Latin alfabesiyle meyali yapılmaz demesinin İkinci nedeni ise elif harfinin Latin alfabesiyle yazılış farkıdır. Mesela Karabekir buna itiraz ederken diyor ki "Huruf-u mukatta'a var." Elif, lam, mim. Sen bunu elif dersen elif, y, f, elif, lam, y, f olur. Elif'in adıdır. o. Kendi orada resmidir, resmi kendi değil. Elif, lam, mimin elif, lam ve mim harfleridir. Sen bu okunduğu gibi bunun adını yazarsan, onun mukabili sanki orada elif, lam, ye, f varmış gibi olur. O harfin mürtesemidir. Okunuşunu yazacaksın, başka çaren yok. Çünkü senin e harfin elif değildir. Elif değildir. Kaf, ya, ayın, sat. Ha, mim, sin, kaf. Bunlar huruf u mukattaa böyledir. İngiliz dostu Kadir sizce dipnot kullanmayı bilmiyor mu? Biliyor. E o zaman neden bunları bahane olarak gösteriyor? Niye Kur'an'ın mealinin yazılmasını istemiyor? Türk milleti okuyup anlamazsa Kur'an'ı kim ne kazanacak? Bu soruların cevabı bellidir. Ama 5816 sayılı kanun gereği söyleyemiyoruz maalesef. Kaldırın kanunu konuşalım. Şimdi gelelim bir gecede cahil bırakıldık iddiasına. Bunlar sanıyor ki bir gecede Arapça harfleri kullanılması yasaklandı. Bu tamamen kuyruklu bir yalandır. Harf kanunu 6. maddeye görüyorsunuz. Harf kanunu 1928'de çıkıyor. 1930'a kadar alışma süresi bırakılıyor. Bu alışma süresinin yanında Osmanlı'da Kırım Savaşı'ndan sonra Latin harfleriyle telgraf çekiliyordu. Yani bu durumda görüyoruz ki Türk milleti Latin harflerine alışkındı. Milletin alışkın olmasına rağmen Latin harflerine geçmek gerekiyor muydu diye sorabilirsiniz. Evet gerekiyordu. Çünkü Arapça zengin bir alfabeye sahip değildi ve Türkler de kendini bu alfabe ile iyi ifade edemiyordu. Arapça alfabesine Arapçaya bunlar çok zengin ve gelişmiş bir dil der. Ama Arapçanın gelişmiş bir dil olmadığı bütün bilim çevrelerinde kabul edilir. Çünkü dilin temel amacı karşı tarafa derdini anlatabilmektir. Arapça ise bunu yapamıyor. Çünkü Arapçada sesli harf yok. Sesli harf olmayınca noktalama işaretleriyle heceyi değiştirecek sesli harf yapmaya çalışıyorlar. Yani ekranda gördüğünüz gibi bir Arapça hece birden fazla sesli harfin yerine geçebiliyor. Bu da dili anlamamızı zorlaştırıyor. Yani Arapça zengin bir dil değil. Arapçanın zor ve gelişmemiş bir alfabesi var. Konuyu toplamak gerekirse kendimizi daha iyi ifade edebilmek için ve anlaşabilmek için alfabemizi değiştirmemiz gerekiyordu. Efendiler, isterseniz Atatürk'e atılan iftiraları, tarihi yanlışları bir kenara bırakalım ve günümüz olaylarına gelelim. İngiliz dostu Kadir, PKK'yı bir Ermeni hareketi olarak görür ve Apo'ya Ermeni der. Ermeni hareketi olan PKK'nın Kürtlerden 1. Dünya Savaşı sırasında öldürülen Ermenilerin intikamını almak istediğini belirtir. PKK Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokmaya çalışıyor der. Böylece doğuda aldığı topraklar ile bir Ermenistan kurabilecektir. Avrupa Birliği Yahudi düşmanıdır. Yahudi düşmanı olduğundan Yahudiler PKK'ya karşıdır. Barzani Yahudidir. Yahudiler Irak Kürtlerini destekleyip Kürtsel bir bölünme istiyor. Toprakları Kürtler ile bölebilirlerse Türkiye'yi Kürtlerden geri alırız mantığı ile Kürtler ile bölünmemizi istiyorlar. ABD ve Yahudiler APO'yu Türkiye'ye vermişlerdir. Sesini sonra şimdi daha ihtiyacı yok sefir süpera öldürerek sesini duyurmaya. Ondan sonra Abdullah Öcalan'ın buldular. Abdullah Öcalan Türk mitine çalışıyordu. Millet duysun. Evet. Yani ister, Onu ser, buldular. Ser, ser, Sen aile ediyorsun? Sen kendi milletine çalış. Senin anan da Ermeni, baban da Ermeni. Bunların Türkiye'de istihbaratı var. Bu dışarıdakilerin, ben içeridekiler masum hiç onlara bir diyeceğim yok. Onlar senin benim gibi vatandaş. Hı hı. O dışarıdakiler, büyük devletlere alet olanlar bunların devamları Abdullah Öcalan'ı buldular. Niye silahlı bir hareket? PKK tamamen Ermeni güdümlü silahlı bir hareket. Peki bunu Kürtler bilmiyor mu? İleri gelenlerin hepsi biliyor. Niye bunu yapıyorlar? PKK'yı 3 gaye ile kurdular. Hı hı. Bir, Kürtlerden Ermenilerin intikamını almak. O 15 olanları. Evet. Mi? Dikkat et. Urfa Arap. PKK'lıların bir Arap öldürdüğünü gördün mü? Sirdin yarısı Arap, yarısı Kürt. Doğru. Kürt muntakasında anarşi var. Arap, Arap muntakasında yok. yok. Onun işi Arapla değil. Onun birinci vazifesi Kürtlerden Ermenilerin intikamını almak. İkinci işi arazi ucuzlatmak. Anarşi oldu korku içinde yaşıyor musun? Bin liralık yere bir yedi liraya satar gidersin. Bu İstanbul nasıl 15 milyon oldu? PKK'nın adam kaçırmasıyla oldu. Diyarbakır'da öyle. Araziyi yaptı. ucuzlatmak nüfusu azaltmak. Neden ne yapıyor? Niye ucuzlatıyor da? Niye adamı azaltıyor? Çünkü Avrupa bak 63'te imzaladık o zaman ortak pazar. Şimdi Avrupa Birliği'ne. Türkiye girdiği takdirde onlar zannettiler ki bu çabuk olacak. Bu kadar uzayacağını bilemediler. Onun için PKK hala devam ediyor. Ne vakte kadar? Girene Türkiye kadar Avrupa Birliği'ne girene kadar Ermeni elinden gelirse işten vazgeçmiyor. Ne olacak gelince efendim? Bugün PKK gençlerinin, PKK silahlı elemanlarının en az üçte biri Ermenidir. Ermeni gencidir. Ermenistan'dan gitmiş, Avrupa'dan gitmiş gençlerdir. Bir kısımda Yunan vardır fanatik Yunanlar. Alman da var ben bir belgeselde gördüm ya. Olabilir. Yani çeşitli sebeplerle Türkiye'nin aleyhine olan herkes oraya bir ama kahir ekseriyet Ermenlerdir. Ve beyin takımı Ermenidir. Abdullah Öcalan'dan başlamak üzere. O bazıları da Kürt görünüyor ya. Onlar da incelense onların da Ermeni olduğu çıkar. Ne maksat ne burada efendim? Niye yapıyor? Niye yapıyor? Avrupa Birliği'ne girince Türkiye Avrupa dahilinde 4 milyon Ermeni var. Doğru. Gelecek Güneydoğu'yu satın olacak? Parası var. Arazi ucuzlasın ki az parayla çok yer alsın. Bu arada Ahali da... kaçırılsın ki oraya getirdiği Ermeni hatırı sayılı bir çoğunluk olsun. Kürtlerden intikam alınmış olsun. O bu arada. Kürtlerden intikam birinci madde. Şimdi Avrupa Birliği'ne girdiği zaman bunlar bu dersi Yahudi'den aldılar. Yahudi Filistin'i satın alarak başla oraya yerleşme. Bu da gelecek hesabını ona göre yapıyor. Yahudi'den öğrendiği takviği tatbik edecek. Orada gelecek arazi alacak. Avrupa Birliği'ne dahil olan devletlerin tebaları birbirlerinden mülk almak hususunda vatandaş hukukuna eşittir. Gelir boğaz içinde yalıyı satın alır. İngiliz, Fransız, Alman. Hepimiz eşit olacağız değil evet. mi? Biz alamayacağız ama para yok. Ya o zengin olduğu için kolay alacak. Ama bunların planı Güneydoğu üzerindedir. için PKK'nın aleyhine bir hareketi can simidi gibi önemsedi. O da neydi? PKK'nın hareketi İsrail'in menfaatine uymuyor. İyi dikkat edin. Niye uymuyor? Çünkü PKK şu üç söylediğim gayeyi gerçekleştirdiği zaman Türkiye Avrupa Birliği'ne girmiş olacak. Avrupa Birliği'ne giren Türkiye'ye Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları gelip vatandaş gibi arazi satın alıp yerleşme hakkını elde edecek. Bu Roma Anlaşması'nda bir maddedir ama Avrupa Birliği'ne girmesiyle bu PKK'nın davası, Ermenilerin gelip yerleşmesi, Türkiye'yi bununla bölmesi gerçekleşme plan olunca Avrupa Birliği'ne girmiş olan bir Türkiye'den toprak istemek İsrail işini güçleştirecek. 70-80 milyonluk Türkiye yerine karşısında 400 milyonluk Avrupa olacak. Onun için İsrail Türkiye'nin PKK hareketiyle değil Kuzey Irak'taki Kürt hareketiyle bölünmesini istiyor. PKK'yı da tasfiye etmek istiyor. Alma noktasına gelmeden de zaten Avrupa Birliği dağılacak. Ben bunu 72'de yazdım. Avrupa Birliği dağılacak. Devam etmez. Çünkü Avrupa Birliği de Yahudi egomanyasına karşıdır. Avrupa Birliği denilen oluşma Katolik enternasyonalinin Yahudi internasyonel gücü karşısında ayakta kalma mücadelesinin eseridir. Molla Mustafa Barzani'nin ailesi Yahudidir. Bugünkü Mesut Barzani'nin ailesi Yahudi dönmesidir. Yahudiden Kürtleşmiş. Yoksa bu iddialarına bir anlam verebilmek için başka iddialarını da bilmek gerekiyor. Nedir o iddialar? Amerika İslam dünyasının kaynaklarını sömürmek için Türkiye'yi taşeron olarak kullanmak istiyor. Amerika Türkiye'ye hilafeti geri getirmek istiyor. Hilafet üzerinden İslam dünyasını kontrol etmek istiyor. ABD'nin Türkiye'yi İslam kaynaklarını sömürmek için kullanması, Türkiye'yi taşeron olarak kullanması Bob planıdır. Ben de bunu destekliyorum der. Kemalizmi yıkmak için Amerika ile ortak olurum der sansar, kansız boğar. Başka hayvanlar gibi ısırmaz. Tavuğun boğazını boğar, gık der biter. Aynen sansar boğması gibi İslam aleminin iktisadi imkanlarını eline geçireceksin. Nasıl yapacaksın bunu? Kendi adınla yapamazsın. Bunun için bir taşerona ihtiyacın var. Bunlar düşündüler, taşındılar. Bu taşeron olsa olsa Türkiye olur dediler. Çünkü geçmişteki liderliği dolayısıyla İslam dünyasında yeniden baş olma şansı bunlarındır. Ama biz buna İslam dünyası projesi diyemeyiz. Biz buna Orta Doğu projesi diyelim. İslam kelimesiyle yeşil tehlike ilan ettiğimiz İslam'a taraftarlığımız anlaşılır belli ölçüde. Çünkü bu alem İslam Müslüman toptan Başka türlü buraya gidemeyiz. Biz buraya bir Müslüman ülkeyi taşeron olarak kullanalım. Demokrat Parti'nin beyinleri bu arada oturdular, düşündüler, taşındılar. Bu işi Türkiye yapar dediler. Demokrat Parti'nin bu iştihadına göre Türkiye İslam dünyasının yeniden lideri olacak. Bu liderliğin bir icabı var. O icap hilafettir. O zaman bir hilafeti yeniden yeri, yeriye getirme çarelerini bulalım. Türkiye'de hilafeti deruhte eden bir ülke olarak onlarla baş şeklinde bir birleşmeyi sağlayalım. Türkiye'yi kullanalım bu petrolü istismar etmek için. Bize tabi bir hilafet olsun bu istikamette çalıştıktan sonra bir de Müslüman mütefekkirlerine soralım. Bu iş nasıl olur? Hilafet yeniden geriye gelmek için ne yapılabilir? Bu Clinton zamanında başladı. Bu fakir kardeşinize de bu suali sordular 2004 yılında. Ben de onlara bir rapor verdim. Hilafet şöyle geriye gelir. Bakın bu halife hilafet kitabımda ben bu raporumu da yayınladım. Çünkü itham ediliyorum. Sen Amerikancı mısın? Hayır ben Amerikancı değilim. Ben milletimin menfaatini düşünüyorum. Ölü rahmet bulsun, nereden bulursa bulsun. Bizim Kemalizme rağmen, evet can çekişiyor. Akşam bir profesör de söyledi, miadını doldurdu. Öldü fakat gebermedi, depreniyor. Ona karşı bizim bunu yapmaya gücümüz yoksa gücü yeten birinin yardımını başımın üstünde kabul ederim. Amerika sana diyor ki ılımlı Müslüman ol. Bunun manası ne? Sen Kemalizm'le alemi İslam'a lider olamazsın. Şam'ın göbeğine Mustafa Kemal'in heykelini mi dikeceksin? Adam seni reddeder. Mekke'ye Mustafa Kemal'in heykelini mi dikeceksin? Kemalizmi mi götüreceksin oraya? Büyük Orta Doğu Projesi diyorlar ya. Evet. Bu Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye için bir nimettir. Bunu tenkit edenlerin kulakları çınlasın. Büyük Orta Doğu Projesi'nin merkezi Bak, Türkiye söyleyeyim. midir? Sizce? Merkezi değil, faili, evet. faili evveli Türkiye'dir. Clinton zamanında ben de rapor verdim, bana da sordular. Efendiler, gördüğünüz üzere... ABD Kemalizm'e düşmandır ve İngiliz dostu Kadir de Amerikan çıkarlarına hizmet ettiğini aleni olarak açıklamıştır. Adam Amerika'ya rapor vermiş. Sizce Amerika'nın Türkiye siyasetinde taşeron olarak kullandığı ılımlı Müslümanlar hilafeti getirse hilafet makamı Amerika'nın istemediği bir şey yapar mı ya da daha doğrusunu sorayım yapabilir mi? Amerika'nın getirdiği bu hilafet makamı bir Hristiyan devletin istediğini yapacağına göre bu hilafet makamını istemenin anlamı nedir? Hilafet makamını istemesinin tek bir sebebi vardır. İslam dünyası üzerinde bir Hristiyan yönetimini istemek ve arzulamak. Bu durum dışında Hristiyan devlet olan Amerika İslam dünyasının kaynaklarını da sömürmek istiyor. İslam dünyasının kaynaklarını bizim Müslüman çocuklarımız bizim kendi geleceğimize bırakmamız gerekirken bizim kaynaklarımızı Müslüman çocukları kullanması gerekirken Amerika'daki Hristiyan çocukların kullanmasını kabul ediyorlar. Ve bizden de bunu kabul etmemizi bekliyorlar. Ne için Hristiyan yönetimi altında kendi özgür kararını veremeyen bir hilafet makamı için? Ve bu Hristiyan yönetimini isteyenler Hristiyan devletin de karşı olduğu Kemalizme karşılar. Şimdi sorarım size. Kemalizm mi Müslümanlığa düşmandır? Yoksa Müslümanların evi üzerinde Hristiyan kılıcı dalgalandırmak isteyen sözde Müslümanlar mı? Bunlar Amerika'nın kontrolü altındaki hilafet için Türkiye devletinin bile yıkılmasını göze alırlar. Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın. Ben razıyım. Kafir olarak ölmek başka, zulüm altında mümin olarak ölmek başka şeydir. Bir Hristiyan gölgesi altında İslamiyet yaşamak isteyenlerin bilinç altındaki sapkın düşünce keşke Yunan galip gelseydi. Sözüyle bilinç üstüne çıkıyor. Ben tepe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi ne? Peki ya bu zihniyet? neden PKK'ya Ermeni hareket ediyor? Amacı Amerika'nın yıllardır desteklediği PKK'yı Amerika desteklemiyormuş gibi göstermeye çalışmaktır. Amerika sadece Barzani ailesini destekliyormuş gibi göstermeye çalışmaktır. Eğer ki Amerika'nın PKK'ya destek verdiğini söylerse bu durum halkta bir anti Amerikancılık doğuracaktır. Bunu da Kadir istemez değil mi? Ne de olsa Amerikan hilafetini istiyor. İngiliz dostu Kadire Amerika'dan bir mektup geliyor ve Van şehrimizde PKK'lı Ermenilerin yerini belirtiyor. Kadir de bu bilgiyi Turgut Özal'a veriyor. Ama ben Kürtleşmişim Abdullah Öcalan'dan evvel bak Ermeniler ne yaptılar? Ben 1970 senesinde Moskov mezalimi. O zaman komünistler çok azgındı memleketimiz. Onlara karşı Moskov mezalimi yazarak Rusların Türk kavmine karşı her vesileyle Balkanlarda, Kırım'da, Kafkaslarda vesaire yaptığı zulümleri anlatırken hı hı. Harbi Umumi'de Ermeni-Rus müşterek mezalimi diye yazdım. Hı hı. Bana her yerden protesto geldi. Bu Ermeniler... Bu iş defter kapanmışken sen bunu tazeledin diye. Halbuki bana Amerika'dan bir mektup gelmişti. Bunlar Arjantin'de bir merkez kurdular. Merkez kurdular ve çalışıyorlar. Eleman yetiştiriyorlar. Biliyor musun barış gönüllüleri diye adamlar geldi. Bizim köylerimizde aylarca Öyleymiş. kaldılar. Amerika'da. Sosyolojik etiket yapıyoruz. Falan. Bunların çoğu Ermeniydi. Ajan mıydı? Ajandı. Ben gurbetteydim. Van Gölü'nün kenarında bilmem 300 küsur Ermeni yer alacak şey de Yaş, Amerika. için site Onu edelim. da Özal'a Ermenidir bunlar. Araştır. Van Gölü'nün seçmeleri bunun içindir. Diye ben faksladım. O zaman vatana evet, giremiyordum. Çıktı Vatandaşlıktan atılmıştım. Özal'a ben bildirdim. istihbarat inceledi ki hepsi Ermeni. Amerika vatandaşı ama Ermeni. Bak şimdi. Bu, bunun çok tezahürü Bunlar ne yaptılar? Orada bir hafta kaldım. Yurtlarda konuştum, vakıflarda konuştum, salonda konuştum. Eline geçirme beni bırakmıyorlar. Bir adamı hep karşımda görüyorum. Dedim ki arkadaş sen beni mi takip ediyorsun? Güldü. Dedi ki ben buranın emniyet müdür muaviniyim. Evet. Aha da hüviyetim. Ama getir Kur'an'ı el basayım vazife icabı yanında değilim. Ben senin bu konuşmalarından çok şey öğrendim. Sen diyorsun ki Ermeniler başkaları üzerine arazi topluyorlar. Bizim bu Antep'te bir köylü adam. Siz bunu 74'lü yıllarda da mı söylüyordunuz? Tabii, ya? o zaman da söyledim. Seçimlerde kullandım ben bunu. Nasıl kullandım onu da şimdi tamam. söylerim sana. Bak. Emniyet müdür muhabiri diyor ki bizim bu Antep'in köylerinden bir adam bir kelime Fransızca bilmez. İkide bir bizden pasaport alıyor, Fransa'ya gidiyor, geliyor. Allah Allah. Biz bu adamı merak ettik ve bu adam bir tahkikat neticesinde çıktı ki Güneydoğu'da bin dönüm arazi almış. Oğlun üzerine, kızın üzerine, kardeşin üzerine, amca zadesinin üzerine bin dönüm belli olmasın diyor. Biz bunu sıkıştırdık, Ermenliğini itiraf etti. Sen dedi, hususi bir istihbaratın mı var ki? Ben de onu soracaktım. Nereden buldun? Hususi şimdi? bir istihbaratın mı var ki? Bunu bana çok adam demişti. Evet. Özal da dedi, senin istihbaratın mı var? Ya, bir evet. meselede söyledim de. Bir cinayeti dedim, Tarasut altına alın. Faili yakalarsın. Bunlar benlik olur, girmeyelim. Tamam. Ama... Bu suretle anladım ki diyor, bu adam Elmenlere arazi topluyor. Ben senin söylediğini başkası doğru kabul etmeyebilir, mübale alabilir. Ben bunun içindeyim dedi. Bu adam bunun bir örneğidir. Çok iyi Kim bu Siirt'te de vardır, Malatya'da da vardır, <laughs> Van'da da vardır, her yerde vardır. Ama biz Antep'te bir adamı tespit ettik, Güneydoğu'da bin dönüm arazi aldı ama 8-10 kişi üzerine belli olmasın diye. Ve bunun iyi Ermeni olduğunu tespit ettik. Şimdi olayı değerlendirelim. Kadir'e Amerika'dan bir mektup geliyor. Ermenilerin Van Gölü'nde çalıştığını söylüyor. Bu bilgiyi Kadir Turgut Özal'a yazıyor. Bu bilgi doğru çıkıyor. Kadir bu bilgisini konuşmalarında anlatırken bir adam geliyor. Antep'te görev yaptığını söylüyor ve bir hikaye anlatıyor. Sonra bu adam diyor ki Kadir'e senin anlattıkların doğru. Kimse sana inanmasa da ben olayın içindeydim. Sen doğru söylüyorsun. Kadir de bu adama ve Amerika'dan gelen mektuba hemen inanıyor. Ve bu bilgiyi doğruymuş gibi herkese anlatıyor. Devamlı büyük oyunu gören Kadir galiba burada kendine oynanan oyunu görmemiş. Ya da bu Ermeni hikayesinin Amerikan çıkarları için nasıl faydalı olduğunu görememiş. Bunların hepsi birer olasılık. Amerikan hilafetini isteyen Kadir, Amerika'nın Irak işgaline de Müslüman olan satlama destek vermek yerine Hristiyan Amerika'ya destek vermiştir. AKP'nin Irak işgaline destek vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Irak işgaline Amerikalılar mı? Evet, Amerikalılara. AKP'yi ben ona ikna etmeye çalıştım. Bir saatten fazla Tayyip'le ben konuştum. Bunun için Ankara'ya gittim. Onu ikna edemedim de sonra beni hava kuvvetlerine çağırdılar. Ya ne anlattın ona? Bize de anlat. Anlattım. Korkma bu olacak dediler. Ben de zannettim ki doğru diyorlar. Meğersem yok. Şimdi anladınız mı olay? Kadir Amerikalıların hilafetini istediği gibi İngilizlerin de monarşisini istiyor. İngiltere'deki gibi meşrutiyetin doğru olacağını düşünüyorum Türkiye'de. Konuyu toplamak gerekirse birileri Hristiyan Amerika Devleti'nin çıkarlarına hizmet etmektedir. Bunu para karşılığı tutulmuş istihbarat elemanları da yapar. Neyse ki Kadir'in zihniyeti bu ülkeyi yönetenler de yok. Olsaydı eğer ülkemizin dört bir tarafındaki madenleri, kaynakları emperyalist güçler sömürürlerdi. İngiliz dostu Kadir'in fikir yapısını değerlendirmeden önce isterseniz İngiliz dostundan İnciler bölümüne geçelim. Alman Harbi devam ederken komünist Rusya'da Stalin emretti. Kumlara

Bugün bir hain hükümet bile geçse Türkiye'nin başına Kıbrıs'ı veremez. Çünkü seçim kaybeder. Kendine döner zarar. Değerli arkadaşlar Kıbrıs konusunda arkadaşımızın sorusunda yatan oradan bir metre toprak verecek misiniz? Belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz. We can give up some of that land in a... Acemlerin gizli Kur'an basmalarına hürmetsiz bir şekilde basmalarına mesela Araplar Harem-i Şerif'te Kur'an'ı yastık gibi başına koyar yatar. Bir Türk bunu göbeğinden aşağı tutmaz. O telakki farkıdır ama bizim telakkimiz böyledir. Yahudiler geliyor orada arazi alıyor. Abdülhamit bir kanun çıkardı satışları iptal etti. Yahudi arazi satmak yasak dedi. Bu sefer Türk vatandaşı Yahudileri kullanarak almaya başladılar. Türk vatandaşın, Türk'ten farkı yok Türk vatandaşı olan Yahudi Fakat Abdülhamit bu işin nereye gideceğini anladığı için Türk vatandaşı olan Yahudilerin de Filistin'de arazi almalarına yasak etti. Orası için yasak koydu. Gel İstanbul'da al. Bir şey demiyorum. Ama orada toplanmaya engel olmak. için. Bunda da başarılı olamayınca bunlar gittiler. Oradan taşıran Araplar buldular. Arap bir ofis kurdu. Arazi topluyor. Bir liralık yere on lira veriyor. Arap ileri gelenleri kuyruğa girdiler. Bir ahmak adam gelmiş. Suriye'den bir Arap buldu getirdi oraya. Adam Arapça konuşuyor. Arap. Camiye de gidiyor. Görüyorlar. Yani gizli Yahudidir de, de akıllarına gelmiyor. Herifin parası biter de benimkini alamaz diye kuyrukta kavga etti Araplar. Bak bu Araplar bize ihanet etti et diye bir dava var ya. Yüzde yüz yalandır bu. Onu da soranlar %100... var. o Ah yapayım. vakit olsa da anlatsa. Vaktimiz var. Biz bir tecavüze uğradık. Milletçe. Hem de din sayesinde şu kitabımla bunları sıkıştırdı birbirinin içine. Altı tane kazık yaptı milletin kıçına dayadı. <laughs> o bir hatırat mahiyetindedir. Hatıratların hepsi hissidir. Tarih için ancak bir malzemedir. Bu ne mantıktır ya? Bir millet bu kadar alçalır mı? Bir millet bu kadar mantıksızlaşır mı? Fe subhanallah. Obama Müslümandır. Obama'nın asıl kelimesi Üsame'dir. Halbuki bana Amerika'dan bir mektup gelmişti. Bunlar Arjantin'de bir merkez kurdular. Merkez kurdular ve çalışıyorlar. Eleman yetiştiriyorlar. Ondan sonra Abdullah Öcalan'ı buldular. Abdullah Öcalan Türk mitine çalışıyordu. Millet duysun. Evet. Yani Onu ser, buldular. Ser, ser, Sen neye aile geliyorsun? Sen kendi milletine çalış. Senin anan da Ermeni, baban da Ermeni. Kürt aşiret deistlerini Sultan Hamid çağırdı. Dedi ki burası Ermenistan değil, Kürdistan'dır deyiniz. Bilmedi ki bir gün gelecek ki bu Kürtler de Müslümanlığa rağmen ayrılık gidecekler. Müslüman anasırdan ayrılmak arzusu ishar eden ilk Arnavutlardır. Allah bunun cezası olarak onları 70 sene açık hava hapishanesinde tutmuş. Şimdi de Kürtleri görüyoruz Müslüman olduğu halde bizden ayrılmak isteyen. Başka bir okuyucu, iyi günler PKK terörü ne zaman bitecek demiş. İslam'a ram olduğu gün Türkiye biter. İslam'a ram olmadığı müddetçe de devam eder. Alınacak. Batılı akıl hocalarının tesiriyle içeriden işgal icra etmiş olan yerli hainler. Mesela Mithat Paşa, dedesi Bulgar Yahudisi. Eroyman, alçak, adi, süfli, şerefsiz bir adam. Böyle dolu. Bunlar ikinci Mahmud'a orduyu lav ettirdiler. Yeniçeri ordusu biz o gün yıkıldık. Orada Yahudiler bu meseleyi ortaya attılar. Bismarck bunu elinin tersiyle etti. Toplantıyı o idare ediyordu. Onun için Bismarck'a düşmandılar. Fakat ne yaptı? Yaptı. Bismarck'ı da elde etti. Bismarck'la buraya geldi. Bismarck'a, Padişah'a bu projeyi söylemesini istedi. Bunda başarılı olamadı. Bismarck'la Kudüs'e gitti. Geldi. 3-4 sefer gitti, geldi. Padişah da tamam dedi bir seferinde. Kut'ül Emare ile alakalı olarak bir iki gerçeği burada size anlatmak istiyorum kutil emare zafer değildir. Birinci yanlışları bundan bahsedenlerin kutil emare zaferi demelerdir. Kutil emare zafer değildir. Ben Çanakkale'ye başkalarının baktığı gibi bakmıyorum. Çanakkale Mehmetlik için şereflidir subaylar için yüz karasıdır. Buradaki Osman Gazi denilen adam da benim anlayışıma göre Maraşal Fevzi çakmak nasıl bir ahmaklıkta zirve ise o da öyle bir adamdır. Hiç de öyle bayraklaştırıldığı gibi bir adam değildir. Maddi ve askeri bakımdan Yunan Harbi hiç de değerli değildir. Hiç de emniyetli değildir. bir takipçinin damat Ferit hain midir diye sormuş. Haşa. Çerkez Ethem ricate razı olmamıştır. Bu milletin içinden çıkmış gerçek kahramanlardan biridir. Gerçek mağdur ve mazlum olan bizim gerçekten hakkını, hukukunu korumak için arkasından koşacağımız adam Şeyh Said Hazretleri mütalalarına katılıyorum. Ben de çok hain oldum, çok kahraman oldum. Bu millet bu kelimeyi kolay kullanıyor. Ama 80 sene devam eden bir ithamdır bu. Sultan Vahidettin için hiç de öyle bir işçinin hak istemesi karşısında söylenildiği gibi telakki edilemez. altına aldı. Bütün karşıt rejimleri işgal ettiği ve işbirlikçiliğin artık meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir dünyada yaşıyoruz işbirlikçiliğin, bütün kamusal değerlerin yok pahasına satılmasının ve Amerikancılığın bu kadar prim yaptığı bir ortamda tarihten arka plan oluşturmak yok lazım ya ve Türkiye'de. vahdettin. Ben İngilizlere düşman gittim Avrupa'ya. 80 ihtilalinde vatandaşlıktan atıldıktan sonra. Almanlara dost gel, gittim. Tarihten edindiğim intiba ile böyleydi. İngiliz'e dost, Alman'a düşman döndüm. Bunun sebeplerini saysam bir derse bitmez. Ben İngilizlerden insanlık gördüm, Almanlardan hayvanlık gördüm. Müsaade İngiliz tamam. emperyal olmuş, dünyaya açılmış, başkalarıyla oturmuş, kalkmış, münasebet kurmuş, bu işi öğrenmiş. Alman bir kara memleketi olarak kormuş. Emperyalizm başladığı safada Hollanda bile dünyanın dört kucağında Müstemleke kurmuş, Alman'ın bir müstemlekesi yoktur. Onun için egoist, kendi içine kapalı her Hitler, her Alman bir küçük Hitler'dir. Ama İngilizler böyle değildir. Size İngilizlerin en son hareketini söyleyeyim. Bugün Türkiye'de Müslümanlar hiç olmasa ahkam şahsiyelerini şeriata iman ettiği şeriata göre, muracaat esasına, isteyen yapsın esasına bağlı olarak bu hakkı elde etsinler desen bu suç teşkil eder. İngiliz bunu bir Müslüman azınlığa altı tane şeriat mahkemesi kurarak kabul etti. İngiliz böyledir insani bakımda. Peki bir daha. Dünyanın hiçbir yerinde bir Hristiyan devlet bir şeriat mahkemesi kurup da sen inancına göre evlen, inancına göre boşan, <laughs> inancına göre miras taksimini yap demez. Efendiler bu adam diyor ki Theodor Heinz ile Bismarck beraber Osmanlı'ya gelmiş. Buna inanacak kaç kişi var aranızda? İnanan varsa derhal burayı terk etsin. Adam bir de diyor ki Mitat Paşa 2. Mahmut'a Yeniçerileri kaldırtmış. Bu kafaya ulaşmak için bazı insanlar bir servet veriyor da gene ulaşamıyor. İngiliz dostu Kadir Mısıroğlu hayatının birçok noktasında birilerinin temsilcisi olduğunu belirtmiştir. Peki ya kimdir temsil ettikleri? Amaçları nedir? Fikirleri ve niyetleri nedir? Ne yapmak istiyorlar bunlar? Bu sorularımıza yanıt almak için tarihin o derin sayfalarını açmamız ve tarihi biraz geri sarmamız lazım. Osmanlı'nın son zamanında Osmanlı'nın yıkılmasını önlemek için insanların kafalarında fikirler olgunlaşıyor ve gelişiyordu. Birçok insan kurtuluşu birbirinden farklı fikirlerde arıyor bulmaya çalışıyordu ama bu farklı fikirdeki insanlar en sonunda ortak bir fikir altında birleşebilmişlerdi. Padişahın tahttan inmesi ve devletin meşrutiyete geçmesiydi. Padişahın tahttan indirilebilmesi için farklı fikirdeki insanlar bir araya gelmişlerdi. Bu oluşumun içinde askerler de vardı, fikir adamları da vardı, siyasetçiler de vardı, devlet memurları da vardı, kendi çıkarlarını düşünen İnsanlar da vardı, halkı düşünen insanlar da vardı, hainler de vardı, vatan kahramanları da vardı. İşte bu oluşum tarihte birçok kez adını değiştirmiş olsa da iddiat ve terakki olarak bilinir. Bu oluşum amacına ulaşınca bölündü. Yani 2. Abdülhamit devrilince iddiat ve terakki oluşumu dağıldı. Bu dağılma sonucunda askeri kanat bir tarafa, siyasi kanat bir tarafa geçti. Bu siyasi kanat askerler karşısında başarı elde edemeyince askerler karşısında birleştiler ve bir bütün oldular. Siyasi kanat Hürriyet ve İtilaf Partisi'ni kurdu. Bu partiyi oluşturan en önemli siyasi oluşumlardan bir tanesi Ahrar Partisi'dir. Bu parti liberal olması ile tanınır ve bilinir. Bu parti Adem'i merkezci olduğundan merkezi otoriteyi zayıflatıp yerel yönetimleri desteklemektedir. Bu da Osmanlı'yı bölmek demektir. O yüzden İngilizler bu partinin kurucusunu Prens Sabahattin'i her zaman desteklemişlerdir. Hürriyet ve İtilaf Partisi iki temel ideolojiden oluşur. Birisi liberalizm, diğeri ise muhafazakarlık. Bu partiye İngilizler destek vermese, birleştirmeye çalışmasa bu parti asla bir araya gelemezdi, oluşamazdı. Liberalizm ve muhafazakarlık Temelde çok farklı fikirlerdir. Bu partiyi İngilizlerin kurduğu çok aşikardır. İngilizler bu partiyi İstanbul'u işgal ettiklerinde hükümete getirmişlerdir. İngiliz emellerine çok iyi alet olmuş bir partidir. Partinin üyeleri Damat Ferit, Kamil Paşa, Rıza Nur, Mustafa Sabri gibi namı kendinden önce gelen isimlerdir. Damat Ferit ihaneti Kamil Paşa'dan devralmıştır. Bunlar Kurtuluş Savaşı zamanında İngilizler ile en iyi çalışan kimselerdir. 31 Mart ayaklanmasının da bunlar yapmışlardır. Herkesin aksine ben padişahın çok fazla suçlu olduğunu düşünmüyorum. Hareket Ordusu İstanbul'u kurtarınca İngiliz Dışişleri Bakanı İstanbul'daki elçilerine şu yazıyı göndermiştir. Belki İttihat ve Terakki'nin elindeki gücü çok küçümsedik. Son 3-4 ayda İttihat ve Terakki'ye ve genç Türklere karşı kendimizi fazlasıyla eleştirici bir tutuma kapattık. Daha birçok kanıt vardır. Ama konu 31 Mart olmadığı için burada değinemeyeceğiz. Şimdi burada bir karışıklık olmasın. 31 Mart olaylarını yapanlar Hürriyet ve İtilaf Partisi'ni kurdular. Yani aynı adamlar. Hürriyet ve İtilaf Partisi kurulduktan sonra İngiliz konsolosluğuna yazdığı mektuplarla birçok kez yardım istemişlerdir. Konuyu toplamak gerekirse Hürriyet ve İtilaf Partisi İngiliz bağlantılı olduğu bilinmektedir. Şimdi gelelim askeri tarafa. Askerler demokrasi falan derler de demokrasiyi fazla tanımazlar. Halk için halka rağmen kafasındadırlar. Yenilikler milleti geliştiriyor ve millet için iyi ise o yeniliği millete rağmen yaparlar. Askeri kanadın fikirlerinin gelişmesinde Fransız ihtilali çok etkili olmuştur. Bu ihtilalin etkisiyle milliyetçilik fikirleri gelişmiştir. Her zaman milletler için uğraşmaya ve milletlerinin yanında olmayı tercih etmişlerdir. Ama milletlerine elitist bir bakış açısı ile yaklaşırlar. Elitist olmalarına rağmen emperyalizme karşıdırlar. Millet için yaptıklarını millete anlatmazlar ya da gerek duymazlar. Biz millet için zaten en iyisini yapıyoruz kafasındadırlar. Türkiye devleti kurulduktan sonra askeri elitist bakış açısı yani şu an herkesin kabullendiği yaygın adıyla dat ve terakki zihniyeti Türk ordusunda kendisine temsilci bulmuştur. Eğer ki birileri İttihat ve Terakki Cemiyetini eleştiriyorsa eleştirdiği adamların ilerleyen zamanlarda Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne katılıp katılmadığına bakarsanız durumu çok iyi anlarsınız. Türkiye'de elitist askeri zihniyet orduda karşılık bulurken liberal ve muhafazakar zihniyet ise siyasette yer buldu. Emperyalist güçlerin Türkiye'nin çok partili döneme geçmesini istemesinin tek bir nedeni vardır. Bu neden ise senin ülkene demokrasi falan getirmek değildir. Hürriyet ve itilaf zihniyetini, temsilcilerini tekrardan siyasete sokabilmektir. Bu adamlar sayesinde ise Türkiye yönetiminde söz sahibi olup istedikleri gibi Türkiye'yi yönetmek istiyorlar. Bu emperyalist güçler başarılı olmuş mudur? Siz söyleyin. Çok partili hayata geçiş ile Demokrat Parti doğdu. Demokrat Parti dinimizi siyasi emellerine alet ederek seçim propagandası yaptı. Yani siyasette dinimizi istismar etti. Dinimizi bu kadar seçilmek için kullanan Menderes birçok çarpık ilişki de yaşamıştır. Birçok kadın ile zina yapmıştır. Yani anlayacağınız üzere en hafif tabir ile iki yüzlü bir insandır. Yüce dinimizi istismar sonucu seçimleri kazandı. Seçimleri kazandıktan hemen sonra çok enteresandır. Hristiyan emperyalist devletler ile işbirliği içine girdi. Menderes'in Hristiyan devlet Amerika ile ilişkilerini araştırırsanız neler bulursunuz neler. Mesela Menderes o zamanki Amerika'nın Ortadoğu Doğu görüşü ile aynı görüşe sahipmiş. Yani Menderes günümüzde olsaydı bu projesinin eş başkanı olurdu. Herhalde. Menderes'in bu hallerini gören elitist, vatansever, askeri zümre yönetime el koyar ve Menderes'in partisini kapatır. Bu parti kapatıldıktan sonra Adalet Partisi kuruldu. Adalet Partisi de muhafazakar ve liberal bir parti olduğundan fikir ayrılıkları yaşandı. Parti içinde ve Adalet Partisi ikiye bölündü. Bir tarafa muhafazakarlar geçti, diğer tarafa liberaller. Türkiye'deki liberallerin ekonomik görüşü devletin neyi varsa satılmasını istiyorlar. Bu durumu bir şeye benzetecek olursak yıllarca çalışıp mal mülk alan babanın hayırsız evlatına benzetmek yerinde olacaktır. Hayırsız evlat babadan kalan dükkanı satar ve o parayla başka bir gelir getirecek iş kurmaz. Zevki için harcar. Bu işi o kadar abartır ki borç alarak harcama yapar. En sonunda borcunu borç alarak kapatmaya çalışır ve iflas eder. Şimdi tekrardan konuyu toplayalım. Anlattıklarımız sosyal konular olduğundan Konu fazla dağılıyor. İşte bizim İngiliz dostu Kadir, bu Hürriyet ve İtilaf Partisi zihniyeti bulunan Mustafa Sabri'nin temsilcisidir. Bir sonraki videomuzda İngiliz dostu Kadir'in İngiltere, Almanya ve Suudi Arabistan arasındaki faaliyetlerini konuşacağız. Suudi Arabistan'daki parasını nasıl İsviçre bankalarına yatırmaya çalıştığını konuşacağız. Mesela Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'de pek çok İsviçre'de parası olan adam var. Suudi Arabistan'da. Hakeza. Ben Suudi Arabistan'dan bir petrol işi yapıyordum. Akamete uğradı. Kralın kardeşiyle anlaşarak. İsviçre bankalarına mektup yazdım. 54 milyon dolar yatıracağım. Şartlarınız nedir? Yüzde bir muhafaza ücreti alırız dedi. Sen bir yerde parayı ürküttün mü? O para emniyetli bir yer arıyor. Kimseye söylenmeyecek. Sır. Bu ancak Yahudi hakimiyetinde olur. İsviçre'ye gidiyor o para. O paraya yüzde bir muhafaza ücreti. Kimse paranın kuluçka gibi üzerine oturmaz. O parayı sahir bankalara faizle satıyor. İngiltere'de hangi faaliyetler içerisinde bulunduğunu konuşacağız. Şimdilik esenlikle kalın. Umarım İngiliz dostu Kader'in. Fikir yapsını anlamışsınızdır. Değerli seyirciler görüldüğü gibi Sultan Vahdettin olayı yakın tarih olayı sadece Vahdettin değil görüldüğü gibi devam edecek bu tartışma bugün başlamadı bugün de bitmez yarın da bitmez. Ama bunları tartışma konuşmak güzel şey gerçekten bunları Türkiye tartışmalı konuşmalı.